Hoş geldiniz 10. sınıflar. Ben Ersen Hoca. Matematikle alakalı sınavlardan 100 almaya, deneme sınavlarından netler arttırmaya var mısınız? O zaman başlıyoruz. Şimdi ilk konumuz permütasyon arkadaşlar. Permütasyon konusunda bakalım içerikte hangi başlıkları inceleyeceğiz. Permütasyonun konu alt başlıkları sayma yöntemleri, faktöriyel ve permütasyon olarak işleyeceğiz arkadaşlar. Her birisi çok kıymetli. Lütfen dikkatle dinlemeni şiddetle tavsiye ediyorum. Permütasyonun kullanım alanlarına ve faydalarına bir bakalım. Nesneleri sıralamaya permütasyon deniyor. Günlük hayatta biyoloji, tıp, fizik, güvenlik, şehir planı yok kardeşim her yere girmiş. Çevrecilik, üretim ve pazarlama gibi alanlarda sayma sıralama hesaplarından yararlanırız demişiz. Örneğin kasaların şifrelenmesinde, elektrik devrelerinde, bir fabrikada üretilen ürünlerin seri numaralarının belirlenmesinde ve birbiriyle bağlantılı toplama işlemlerinde permütasyon kullanacağız. Peki bu konuyu çalıştıktan sonra ödevlerimiz ne olacak? Sıfırdan 10'a matematikte sayfa 10'dan başlayıp 45'e kadar çözmen lazım. Epey de geniş bir konuymuş. Dinamo matematikte ise sayfa 15'ten başlayıp 36'ya kadar çözmemiz lazım. Ödevler bizim için çok kıymetli. Bunu ilk dersten söylemek isterim. Burada izlediklerini lütfen tatbik edebileceğin en önemli yer soru bankalarımız. Bu soru bankalarını alıyoruz ve buradaki ödevlerimizi bitiriyoruz. Hadi bakalım artık başlayalım konumuza. İlk başlığımız sayma yöntemleri. İki tane sayma yöntemimiz var. Bir tanesi toplama yoluyla sayma, bir tanesi de çarpma yoluyla sayma. Toplama yoluyla saymada diyor ki veya bağlacıyla anlatılır. Bak bizim için son derece önemli meselelerden bir tanesi. Sorun içerisinde veya bağlacı gördüğümde aklıma ilk başta bunun gelmesi lazım sevgili dostum. Veya bağlacıyla anlatılır demişiz. Bir durumun farklı versiyonları için kullanılır. Biraz sonra detaylandıracağım. Birleşim kümesi anlamına gelir. Bak bu veya bağlacı sorularda da birleşim kümesi anlamına gelir diyor. A ve B ayrı kümeler ise. Şimdi normalde A birleşim B'nin eleman sayısını ben şöyle hatırlıyorum. Sen de öyle hatırlıyorsundur 9'dan. SA ile SB'nin toplamından A kesişim B'nin ne yapıyorduk arkadaşlar? Eleman sayısını çıkartıyorduk. Fakat ayrık küme demişler. Ayrık kümeyi hatırlarsın. Birbirlerinden bağımsız. Yani kesişimleri olmayan. Kesişimleri yoksa o zaman burası ne gelecektir? 0 gelecektir. Dolayısıyla A kesişim B 0 olunca A birleşim B'nin eleman sayısı sadece A ile B'nin eleman sayılarının nesine kalmış olacak? Toplamına kalmış olacak. Onun için toplama yoluyla sayma denmiş olacak. Geldim çarpma yoluyla saymaya. Diyor ki V bağlacıyla anlatılır. Aradaki farklara lütfen iyi odaklan. Toplama yoluyla sayma yaparken veya bağlacı, çarpma yoluyla sayma yaparken V bağlacını kullanıyoruz. Birlikte yapılan farklı durumlar için kullanılır. Bak deminki bir durumun farklı versiyonları için kullanılıyordu. Bu ise birlikte yapılan farklı durumlar için kullanılır. Peki SA'nın eleman sayısı arkadaşlar. SA, A kümesinin eleman sayısı M ise, B kümesinin eleman sayısı da N ise bu durumda kaç tane durum ortaya çıkacak biliyor musunuz? M çarpı N. Çarpma yoluyla sayma yapıyoruz. Farklı durumları incelerken bunları birbirlerine çarpıyoruz. Sorumuzdan 3 kız ve 4 erkek öğrenci olan bir sınıftan 1 kız veya 1 erkek öğrenci kaç farklı şekilde seçilir? Dikkatini özellikle çekmek istediğim yer burası arkadaşlar. Veya bağlacı. Veya bağlacını gördüğümde aklıma ne gelmeliydi? Toplama yoluyla sayma. Bu durumda 1 kız 1 erkek seçeceğiz. 3 artı 4'ten çünkü sınıfta 3 tane kız 4 tane erkek varmış. Dolayısıyla sorumuzun cevabı ne gelmiş olacak? 7. Çünkü bu soru bana şeyi anlatıyor. Bir kız veya bir erkek. Yani kız da olabilir seçeceğimiz erkek de olabilir. Bu durumda 7 tane alternatifimiz olmuş olacak. 3 tane kız 4 tane erkek toplam 7 tane alternatif. Bunu elde etmiş oluyoruz. Fakat şimdi bu soruya dikkat. 3 kız ve 4 erkek öğrenci olan bir sınıftan bir kız ve... O zaman aklıma ne gelecek? Çarpma yoluyla sayma. Bir erkek öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi bakın. Burada aslında sana şunu anlatıp geçebilirim. Bak arkadaş V bağlacını kullanmışlar. Dolayısıyla 3 çarpı 4'ten 12. Fakat içime sinmez böylesi. Şöyle diyeceğiz. 3 tane kız var. K1, K2, K3 olsun. 4 tane de erkek var. Onlar da E1, E2, E3, E4 olsun. Şimdi bizden bir kız ve bir erkek istiyor ya, senin oluşturacağın demek ki iki kişilik bir grup var. Bir kız, bir erkek seçeceksin. Dolayısıyla biz seçtiğimiz kızlardan birincisi K1 olsa, bunu E1 ile eşleştirebiliriz. 1, K2
K1'i E2 ile eşleştirebiliriz. 2'yi. K1'i E3 ile K1'i E4 ile eşleştirirsek sadece K1 için, yani birinci kız için 4 farklı eşleşme durumu söz konusudur. Aynı durum K2 için de geçerli. K2 E1 ile E2 ile E3 ile E4 ile, bunun için de bir 4 tane geldi. K3 için E1 ile E2 ile E3 ile E4 ile 4 tane de bunun için geldi. 4 artı 4 artı 4 bizim demin bulduğumuz 12'ye bağlayacak. Dolayısıyla bu kadar uzatmak istemiyoruz ama mantığı budur. Dolayısıyla V bağlacını gördüğümüzde verilen sayıları birbirlerine çarptığımızda bu işi kurtarmış oluyoruz. Sorumuzda A kümesi 0, 1, 2, 3, 4 kümesin elemanları ile 3 basamaklı, bak 3 basamaklı sayılar yazacağız. 4 tane sorumuz var. Diyor ki kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Pek bir şartımız yok. Sadece 3 basamaklı olmasını istiyoruz. Onun için böyle 3 tane çizgi çekiyorum ve yüzler basamağından başlıyorum değerlendirmeye. Bu kümenin elemanlarından yüzler basamağına yazılabilecek kaç tane sayı var arkadaşlar? Sakın 5 deme. Çünkü 0'ı yüzler basamağına yazamam. 0'ı yüzler basamağına yazarsam malum öndeki 0'ın bir anlamı olmayacağından dolayı sayı 2 basamaklı olacak. Ben 2 basamaklı istemiyorum ki. 3 basamaklı olsun istiyorum. Bu durumda ya 1'i, ya 2'yi, ya 3'ü, ya 4'ü yazabilirsin. Dolayısıyla buradan 4 farklı seçim yapılabilir. Onlar basamağına geldiğimde herhangi bir şartım söz konusu değil. Dolayısıyla 5 tane sayı yazılabilir. Ve geldim burası için de 5 tane sayı yazabilirim. Birler basamağı için ekstra bir durum söz konusu olmadığından. Bunları çarptığımda buradan karşılığı ne gelecektir? 100. Peki geldim B sorusuna. Bak 100 tane 3 basamaklı sayı yazabildik. Rakamları farklı. Bak yeni bir şart ekliyor. Rakamlarının farklı olmasını istiyor. Ben de geliyorum yine 3 tane çizgimi çekiyorum. Yüzler basamağı için aynı yorumu yapacağım arkadaşlar. Diyeceğim ki bizim 5 tane elemanımız var ama 0'ı başa koyamayacağımdan dolayı buraya 4 tane sayı yazabilirim. Ama dikkat et, bu sefer rakamlar farklı. Sen bu kümedeki 5 tane sayıdan bir tanesini ne yaptın kardeşim? Kullandın. O zaman onlar basamağına, o yüzler basamağına yazdığın sayıyı yazamayacağın için örneğin 4'ü kullanmış olsan 4'ün üstünü çizeceksin. Geriye kaç tane elemanın kalacak? 4 tane. O halde burası 4 olacaktır. Şimdi geldim. Son yorumumu yapıyorum. Bu 5 tane elemandan bir tanesini yüzler basamağına, bir tanesini onlar basamağına, yani 2 tanesini kullandım kardeşim. Diyelim ki bunlar 3 ve 4 olsa bunları çizeceğim. O halde birler basamağına yazabileceğin sadece 3 tane sayı kalmış olacak. Ve bunları çarptığımda 4 çarpı 4 16, 3 ile çarptığımda 48 olacaktır. Yani 48 tane 3 basamaklı rakamları farklı doğal sayı yazabilmiş olacağız. Şurayı bir temizleyelim, devam edelim. Diyor ki kaç farklı tek doğal sayı yazılabilir? Peki. Şimdi şartımız tek olduğundan dolayı tek veya çift olma durumu da malumunuz hangi basamağı ilgilendiriyor? Birler basamağını ilgilendiriyor. Dolayısıyla birler basamağından başlıyor. Peki ben bu birler basamağına hangi sayıları yazabilirim? 1'i yazabilirim, 3'ü yazabilirim tek olabilmesi için. Yani kaç tane alternatifim var arkadaşlar? 2. Peki bunu hallettikten sonra gidiyorum yüzler basamağına. Yüzler basamağı için soruyorum. Diyorum ki kaç tane yazabilirim arkadaşlar? Artık 5 demeyeceğine eminim. 4 demen lazım. Ama şuna bakarak, ya rakamlar farklı filan demiş mi bakayım. Hayır, rakamlar farklı filan dememiş. Rakamlar farklı deseydi bir de birler basamağında kullandığım meseleyi de kullanamayacağından dolayı bu durumda ne olacaktı? Orası içinde bir sayı eksilecekti. Ama rakamlar farklı dememiş. O halde ben sadece sıfırı kullanamayacağım düşüncesiyle buraya 4 tane taş gibi sayı yazabilirim. Geldim onlar basamağına. Rakamlar farklı değil. Başka bir şartım yok. 5 tane elemanın 5'ini de buraya yazabilirim. Dolayısıyla bunları çarptığımda buradan da karşılığı ne gelecektir? 40 gelecektir deyip bu işi de bitirmiş olacağım. Şimdi gelelim D sorusuna. D sorusu yıldızlı sorulardan. Çünkü bize neyi soruyor biliyor musun? Çift sayıyı soruyor. Yetmemiş, rakamları farklı demiş. Bir de yetmemiş, kümenin içerisinde ne var? Sıfır. Şimdi bak. Sıfırı ilgilendiren birkaç tane sorumuz var. Mesela bunlardan bir tanesi çift sayısı. Diğeri de mesela 5 ile bölünebilir dese birler basamağına olması lazım ya 0 ya da 5. Bunun gibi sorularda 0'ı ayrı inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu kesin şart. Bak 0 birler basamağına yansıma durumu söz konusu olduğunda 0 kesinlikle ayrı incelenecek. Ne demek ayrı? Şöyle, biz gaza gelip şunu yapmayacağız. Hocam çift sayı istiyor. Senin demin tek sayıyı çözdüğün gibi çözebiliriz. Mesela 0, 2, 4... O zaman buraya 0, 2, 4 yazabileceğimden dolayı burası 3'tür demeyeceğiz. Çünkü bu durumda şöyle bir problemle karşılaşıyorsun. Niye yapamayacağımızı anlatayım. Bir daha hiç dokunma oraya. Şimdi rakamlar farklı demiş ya. Biz ya 0'ı ya 2'yi ya 4'ü kullandık. Kimi kullandığımızı bilmiyoruz. 3 tane ihtimalden bir tanesini kullandık. Diyelim ki 0'ı kullanmış olsak.
Bu durumda buraya 4 tane sayı yazabiliriz. Neden? Çünkü kümenin geri kalanında 0 haricinde 4 tane sayımız var. Fakat 0'ı kullanmamış da 2 ya da 4'ü kullanmışsan şöyle olacak. 2'yi kullandın, yüzer basamağında da 0 yazamadın. Dolayısıyla buraya bu sefer 3 yazman gerekecek. Şimdi 4 mü yazalım, 3 mü yazalım? Böyle bir kargaşaya giriyor mevzu. Birler basamağına 0 mı, 2 mi, 4 mü, kimi yazdığımı bilmediğimden dolayı böyle bir problem ortaya çıkıyor arkadaşlar. İşte bu problemi ortadan kaldırabilmek için 0'ı kesinlikle ayrı incelenmesi lazım. Yani şunu yapman lazım. 0 olsa diyeceksin ya da 2, 4'ü seçeceksin. 0, 2, 4 ayrı ayrı inceledik. Şimdi geldim şuraya bakıyorum. 0'ı koyduk. Bir ihtimal. Yüzler basamağı. Şimdi 0'ı değerlendirdin. 0'ı ne yapamayacaksın? Kullanamayacaksın. Şuraları bir temizleyelim, kafamız karışmasın. 0'ı kullanamadın. Dolayısıyla yüzler basamağına yazabileceğin 4 tane neyin var arkadaş? Alternatifin var. Diyelim ki bu 4 tane alternatiften 3'ü kullandınız. Geriye kaç tane kaldı? 3. Dolayısıyla burası bu şekilde bulundu. Hocam bunları çarpacağım değil mi? Evet, onları çarpacağız kardeşim. Geldim buraya. 2, 4 olmak üzere 2 tane ihtimalimiz söz konusu. Hemen dönüyorum. Şurayın bir temizliğini yapıyorum. Ya 2'yi kullandınız ya 4'ü kullandınız. Diyelim ki 2'yi kullandınız. Geldim yüzler basamağına. Elimde 4 tane eleman var. Kim onlar? 0, 1, 3, 4. 0'ı ne yapamıyorsun? Kullanamıyorsun. Yüzler basamağında 0 yazılmıyor. O zaman 0'ı da kullanamadığından dolayı buraya kaç tane kaldı? 3. Bu durumda ya 1 ya 3 ya 4'ü kullandın. Diyelim ki 4'ü kullandın. Onlar basamağında ya 0 ya 1 ya 3 olmak üzere 3 tane ihtimal de burası için var. Şimdi gelelim hesap kısmına. 4 çarpı 3 çarpı 1. 12 buradan geldi. Artı. Hocam niye artı? Bak bu çok önemli meselelerden bir tanesi. Şimdi biz 4, 3, 1'i çarpmamızdaki sebep orada işlem bitene kadar olan kısım çarpılacak. Mesela 3 basamaklı sayı tam olarak oluşturana kadar olan kısımdaki ne vardı? İşte yüzler basamağına baktık, onlar basamağına baktık, birler basamağına baktık. Tamam dedikten sonra onları çarpıyoruz. Fakat şu an ayrı ayrı iki durum inceliyoruz. Veya bağlacı gibi düşün. Ayrı ayrı iki durum incelediğimizden dolayı arada toplama var arkadaş. 3 çarpı 3 çarpı 2 buradan da karşılığı 18 gelecek. Bunları topladığımda da istenen şartlarda tam 30 tane sayı yazabiliyormuşuz. Sorumuzda öncelikle şöyle bir şey yapayım. Soruyla alakalı da şunu söyleyeyim. Normalde bunun bazı alt versiyonları var. İşte sadece A'dan C'ye gitme var. Sonra A'dan B'ye gidip B'den A'ya dönüp sonra tekrar C'ye gidip filan gibi hikayeler söz konusu. Biz buraya karşına gelebilecek en ama en zorlarından bir tanesini çıkarttık. Mevzu şöyle bir hepsini toparla diye. A şehrinden B şehrine 3 farklı yol. B şehrinden C şehrine 2 farklı yol. A şehrinden C şehrine B'ye uğramadan gidilen ekstra bir transit yolumuz var. Buna göre Tonguç gittiği yolu tekrar kullanmamak şartıyla A şehrinden C şehrine kaç farklı yoldan gidip A şehrine geri dönebilir? Şimdi bakın. Önce transit yolu dikkate almayacağım. Şöyle yapacağım. A'dan B'ye kaç farklı yolla gidebiliyorsun sevgili dostum? 3. İş bitti mi? İş bitmedi. Şimdi B'den C'ye gideceğiz. 2 farklı yolla. Peki şimdi iş bitti mi? Hayır. Hocam niye soruyorsun iş bitti mi diye? Çünkü iş bitene kadar çarpmayla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yine ana güzergahtan yani C'den B'ye şu iki yol üzerinden hareket edeceğim. C'den B'ye döneceksin. Fakat hani B'den C'ye doğru giderken belki bu yolu kullandıysan dönüşte bunu ne yapamayacaksın diyor, kullanamayacaksın. Dolayısıyla C'den B'ye dönüş bir yol. Diyelim ki A'dan B'ye şu yolu kullandınız. Dönerken bu sefer iki yolun var. Şu an ben bu ana güzergahı kullanarak A'dan C'ye ulaştım. Sonra bir de ne yaptım arkadaş? Geri geldim. Yani istenen şartı tamamladım. Şimdi artı diyorum, başka durumlara bakıyorum. Bu sefer şöyle yapalım. A'dan B'ye şu 3 yolu kullanarak bir tanesine gidelim. Sonra B'den C'ye 2 yolla gidelim. Hani gittiğimiz yoldan dönmeyeceğiz ya, dönüş yolunda transit yolu kullanalım. Çarpı 1. Bitti mi hocam? Yok, bitmedi. Artı A'dan C'ye transit yolu kullanalım. Değil mi? A'dan C'ye transit yolla hiç gitmedik. Bir yolla gidelim. Dönerken transit yolu kullanmayalım. Ana güzergahtan gelelim. C'den B'ye 2, B'den A'ya da 3 farklı yolla gelmiş olabiliriz. Başka bir alternatifimiz kalmadı. Dolayısıyla artık bunları çarpıp toplayacağız. 3 çarpı 2 çarpı 2'den buranın karşılığı 12. 3 çarpı 2'den buranın karşılığı 6. 1 çarpı 2 çarpı 3'den buranın karşılığı da 6. Dolayısıyla toplam bu istenen şartı 24 farklı şekilde gerçekleştirebilirmişiz.
Geldik faktöriyel kavramına. Faktöriyel kavramı bizim için son derece önemli meselelerden bir tanesi. Sayı kümeleri içerisinde sık sık karşımıza getirilebilir durumlar içeriyor. Fakat burada işte permütasyon ve ileriki konularda kombinasyon olasılık gibi ifadelerde faktöriyel gerçekten kıymetli bir hale gelecek. Onun bir altyapısını kuralım. Hatta seni Nirvana'ya taşıyalım. Hadi bakalım. Birden N'ye kadar, N dahil diyor, olan sayıların çarpımına N faktöriyel denir. Ve N'in yerine bir ünlem işareti koyarak gösteriyoruz ve n faktöriyel olarak okuyoruz. Yani diyor ki n faktöriyel diyor 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı bıdı 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 nereye kadar çarpacak? N'e kadar çarpacak. N faktöriyelin benzetme durumumuz var. Toplama çıkartma yaparken ya da böyle birazcık daha ekstrem sorularda işimize yarayacak mevzulardan bir tanesi. N faktöriyel yazarken n-1 faktöriyel çarpı n olarak diyor yazabilirsiniz. Ya da n-2 faktöriyel çarpı n-1 çarpı n olarak yazabilirsiniz. Şimdi ben bunları sana bir anlatmaya çalışayım. Şöyle ki mesela 8 faktöriyel dediğimiz mesele 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sayılarının çarpımına eşit. Geliyorum. Bu birinciyle alakalı örneğimdi. İkinciyle alakalı. Mesela 10 faktöriyeliniz var ve bunu 7 faktöriyele benzetmek istiyorsunuz. Şöyle yazabilirsin arkadaşım. Önce 10 yaz, sonra 9 yaz, sonra 8 yaz. Şimdi benzeteceğin yere geldin ya. Onu yaz ve yanına faktöriyelini koy. Bu ifade zaten 7 faktöriyeli de açtın da 10 faktöriyeli eş bir ifade haline gelecek. Bir başkasına bakalım. Mesela 15 faktöriyeli hemen bir küçüğüne 14 faktöriyeli nasıl benzetiriz? Önce 15'i yazarız. Zaten 14 faktöriyele benzeteceğimiz için 14'e geldiğinde yanına faktöriyel koyalım. Bir tane daha bakalım. 12 faktöriyeli 9 faktöriyele benzetelim. Önce 12, sonra 11, sonra 10 ve en son 9 faktöriyel diyerek bu işi noktalayabiliriz. Burada aklına şöyle bir şey takılabilir. Bu önemli. Ya hocam ben neye benzeteceğimi nereden bileceğim? Öyle kafamıza göre mi benzetiyoruz? Şimdi kafamıza göre benzettik. Ben sadece örnek olsun diye söyledim. Fakat sorularda genelde en küçük ifadelere benzetme gibi bir yöntem izleyeceğiz. Sorusu geldiğinde daha detaylı konuşacağım bu konuda. Şimdi gelelim yan taraftaki mevzulara. 0 faktöriyel bir kabul ediliş olmak üzere 1'e eşit. 1 faktöriyel 1'e eşit. 2 faktöriyel 2 çarpı 1'den 2'ye eşit. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6'ya eşit. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24'e eşit. Ve son olarak 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 120'ye eşit. Bunları niye yazdık biliyor musunuz? Çünkü 0 faktöriyelden 5 faktöriyel olan kısmı eğer böyle hafızanda biraz tutabilirsen ya da işte tak 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 çarpabilirsen çok daha pratik, zekice ve daha sağlıklı işler yapabileceğiz. Onun için bu kısmının biraz hafızada kalmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Sorumuzda ki sorumuzun önce şurada bir tane küçük minik uyarımız var. Bakayım ne demişim orada. Faktöriyelde 4 işlem yaparken büyük faktöriyelleri küçüğe göre yaz demişiz. Demin aslında bunu söylemeye çalıştık. Hani kafamıza göre mi benzeteceğiz sorusunun cevabı aslında bu. Mümkün mertebe en küçük olan faktöriyele benzeteceğiz. Bakıyorum soruya. 8 faktöriyel eksi 7 faktöriyel bölü 6 faktöriyel artı 5 faktöriyel. Şimdi ben bu ifadede şunu yapabilirim arkadaşlar. En küçüğü kim? 5 faktöriyel. Hepsini 5 faktöriyele benzetebilirim. Ama bazı sorularda da şunu yapabilirsiniz. Üst tarafı yani pay kısmını kendi arasında değerlendirebilirsin. Yani oradaki 8 faktöriyeli 7 faktöriyele benzetebilirsin. Payda kısmındaki 6 faktöriyeli 5 faktöriyeli benzeterek işleme de devam edebilirsin, haberin olsun. Ben ilk örnek olmasıyla alakalı hepsini 5 faktöriyeli benzetiyorum. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Eksi 7 faktöriyel için 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Bölü 6 çarpı 5 faktöriyel ve artı 5 faktöriyel. Şimdi üst tarafı 5 faktöriyel parantezine bir alalım. Ne var burada? 8 çarpı 7 çarpı 6 kaldı ilk ifadede. Eksi 5 faktöriyelin burada önünde ne var? 7 çarpı 6'mız var. Bölü. Burasını da 5 faktöriyel parantezine alalım. Bu 5 faktöriyelin önünde 6 var. Dikkat et, bu 5 faktöriyelin önünde de görünmeyen 1 var. Sakın. Sakın onu ihmal etmeyin. Sonra arkadaşlar şu 5 faktöriyel çarpım durumunda olduğu için onlara hoşça kal diyelim. Sonra 8 çarpı 7 çarpı 6'yı hesap edip 7 çarpı 6'yı hesap edip ardından aşağıdaki parantezin içerisine gelen 7'ye bölebilirsin. Fakat biraz matematik yapalım. Şu iki ifadede de 7 çarpı 6'lar ortak. 7 çarpı 6 parantezine aldığında buradan 8. Dikkat et, bu 7 çarpı 6'nın önünde de 1 var. Eksi 1. Burada da 6 artı 1'den 7 gelecek. Bak yukarıdaki parantezin içerisindeki de 8 eksi 1 yani 7. Bunlar gider. Dolayısıyla 7 çarpı 6'dan karşılığı 42 gelecektir diyoruz sorumuz için. Demek ki toplama çıkartma yaparken
faktöriyellerden büyük olanı kime benzetiyoruz kardeşim? Küçük olana benzetiyoruz. Ana felsefemiz bu. Geldik permütasyon başlığına. Artık yavaş yavaş ana konumuza girmeye başlıyoruz. Diyor ki n r doğal sayı olmak üzere, r de n'den ya küçük ya da eşit olmak üzere n tane elemanın r'li sıralanışına n'in r'li permütasyonu denir. Azıcık Türkçeleştireyim. 8 tane kişi var kardeşim. 3'erli 3'erli sıralamak istiyoruz mesela. N tane elemanın r'li sıralanışı. N'in r'li permütasyonu denir. Permütasyon n virgül r ile gösterilir. İşte kritik nokta. Permütasyon n'in r'lisi n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyelde bulunur diyor. Ama ben sizin için kısalaştırmak için buradayım kardeşim. Evet bak bu kuralı bileceksin. N faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel bizim için önemli. Bazı öncüllü sorularda karşınıza bak bu doğru mudur diye bile çıkartılabilir. Onun için bunu hafızanın bir tarafına gönder. Fakat bu kuralla mı uygulayacağım? Hayır, buyurun seyredin. 5'in ikili permütasyonuna baktığımda ben şöyle yapacağım. 5'ten başlayacağım, 5 yazacağım. Sonra 4 yazacağım, duracağım. Hocam hep 2 tane mi yazacağız? Hayır, kaçlı permütasyon sonuna göre takılacağız. 2 tane yazmış, dolayısıyla 2 sayı açtım. 5 çarpı 4, 20. Ne yani bu deminkinin alakalı kuralın aynı şeyini mi veriyor? Bakalım aynısını mı veriyor? N burada 5, burada 2 yazıyorum. 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2'den 3 faktöriyel. Bölme yapıyoruz. Büyük faktöriyeli küçük faktöriyeli benzetiyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Çarpım durumunda olduğu için 3 faktöriyeller hoşça kal dedik. 5 çarpı 4'ten 20 geldi. Bak aynısı. Dolayısıyla buradan yürüyebiliriz. 3'ün birli permütasyonu 3'tür. Çünkü bir tane yaz diyor. 4'ün 4'lü permütasyonu. 4'ten başla aşağı doğru 4 tane sayı yaz diyor. Dolayısıyla buranın karşılığı 24. 6'nın 5'li permütasyonu. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2. Bak 5 tane yaz dedi 5 tane yazdım. 6 kere 5 30. 4 ile çarptın 120. 3 ile çarptın 360. 2 ile çarptın 720 gelecek. Ve diyor buradakileri diyor bilmen lazım. Permütasyon n'in sıfırlısı arkadaşlar 1'e eşit. Ne demek bu? 9'un sıfırlısı da 1, 7'nin sıfırlı permütasyonu da 1'e eşit olacak. N'in birlisi az önce karşımıza gelmişti. 3'ün birlisine 3 demiştik. N'in birlisi de n oluyormuş. O zaman 8'in birli permütasyonu 8, 13'ün birli permütasyonu da 13 olacaktır. N'in n'lisi n faktöriyeldir diyor. Bunu da konuştuk az önce. Bakın 4'ün 4'lüsü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 ki burası malumunuz 4 faktöriyeldir. Dolayısıyla n'in n'lisini açarken artık bu kısa yolu kullanabilirsin diyor. Yani 5'in 5'li permütasyonu 5 faktöriyel, 10'un 10'lu permütasyonu 10 faktöriyel olacak diyor. N'in n eksi 1'lisi yani 1 eksiği yine diyor n faktöriyeli eşittir. Bunu da az önce burada gördük. 6'nın 5'lisi bak 1 eksi dolayısıyla 720 çıkmış. 720'nin sonucu da zaten 6 faktöriyeli eşit. Dolayısıyla n'in n eksi 1'lisi de n faktöriyeli eşit olacaktır diyoruz. Bak n faktöriyelli olan 2 tane var. N'in n'lisi de n faktöriyel, n'in n eksi 1'lisi de n faktöriyel. Sorumuzdan permütasyon 2n'in üçlüsü eşitmiş 36 çarpı permütasyon n'in ikilisine olduğuna göre permütasyon n'in n'lisinin değeri istenmiş. Bir kere n'in n'lisi az önce öğrendim attım hafızaya n faktöriyeli eşit. Yani biz n'i bulursak faktöriyelini alacağız. Peki 2n'in üçlüsünü nasıl açacağız? Önce 2n sonra 1 eksiği sonra 2 eksiği dolayısıyla 1, 2, 3 tane yazdığımıza göre burasını açmış olduk. Eşitmiş. 36 çarpı n'in ikilisini nasıl açacağız? Önce n sonra n eksi 1. 2 tane yazınca bu iş bitmiş olacak. Biraz sadeleştirme yapabilirim. Bakın buradaki n'leri sadeleştirdim. Çarpım durumundalar. Gözüm 2n eksi 2 ile n eksi 1'e odaklandı. Dolayısıyla 2n eksi 2 ile n eksi 1'i de sadeleştirirsem buradan ne gelecek sevgili dostum? 2 gelecek. O zaman kalanlara şöyle bir bakarsam. 2 var. Bir 2 de burada var. 4 çarpımları. 4 çarpı 2n eksi 1 eşittir 36 oldu burası. 4 ile 36'yı sadeleştirirsem burada 9 kalacak. Yani 2n eksi 1'in karşılığı 9. Eksi 1'i karşı tarafa atıp her tarafı 2'ye bölersem n'in karşılığı buradan 5 gelir. Bizden istenen ifade 5 faktöriyeldi. Bunun da karşılığının önceki sayfalarda 120 olduğunu konuşmuştuk. Lütfen 5 faktöriyelin 120, 4 faktöriyelin 24, 3 faktöriyelin 6 olduğunu hafızamızın bir tarafında mutlaka tutmaya çalışalım ki bu tarz hikayelerde tak yerine koyalım bitirelim. Sorumuzda Tonguç ile Tongül 4 arkadaşıyla birlikte yan yana dizilerek kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilirler diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar Tonguç ile Tongül 4 arkadaşıyla birlikte dediğine göre bunlar toplam kaç kişiler? 6 kişiler.
Tonguç, Tongül. 2, 4 de arkadaşı var. 6 kişiler. 6 kişi yan yana kaç farklı fotoğraf çektirebilir biliyor musun? 6 faktör yani. Hocam nasıl ya? Şöyle düşünün. Bakın bunlar fotoğraf çektirirken böyle fotoğrafçı budaya çizgi koymuş. Buraya gideceğiz biraz sonra böyle arkadaşları yerleştireceğiz. İşte sen burada dur, sen burada dur, sen burada dur, sen burada dur filan operasyon yapacağız. Şimdi soruyorum arkadaş. Fotoğrafçı tam yetkili olsa bu konuda. 6 tane arkadaş var burada. Bu 1. 2. 3. 4. 5. 6. çizgiler olsun. 1. çizgiye yerleştirebileceği kaç arkadaş var? Ya bu 6 tane arkadaştan birini seçecek bu adam. Dolayısıyla birincisi için 6. Gitti o seçtiği arkadaşı gönderdi. Bu ikinci sıraya yerleşebilecek kaç arkadaş kaldı? Burada artık bir tanesi gittiğine göre 5 kişi var. Dolayısıyla burası da 5. Üçüncü sıra için 4, dördüncü sıra için 3 sürekli birisini gönderiyor çünkü çizgilerini oraya. O halde 2, 1 diyeceğiz. Bak 6, 5, 4, 3, 2, 1'in çarpımı da bize zaten neyi verecek? 6 faktör. Ama bundan sonra bilmeni isterim ki 8 kişi yan yana dizilecekse 8 faktöriyel. 9 tane kitabı, farklı kitabı yan yana dizecekseniz 9 faktöriyel farklı şekilde sıralanabilirler. Bunu hafızanızda kullanırsanız çok ama çok rahat ederiz. Şimdi diyor ki B sorusunda önemli bir soru. Tonguç'la Tongül yan yana olmak şartıyla, bak bu yan yana olma meseleleri önemli. Görmüşsündür belki ders içerisinde okulda. İşte matematik kitabıyla tarih kitabını yan yana olmasını istiyor. Ya da işte bu matematik kitapları yan yana olsun diyor. Yan yana dediğinde sevgili arkadaşlar, Tonguç'la Tongül'ü paketliyoruz. Ne demek hocam paketlemek? Bunları bir kişi gibi kabul ediyoruz. Artı yanında bir de 4 tane arkadaş vardı. Dolayısıyla artık bunlar kaç kişi gibi düşünüyoruz? 5 kişi. Tonguç'la Tongül böyle kol kola girmişler, yan yanalar onlar. Dolayısıyla onlar bir kişiymiş gibi, yapışık ikiz gibi kabul ediyoruz. 4 tane de arkadaş var, toplam 5 kişiler. 5 kişi kaç farklı şekilde fotoğraf çektirir? 5 farklı. Bitti mi? Bitti dersen fişi çekeriz. Bitmedi. Çünkü Tonguç'la Tongül de yer ne yapabilirler? Değiştirebilirler. Çünkü Tonguç solda, Tongül sağda olsa ya da tam tersi olsa farklı bir görüntü söz konusu. Onun için çarpı bir de bu Tonguç'la Tongül'ün yerlerinin değişebilmesi için 2 faktöriyel gelecek. Ben böyle bırakacağım. Arzu eden arkadaşlar 5 faktöriyel. 120 değil miydi? 2 faktöriyel 2. 120 çarpı 2'den 240 böyle bırakacağım dedim ama bırakamadım. 240 olacaktır diyoruz. Şimdi diyor ki adam Tonguç'la C sorusunda. Tonguç'la Tongül yan yana olmamak şartıyla. Şimdi bak yan yana olmamayı ayrı ayrı değerlendiremiyoruz. Değerlendiremiyoruz derken hani iddialı bir cümle oldu. Değerlendirebiliyoruz ama işi çok uzatıyor. Ne yapıyoruz biliyor musun? Tüm durumdan yani A'da bulduğundan. Tüm durum oydu. 6 kişi 6 faktörel farklı şekilde sıralanıyordu. B'de bulduğumuzu çıkartacağım. Neden hocam? B'de ne bulduk arkadaşlar? Tonguç'la Tongül yan yana olsun demiştik. Değil mi? C sorusuna diyor ki olmasın. E tamam. Bu durumda tüm durumdan 240'ı çıkarttığımda bu iş bitmiş olacak. 6 faktöriyel geçen sayfalardan bir tanesini bulmuştuk. 720 idi. 240'ı çıkartırsam bunu sağlayabilecek 480 tane farklı durum söz konusudur. Lütfen yan yana olmamayı sorduğunda tüm durumdan yan yana olmayı çıkartın sevgili dostlar. Buradan rahat rahat yürürüz. Şimdi bu sorumuzda demin altını çizdiğim meselelerden bir tanesi var ama daha cinci onu yazdık soruyu. Diyor ki sinemaya giden Selin, Zeynep ve 4 arkadaşı şekildeki yeşil koltukları seçerek biletlerini almışlar. Fakat araları bozukmuş, küsmüşler arkadaşlar Selin'le Zeynep. Yan yana oturmak istemiyor. O zaman ne yapacağız? Tüm durumdan bu Zeynep'le Selin'in yan yana olma meselesini çıkartacağız. Öyle gözüküyor. Şimdi 6 tane koltuk var arkadaşlar. 6 tane koltuğa 6 kişi 6 faktöriyel farklı şekilde oturabilir. Eksi. Hocam o yan yana olunca olmuyor muydu? Yo, aynı şey geçerli. Mesela atıyorum C2 koltuğuna görevli ben olsam 6 tane arkadaş var. C2 koltuğuna kaç kişi oturtturabilirsin? Kaç farklı seçeneğim var? Bu 6 kişiden 6 farklı seçeneğim var. C3 için C2'ye birisini oturtturduğuna göre C3 için 5 kişi kaldı. C4 için 4 filan. Dolayısıyla 6 faktöriyel farklı şekilde yine burada da gelecektir. Şimdi bakın gelelim Selin'le Zeynep'in yan yana olma durumlarına. Hocam yan yana istemiyor. Çok haklısın. Onun için tüm durumdan yan yana olmayı çıkartacağım. C2 ile C3'te Selin'le Zeynep yan yana otursalar. 1, 2, 3, 4 tane koltuk kaldı. Burası 4 faktöriyel farklı şekilde yerleştirilebilir. Bu geri kalan 4 arkadaş açısından. Zeynep'le Selin de yer değiştirebilirler.
Dolayısıyla iki faktörel. Bak C2 ve C3'ü Selin'le Zeynep'e tahsis ettiğimde farklı oturabilme düzeni 4 faktörel çarpı 2 faktörel. Sonra burayı siliyorum. Bu sefer diyorum ki şöyle de yan yana oturabilirler. C3 ile C4'te. Bu durumda C2, B2, B3, B4'te 4 tane oturacak arkadaş. 4 faktörel farklı şekilde oturacak. Selin'le Zeynep de yan yana yerleri değişebileceğini düşünürsek burası da 4 faktörel 2 faktörel gelecek. Aynı sonucu bulduk. Doğru. Şu B2, B3'te de aynısı gelecek arkadaşlar. 4 faktörel çarpı 2 faktörel ve son olarak B3 ile B4'te de yine aynı sonuçla karşılaşacağız. Yani bundan 4 tane var. 4 çarpı 4 faktörel çarpı 2 faktörel olacaktır. Sorumuzun cevabı arzu edin arkadaşlar. 6 faktörel yerine 720, 4 faktörel yerine 24, 2 faktörel yerine 2 yazıp bu işlemi neticelendirebilirler. Permütasyon başlığının altında bir farklı permütasyon durumumuz var. Tekrarlı permütasyon. Bakalım neymiş tekrarlı permütasyon. Bazılarının özdeş olduğu n tane elemanın farklı permütasyonlarına yani dizilişlerine tekrarlı permütasyon denir. Bazıları özdeş olacakmış. Bizde mesela işte 6 kişiyi yan yana dizerken hepsi birbirinden farklıydı. Burada aynı olacak. Mesela aynı kitaplar olabilir. İşte aynı özdeş kutular yan yana dizilebilir filan. Tamam anlamaya çalışalım biraz daha. N tane nesnenin N bir tanesi özdeş, N iki tanesi özdeş, bıdı 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 N R tanesi özdeş ise bu N tane nesnenin farklı dizilişlerinin sayısı N faktöriyel bölü N bir faktöriyel çarpı N iki faktöriyel bıdı bıdı N R faktöriyel. Şimdi bak ben sana samimiyetimle bir şey söyleyeyim. Ben öğrenci olsam ve ilk defa bununla karşı karşıya kalsam şu bölgeyle şu okuduğum kısım gerçekten anlaşılması inanılmaz zor bir kısım olarak düşünüyordum. O kısmı örnekle bir pekiştireyim sonrasında beraber konuşalım zor muymuş kolay mıymış diye. Şimdi bak Ankaralılar kelimesindeki harfler yer değiştirilerek oluşturulan anlamlı veya anlamsız 11 harfli kaç farklı kelime yazılabilir diyor. Şimdi bak sevgili dostum bu Ankaralılardaki harflerin hepsi birbirinden farklı olsaydı 11 tane harf kaç farklı şekilde sıralanırdı? 11 faktöriyel bölü aynı olanlara bakacağım özdeşler diyor ya A, 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 A. 4 tane A var. Bakın bu arada buradaki N faktöriyel yani N tanesi demişti 11 tane harf var o 11 faktöriyel oradan geldi. N1 faktöriyel dediği şey N1 tanesi özdeşti. Ben de diyorum ki 4 tanesi aynı 4 tanesi A dolayısıyla bu 4 faktöriyel oradan geldi. Sonra ortak başka bir şeyler arayayım. Mesela R'ler arkadaşlar bakın R'ler ortak 2 tane R var çarpı 2 faktöriyel. Başka var mı? Var. L'ler var. 2 faktöriyel. Harf sayısı çok fazla olduğunda kafanı karıştırmamak için şu yolu öneriyorum. Çiz üstünü. A'yı kullandın. A'lar şöyle gitsin. R'leri kullandın. L'leri kullandın. Şurada bir I var. N var, K var. Başka tekrar eden kalmış mı? Yok. O zaman cevabımız 11 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Hocam buradaki N için 1 faktöriyel, K için 1 faktöriyel, I için de 1 faktöriyel yazsam olmaz mı? Olur. Ama malum 1 faktöriyel 1 olduğu için çarpımı ya da bölümü çok da etkilemeyecek. Sorumuzda 2102102 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 7 basamaklı kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir demiş. Şimdi bak tekrarlı permütasyon içerisinde yine zirve sorularından bir tanesi bu. Normalde sana şöyle sorularla gelmem lazım ilk başta ama sen zaten onları görmüşsündür kardeşim. Ama ben yine de görmemişsindir diye şöyle bir örnekle de giriş yapayım. 4-3-3-7-7 bu sayılar yer değiştirerek 5 basamaklı kaç tane sayı elde edilir dersem demin Ankaralılarda olduğu gibi 5 tane sayı var 5 faktöriyel, 2 tane 3 var 2 faktöriyel, 2 tane 7 var 2 faktöriyel demen gerekirdi. Bir başka hikayede 4, 3, 0, 0, 3, 1. Şimdi bak buna dikkat etmen lazım işte. Buradan 6 basamaklı kaç tane doğal sayı oluşturulabilir diye sorarsa 6 faktöriyel bölü. 2 tane 3'üm var 2 faktöriyel. 2 tane 0'ım var 2 faktöriyel. Ama çarpı bir şeyim daha var. Hocam o çarpı nereden geldi? Demin Ankaralılarda da yoktu. Bu 43.377'de de yapmadım. Bu niye geliyor? Burada sıfırlar var. Bu sıfırların ya bir tanesi ya da ikisi birden başa geldiğinde sayı 6 basamaklı olmak yerine ya 5 ya 4 basamaklıya düşer. Bunu ortadan kaldırmam lazım. Onu da şöyle yapıyorum. Kaç sayın var? 6. Kaç tanesi başa gelebiliyor? 1, 2, 3, 4. Dikkat et. Kaç tanesi başa gelebiliyor diye sordum. 4. Dolayısıyla sorumuzun cevabı bu olacak. Şimdi bunların ışığında gel sana şu soruyu bir detaylandıralım.
Diyor ki bu sayıdaki rakamların yerleri değiştirilerek 7 basamaklı kaç farklı çift doğal sayı? Çift olabilmesi için sona ya 2 gelecek ya 0 gelecek. Peki. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İki duruma bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası diyeceğiz 2 olsun. Yani bir durum. Ya da burası 0 olsun. Yine bir durum. Şimdi bakın. Biz buraları değiştireceğiz. 6 tane sayımız var geriye kalanda. Bak. Kimi kullandık? 2'yi kullandık. Bu artık yok. 6 faktör yani. 1, 2, 2 tane 2 var. Lütfen gaza gelip 3 tane 2 var demeyin. O 2'lerden bir tanesini buraya çaktık biz. 2 tane 1 var. 2 tane de 0 var. Fakat o sıfırların başa gelebilme durumu söz konusu olduğunda şurada anlattığım üzere şunu yapmalısın. 6 tane sayının sıfırları hariç kaç tanesi başa gelebiliyor? 4 tanesi. Birinci işi bitirdik. Yani sonu 2 olup çift garantisi altına aldığım bu kadar sayı varmış. Artı şimdi yine bakıyoruz sıfırı buraya çaktık. Tabii şurada küçük bir temizlik yapalım kafamızı karıştırmasın. Çünkü bu sefer kimi kullanıyorsun? Sıfır kullanıyorsun. Bu sefer sıfır gitti. Buradaki 6 tane sayı için 6 faktöriyel bölü. 1, 2, 3 tane 2 var. 3 faktöriyel. 2 tane 1'im var. 2 faktöriyel. Gaza gelip lütfen 2 tane 0'ım var deme. Çünkü 2 tane 0 yok. Bir tanesini çaktık buraya. Sonra bu 6 tane sayıdan 1, 2, 3, 4, 5 tanesi başa gelebilir düşüncesiyle bunu da 5 bölü 6 ile çarparak bu işlemin sonucunu elde ettiğimizde mevzuyu bitirmiş oluyoruz. Yine çok önemli soru tiplerinden bir tanesiyle karşınızdayız. A'dan harekete başlayan bir hareketli çizgiler üzerindeki yolları kullanarak B'ye kaç farklı yoldan gidebilir diyor. Şimdi bakın. A'dan B'ye gidiyorum. Yan, 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 yan. Üst, 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 üst. 4 kez yana, 5 kez üste gidersem B'ye ulaşabiliyorum. Ben bunu yapınca öğrenci şey diyor. Ya hocam diyor niye buradan gittin ki? Tek yolu değil. Şimdi ben önce şunu bir yazayım A sorusu için. 4 tane yan, 5 tane üst. Siliyorum. Yani arkadaşların eğer aklından bu geçtiyse çok mantıklı bir şey. Yani niye o güzergahtan gideceğiz ki? Şöyle gidelim. Yan, üst. Yan, üst. Bir daha üst. Bir daha üst. Yan, yan, üst. Peki bu güzergahta kaç defa yan yaptınız? 1, 2, 3, 4. Dikkat et bak yine 4 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane de ü. Demek ki o güzergahta çizgiler üzerinden gittiğimiz sürece en kenardan da gitsen, içinden böyle garip kureba hareketler de yapsan neticede bu olacak. Peki hocam niye bunu yazdın? Hemen söyleyeyim. Bu tekrarlı permütasyon haline geldi. Bak burada 9 tane harf var. O zaman 9 faktöriyel. 4 tane y tekrar ediyor. 4 faktöriyel. 5 tane de ü tekrar ediyor. 5 faktöriyel. Dolayısıyla A sorumuzun cevabı bu. Şimdi B sorusunda C'ye uğramak şartıyla B'ye kaç farklı yoldan gidilebilir demiş. Önce C'ye gideceğiz arkadaşlar. Önce C'ye bir gidelim. Buyurun başlıyorum C'ye gitmeye. Yan, 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 üst, üst. 3 tane yan, 2 tane üstle nereye ulaştık? C'ye ulaştık. Sor kendine işim bitti mi? İşim bitmediyse çarpıyla devam edeceğim çünkü. Önce burayı bir bulalım. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 5 tane harfim var onun için 5 faktöriyel. 3 tane y var 2 tane de ü var. Çarpı diyorum iş bitmedi çünkü. Şimdi c'den devam ediyorum. Yan, üst, üst ve üst. Bu durumda y, ü gelecek. Bu durumda burasının karşılığı da 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel olacaktır. Bu ifadeleri çarptığımda A'dan B'ye, C'ye uğramak koşulunda kaç farklı yoldan gidileceğini bulmuş olacağız arkadaşlar. Ve konumuz biterken neler konuştuk onları bir tekrardan gözden geçirelim. Sayma yöntemlerinden bahsettik. Toplama yöntemi ve çarpma yönteminden bahsettik. Toplama yönteminde veya'yı unutma kardeşim. Çarpmada da kimi unutma? V'yi unutma. Ardından faktöriyel kavramına baktık. Toplarken, çıkartırken, bölerken büyük faktörün küçük faktörlere benzetilmesi gerektiğini, sıfır faktöriyelden başlayıp 1, 2, 3, 4, 5 faktöriyel kadar şöyle biraz hafızamızda olsa, yani 4 faktöriyel kaçtır desem ne diyeceksin? Oo, helal 24 diyen kardeşim seni tebrik ediyorum. Ya da 5 faktöriyel dediğimde ne diyeceksin? 120, aferin valla gibi hikayeleri hafızamızın bir köşesinde tutarsak süper olacak. Tabii permütasyonun
kendinle alakalı bazı meseleleri vardı. Permütasyonu konuştuk sonra. Permütasyonda n'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in n'lisi, n'in n eksi birlisi mevzuların neye eşit olduğunu lütfen tekrardan bir bak. Neydi onlar ya? Filan diyorsan hemen geri sar, oradan bir bak. N'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in n'lisi, n'in n eksi birlisi. Bir de biz kısa bir yoldan bahsettik permütasyonda. Hani n faktöriyel böyle n eksi r faktöriyelden değil de hani şu kadar açarsak filan dedik. Onlar da bizim için son derece önemli. Bunun dışında tekrarlı permütasyonda bütün eleman sayısını tekrar edenlerin faktöriyellerine bölme hikayesi de bizim için son derece önemliydi. Permütasyon çok önemli bir konu. Artık ödevlerini yapma zamanı. Hadi bakalım, başarılar. Yalnız kapatmadan önce sana bir sürprizimiz var. Ödüllü sorumuz var. Bu dersin ödüllü sorusu şu. S, I, I, N, 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 E, M ve M yazılmış. Yukarıdaki şekilde en üstten başlayıp aşağıya doğru kaç farklı şekilde sinem yazılabilir diyor. Acaba kaç tane yazılabilir? Hadi bakalım. İyi çalışmalar. Merhaba canlar, ben Umut Murat Hoca. Evet arkadaşlar, 10. sınıf konularını birlikte işleyeceğiz. İlk konumuz olan elektrik akımı, potansiyel farkı ve direnç konusuyla karşınızdayım. Eğer sen hazırsan dostum, ben de hazırım. Hadi gel ilk konumuzla başlayalım. Biz bu konuda neler öğreneceğiz arkadaşlar? Elektrik akımı temel kavramlar. Elektrik akımı nasıl oluşur? Potansiyel fark ne? Direnç kavramı ne? Direncin bağlı olduğu değişkenler nelerdir? Bunları öğreneceğiz. Sevgili arkadaşlar, günlük hayatta televizyon, tablet, telefon gibi nedir? Elektronik cihazlarda elektrik konusundan faydalanıyoruz. Elektrik elektronik mühendisliğinde zaten bunları okuyarak öğreniyoruz ve mühendis oluyoruz. Teknolojinin her yerinde elektrik konusundan faydalanıyoruz. Bu konuyla ilgili ödevleri yapmayı unutmuyorsun sevgili arkadaşım. Evet, elektrik akımıyla başlıyorum. Bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına ne denir? Elektrik akımı denir, değil mi? Elektrik akımı. Elektrik akımı nasıl bir büyüklüktür? Temel bir büyüklüktür arkadaşlar. Aynı zamanda skaler bir büyüklüktür. Birimi nedir? Amper. Peki neyle ölçülür? Evet, bildin. Amper metre. Elektrik akımının yönü elektronun hareket yönüne zıttır sevgili arkadaşlarım. Elektrik akımı I eşittir Q bölü T ifadesiyle bulunur. Buradaki Q arkadaşlar yük, kulomb. Zaman saniye. I yani akım amper birimiyle gösterilir arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, I eşittir Q bölü T ifadesi yazılırken çok dikkat edilmelidir. Toplam yük bulunurken katılarda yani metallerde yalnız elektron sayısı dikkate alınır. Sıvı çözeltilerde artı ve eksi iyonların toplam sayısı dikkate alınır. Gazlarda ise pozitif iyonlar ve elektronlar dikkate alınır. Plazmada iyon ve elektronlar dikkate alınır diyoruz. İletkenlerde gördüğünüz gibi arkadaşlar akım yönü sağ tarafa doğruyken elektronlar sola doğru hareket ediyor. Sadece elektronlar hareket ediyor. Unutma bunu. Sorumuza geçelim. Şekildeki deşarj tüpünün kesitinden 0.5 saniyede 0.7 kulomb negatif yük bir yönünde. 0.8 kulomb pozitif iyon iki yönünde geçmektedir. Buna göre deşarj tüpünün kesitinden geçen elektrik akımının yönü ve büyüklüğü nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşım eksilere baktığım zaman eksiler bir yönünde hareket ediyor. O zaman akım hangi yönde olacak? 2. Sonra I eşittir 0.7 artı 0.8 bölü 0.5. 1,5 bölü 0.5'ten 3 amper bu telden akım geçer diyeceğiz arkadaşım. Bir elektronun yükü E ile gösterilir. Elektronun yükünün büyüklüğü yani bir elementer yük 1.6 10 üzeri eksi 19 kulomb'dur diyeceksin arkadaşım. Buna göre bir iletkenin kesitinden n tane elektron T sürede geçiyor ise oluşan akımın büyüklüğü I eşittir N çarpı E bölü T ifadesiyle bulunur arkadaşlar. Hemen sorumuza bakıyoruz. Bir iletkenin kesitinden dakikada 375 çarpı 10 üzeri 17 adet elektron geçmektedir. Buna göre iletkenden geçen elektrik akımı kaç amperdir? Şimdi arkadaşım I eşit Q bölü T. Tabi önünde bir de N'imiz var değil mi? Kaç tane olduğunu biliyoruz. 375 çarpı 10 üzeri 17 ne geçiyor? Elektron 1,6 10 üzeri eksi 19 bölü 1 dakika 60 saniye. Saniye cinsinden alacağız arkadaşlar. Şimdi
Önce 3'e böldüm 125, 3'e böldüm 20. Daha sonra sevgili arkadaşlar 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 25, 4'e böldüm 0.4. Bunları çarpalım artık arkadaşlarım. 25 ile 0.4'ü çarparsak 10 yapar. 10 üzeri eksi 19 ile 10 üzeri 17'yi çarparsak 10 üzeri eksi 2 yapar. Buradan da 0.1 amper bulunur sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar biz elektrik akımını farklı şekillerde modelleyebiliriz. Mesela bir bileşik kaptaki sıvının basıncının fazla olduğu yerden basıncının az olduğu yere hareketi gibi. Ya da bir su pompasının hareketi gibi. Ya da şekildeki gibi bakın K ve L kürelerimiz var. Bir S anahtarıyla kapatıldığında L küresinden K küresine doğru elektronların akışını modelleyebiliriz arkadaşlar. Sıra geldi potansiyel fark olayına. Birim yükün devreyi dolaşması için gerekli enerjiyi arkadaşlar potansiyel fark denir. V sembolüyle gösterilir. Birimi volttur. Potansiyel fark kaynaklara ne verir? Enerji verir değil mi? Enerji verir. Ve arkadaşım kapalı bir devrede elektronların pilin negatif kutbundan pozitif kutbuna doğru devreyi dolanmasını sağlayan etkiye potansiyel fark denir yine. Elektrik akımının yönü pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğrudur diyeceğiz. Peki sevgili arkadaşım direnç ne? Bir iletkenin akıma karşı gösterdiği zorluğa ne diyoruz? Direnç diyoruz. Direnç. R ile gösterilir. Birimi ohm'dur. Direnç R eşittir. Rho L bölü A ifadesiyle bulunur. Buradaki rho arkadaşlar telin cinsi. Bakır, alüminyum, demir nasıl yaptın? Hangi maddeden yaptın? Onu gösteriyor. L iletkenin boyu, A da arkadaşlar kesitidir diyeceğiz. Sıcaklık artarsa direnç genellikle artar diyoruz. Hemen sorumuza bakalım sevgili arkadaşlarım. Aynı maddeden yapılmış şekildeki K, L ve M iletkenlerinin kesit alanları sırasıyla 2A, 3A ve A boyları da L, 3L ve 4L'dir. Buna göre bu iletkenlerin dirençleri arasındaki ilişki nedir? Formülümü yazıyorum. R eşittir. Rho L bölü A. Sevgili arkadaşım aynı maddeden yapılmış. Yani rho'lar aynı. O zaman sadece boyu kesite oranlasam yetecek. K için yazıyorum. K'nınki L bölü 2A. L'ninki 3L bölü 3A. M'ninki ise 4L bölü 4A. Baktığımda arkadaşlar L'nin ve M'nin dirençlerinin eşit olduğunu, K'dan da büyük olduğunu söyleyeceğiz. Bir diğer sorumuz. Yanda kesit alanı ve uzunluğu verilen telin direnci R kadardır. Yargılarından hangileri doğrudur demiş buna göre. Şimdi tel kesit alanı değişmemek şartıyla kenarından kesilirse direnci artar. Kenarından kesmek ne demek? Boyunu azaltmak demek. Bak formül neydi? R eşittir. Rho L bölü S. Şimdi L'yi azaltırsak direnç azalmış olur. Burada artar diyor. Bu olmaz. Teli arkadaşlar ortadan ikiye katladığınız zaman boyu yarıya indirmiş olacaksınız. Yani R üssü Rho çarpı L bölü 2 bölü S. Yani birinci halin yarısı kadar. Şimdi iki tane arkadaşlar yarım neyimiz olacak? Direncimiz olmuş olacak. Yani direnç değerini yarıya düşürmüş olacağız. İkiye böldüğümüz zaman bu da olmaz. Tel bir zımpara yardımıyla inceltilirse direnci artar. Zımparayla inceltmek ne demek? Kesitini azaltmak demek. Kesiti azaltırsak direnç değeri artar. Cevabımız D seçeneği yalnız 3 olmalıdır. Konuyu bitiriyoruz sevgili arkadaşlarım. Elektrik akımı temel kavramlarını öğrendik. Elektrik akımının nasıl oluştuğunu öğrendik. Potansiyel farkın ne olduğunu, direnç kavramını öğrendik. Direncin bağlı olduğu değişkenleri öğrendik arkadaşlar. Bu da bizim ödüllü sorumuz arkadaşlar. Bir sonraki konu anlatımında bu soruyu çözeceğim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Artık 10. sınıf olduk kimya konusunda arkadaşlar. Kimyanın temel kanunlarıyla başlayacağız. Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar adı altında oldukça sayısal bir ünite bizim başlangıcımız olacak. Peki neymiş bu temel kanunlar? Nelerden bahsedeceğiz? Şöyle bir gözden geçirelim. Arkadaşlar ilk olarak kütlenin korunumu kanunundan bahsedeceğiz. Bu kanunla daha önce aslında 9. sınıfta karşılaşmıştık. Hani Lavoisier geliştirmişti. Modern kimyanın başlangıcı olan bir kanundu bu. Ardından sabit
oranlar ve katlı oranlar kanunlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bununla ilgili sayısal hesaplamalar yapacağız ve ilerleyeceğiz. İlerleyen aşamalarda mol kavramı ve kimyasal hesaplamalar üzerine konuşacağız. Yepyeni konular bizi bekliyor olacak yani. Peki bunları öğrendiğimiz zaman bize ne katkısı olmuş olacak arkadaşlar? Hayatımıza neler katacak? Bileşiklerin oluşum süreçlerini açıklayacağız. Aslında özellikle sabit oranlar kanunu bileşik kavramını bizim öğrendiğimiz, edindiğimiz kanun olarak karşımıza duracak arkadaşlar. Aynı elementlerden oluşan farklı bileşiklerin oluşum süreçlerini de burada değerlendirmiş olacağız arkadaşlar. Bu da katlı oranlar kanunun bize kattığı önemli gelişme olacak. Ve tabii ki ödevlerimiz bütün sene boyunca devam ediyor olacak. İki tane temel kaynağımız var arkadaşlar. Bunlardan ilki sıfırdan ona kimya kitabımız, hepinizin elinde var zaten artık biliyoruz. Ve ikinci olarak da dinamo kimya kitabı üzerinden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Arkadaşlar sıfırdan ona kimya kitabında bu ders biter bitmez sizden yapmanızı beklediğimiz sayfa 12-19 arasını çözmek olacak. Şöyle kitabı hep birlikte bir tanıyalım. Neler var içeriğinde, neler çözmemiz gerekecek. Arkadaşlar kitabımızda hemen ilk sayfalar bize konuyu anlatan sayfalar olacak. Bak burada bir konu anlatımı gelecek. Ardından da anlatılan konuyla ilgili soru çözümleri bizi hemen yan sayfada bekliyor olacak. Her sayfa bize konu anlatan ve bununla ilgili sorular soran sayfalar olarak ilerleyecek ve konu bittiği zaman da bir tarama testi bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Konunun bütününü öğrenmemizi sağlayan, bunları tamamladıktan sonra tabii ki diğer konular gelecek ve ünite sonlarında da ünite testleri bizi bekliyor olacak. Tabii ki sıfırdan onayla birlikte aslında konunun temelini öğrenmiş olacağız. İyice dibine girmeyi de arkadaşlar dinamo kimya kitabı sayesinde yapacağız. Bak burada da ödevimiz test sıra 1-7 arası olacak. Peki bu kitapta neler var? Şöyle onlardan bir bahsedelim. Arkadaşlar burada da her sayfa bize bir çözümlü örnek vererek başlayacak. Çözümlü örnek sayesinde aslında konuyu bize öğretecek. Ardından da burada çözdüğümüz soruya benzer nitelikte 4 soru bizim çözümümüz için bekliyor olacak. Her sayfada bu kendini tekrar edecek. Böylece konuyu çözümlü örnekler üzerinden aslında öğrenmiş olacağız. Ve ardından konuyu tamamladığımız zaman yine tarama testleri bizi bekliyor olacak ve bu şekilde de konuyu iyice cebimize koymuş olacağız. Ünite sonlarında ünite testleri de yine tabii ki bekliyor olacak. O zaman haydi dalalım bakalım neler varmış içerikte. Şimdi dedik ki kimyanın temel kanunu olarak 3 tane kanundan bahsedeceğiz. İlki kütlenin korunumu kanunu olacak. Lavoisier tarafından geliştirilmiş bir kanundu arkadaşlar. Modern kimyanın başlangıcı olan kanun. Ardından Proust'un geliştirdiği sabit oranlar kanunundan bahsedeceğiz. Bu da bileşiği oluşturan elementlerin hem sayıları hem de kütleleri arasındaki oranla ilgili bize bilgiler sunacak. Ardından da katlı oranlar kanunu diyeceğiz. Dalton'un geliştirdiği, yani atom modelini geliştiren Dalton var ya, bu kanunu da geliştirmiş arkadaşlar. Aynı elementlerden oluşan farklı bileşiklerin kütleleri, bileşiği oluşturan element kütleleri arasındaki oranla ilgili yorumlar yapıyor olacağız. Hemen şöyle kütlenin korunumu kanunu diyelim ve başlayalım bakalım arkadaşlar. Kütlenin korunumu kanunu aslında temelde şu cümleyi kuruyor bize. Diyor ki bir madde vardan yok edilemez, yoktan da var edilemez. Dolayısıyla başlangıçtaki kütle neyse tepkime süreci ne olursa olsun sonuçtaki toplam kütle eşit olmak zorunda. Arada kütle kaybı yaşanamaz. Eğer fiziksel veya kimyasal herhangi bir tepkimeden bahsediyorsak, yeter ki hani bir gaz uçup giderse tabii ki kütle kaybı olur ama kapalı bir kabın içerisinde bu tepkimeyi gerçekleştirirsen kütlede bir değişiklik olmaz. Diyelim ki bizim tepkimemiz işte X ve Y'nin tepkimeye girip Z ve T maddelerini oluşturduğu bir tepkime. Arkadaşlar burada beklentimiz nedir? A ve B olarak harcadığımız bu kütlelerin, yani X ve Y'den harcanan toplam kütlenin C artı D'ye eşit olması. Yani oluşan toplam kütleye eşit olması. Harcanan kütle eşittir oluşan kütle diyeceğiz. Bu kadar basit bir kanun var karşımızda aslında. Şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu tepkime fiziksel ve kimyasalsa geçerli. Ama eğer nükleer bir olaydan bahsediyorsak, radyoaktif bir tepkime bahsediyorsak, burada zaten kütle enerjiye dönüşeceği için kütlede korunma değil kayıp bekliyoruz. Hani kütlenin korunması mümkün değil eğer radyoaktif bir olaydan bahsediyorsak. Bunun dışındaki bütün olaylarda toplam kütle hep sabit kalmak zorunda. Hemen örneklerle daha iyi anlayalım bu mevzuyu arkadaşlar. Diyelim ki bize bir tepkime vermiş. X ve Y tepkimeye girip Z'yi oluşturuyormuş. Diyor ki bu tepkimede harcanan X kütlesi Y kütlesinin 3 katıdır. Bak hemen bakış açımız ne olacak? Diyeceğiz ki eğer X'den biz 3A kadar harcıyorsak Y'den A kadar harcayacağız. Öyle değil mi? Kanun bize ne diyordu peki? 3 katı olduğuna göre. Kanun diyordu ki oluşan kütle harcanan kütlelere eşit olmak zorunda. Demek ki Z'nin kütlesi de 4A olmak zorundaymış bu tabloya göre. Sonrasında bize soru demiş ki tepkime sonucunda 24 gram Z bileşiği oluşuyormuş. Şimdi 4A'nın 24'e eşit olduğunu bize söylediğine göre arkadaşlar A kaç oluyor? Tabii ki 24 bölü 4 yaptığımız zaman bunu 6 olarak buluyoruz. Yani demek ki X'ten 6 gram harcıyormuşuz.
Y'den de pardon 18 gram harcıyormuşuz. Y'den de 6 gram harcıyormuşuz ki toplam olarak 24'ü yani 4 ayı bize vermiş. Bizden istediğini X kütlesi kaç gramdır demiş. X kütlesinin 18 gram olduğunu gayet güzel bir şekilde hesaplamıştık zaten. Bir tane daha zor soru çözelim. Böyle biraz daha zorlaştırarak gidelim sorularımızı. Şimdi bu defa oluşan iki tane madde var. X ile Y'yi harcıyormuşuz. Z ve T oluşuyormuş. Diyor ki tepkimesinde 40 gram X ve 30 gram Y ile başladığına göre ve tepkime sonucunda 25 gram Z oluşurken 5 gram X'in arttığını gördüğümüze göre. Bak tepkime nasıldı? X ile Y tepkimeye girecek. Z ve T'yi oluşturacak. Arkadaşlar bize diyor ki bundan başlangıçta 40 var. Bundan 30 var ama artan 5 gram X var. Dolayısıyla harcanan buradaki 40'ın tamamı değil, harcanan X'in kütlesi 35. Y'den artan yok. Demek ki Y'den de 30 harcamışız. Buna karşılık olarak Z'den 25 gram oluştuğunu söylüyor. X'ten T'den oluşan maddenin de A gram olduğunu varsayalım ki zaten onu bulmaya çalışıyoruz. Bizden istediği bu. O zaman yapacağımız denklem şu. Harcanan toplam madde kütlesi yani 35 artı 30 oluşan toplam madde kütlesine eşit olacak. Yani 25 artı A'ya eşit olmak zorunda. Dolayısıyla A buradan ne geliyor arkadaşlar? 65 eksi 25 yaparız. 40 olarak buluruz. Demek ki 40 gram T elde etmişiz. Bu tepkimenin sonucunda deriz. Bir de grafikli soru çözelim arkadaşlar. Şöyle grafikle gelirse karşımıza ne yapacağız? Şimdi grafikleri okuyup tepkime denklemine dönüştürmek burada çok önemli olacak arkadaşlar. Bize demiş ki X, Y, Z ve T maddelerinin tepkime sürecinde kütlelerindeki değişimi bu grafik vermekteymiş. Buna göre M değeri kaçtır diye bulmamızı istiyor. Arkadaşlar tepkime denklemini biz grafikten yola çıkarak yazarız. Ne diyeceğiz? Madde miktarı azalanlar tepkimenin girenleridir. Artanlar ise oluşanlarıdır, ürünleridir öyle değil mi? O zaman Z'nin ve Y'nin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla Y ve Z bu tepkimenin girenleri olacak. Madde miktarındaki artışı da X ve T'de olduğunu görüyoruz. Demek ki X ile T'de bu tepkime sürecinde oluşan maddelermiş. Şimdi bizim odaklanacağımız şey bu maddelerden girenler ya da işte sadece oluşan madde miktarı değil. Arada harcanan veya oluşan madde miktarına bakmamız gerekiyor. O zaman diyeceğiz ki Y'den mesela toplamda ne kadar madde harcanmış? Bak 20'den başlamış ama 10'da bitmiş. Demek ki aradaki 10 gram madde artan maddeymiş. O zaman Y'den harcanan madde miktarı sadece 10'muş. 20-10. Z'den ne kadar madde harcanmış? Bakıyoruz M ile başlamış ve 20'ye kadar düşmüş. Demek ki maddenin tamamı harcanmamış. M ile başlayıp 20'ye kadar düştüğüne göre M-20 gram biz harcamışızdır sadece. Şimdi oluşan X kütlesine bakıyoruz. Sıfırdan başlamış 10'a çıkmış. Demek ki 10 gram X oluşmuş sadece. T'ye baktığımız zaman 10'dan başlayıp 30'a çıkmış. Yani artış bizim için önemliydi. Demek ki 20 gramlık oluşan bir madde var burada arkadaşlar. O zaman harcanan eşit olacak oluşana. Demek ki 10 artı M-20 eşit olmalıymış. 10 artı 20. Arkadaşlar buradan M ne geliyor? Şöyle onlardan kurtuluruz. Şu eksi 20'yi karşıya artı olarak atarız ve 40 olarak buluruz. Demek ki grafikteki bu M değeri 40'mış. En başta değerlendirmeye aldığımız zaman. Şimdi kütlenin korunum kanunu genel itibariyle böyleydi. Bakmamız gereken nokta nedir? Harcanan toplam kütleye oluşan toplam kütleye eşit olmak zorunda eğer fiziksel veya kimyasal herhangi bir tepkimeden bahsediyorsak. Geçelim şimdi bir de sabit oranlar kanunundan bahsetmeye ve bununla ilgili sorular çözmeye. Şimdi sabit oranlar kanunu arkadaşlar herhangi bir bileşiğin elementlerinin hangi oranda birleşmesiyle oluşmuştur. Bununla ilgili yorum yapmamızı istiyor. Yani bileşikleri karışımlardan ayıran en temel özelliklerden birisi neydi? Karışımlarda bileşenler arasında sabit bir oran yoktu ama bileşiklerde bileşenler arasındaki oran sabit olmak zorundaydı. İşte bunu bize sabit oranlar kanunu söyler. Hemen örnekle gidelim arkadaşlar. Şimdi sayıca veya kütlece sabit orandan bahsedebiliriz. Mesela bizim bileşiğimiz CH4 bileşiği ise, metan bileşiği ise. Şimdi sayıcı oran çok basit zaten. Bak bir karbona karşılık 4 tane hidrojen gelmiş. Demek ki sayıcı aralarındaki oran 1/4. Veya bizim bileşiğimiz C2H6 ise her 2 karbona karşılık 6 tane hidrojen gelmiş. Demek ki 2/6 yani en sade haliyle bunlar arasındaki sayıca sabit oran 1/3'müş. Kütlece sabit orana gelecek olursak arkadaşlar burada atom kütleleri de devreye giriyor. Yani karbonla hidrojen atom kütlesi birbirinden farklı olduğu için burada her bir karbon her bir hidrojene eşit kütle getirmeyecek. Dolayısıyla atom kütlelerini de hesaba katacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bize şuradaki bilgileri sunmuş. Diyor ki bize her bir hidrojen atomunun kütlesi 1 ise her bir karbon atom kütlesinin 12 olması gerekiyor. Yani karbon hidrojenin 12 katı daha ağır bir atommuş zaten. O zaman
karbonla hidrojen arasındaki kütlece sabit oranı mc bölü mh'ı bulacak olursak diyeceğiz ki bunun yapısında, bileşin yapısında bir tane karbon var ve her bir karbonun kütlesi 12. Yazdık bunu yerine. Yapıda 4 tane hidrojen var ve her birinin kütlesi 1. Dolayısıyla bir tane karbon atomu 12 kütle getiriyorsa bir tane hidrojen atomu 1 kütle getirecek. 4 tane hidrojen atomunun kütlesi 4 olacak. O zaman aralarındaki sabit oran en basit haliyle 3 bölü 1 olarak bulacağız. Bak bu ne demek oluyor? Eğer bizim elimizde 4 gram metan bileşiği varsa bunun 3 gramı karbon, 1 gramı hidrojendir demek oluyor. Ve aynı hesabı bununla yapalım. Bak karbonla hidrojen arasındaki sabit oranı bu bileşikte bulacak olursak ne diyoruz? Her bir karbona karşılık 3 tane hidrojen geliyor bu bileşiğin yapısında. Veya 2 karbona 6 hidrojen geliyor. O zaman her 2 karbonun kütlesi 12 olduğuna göre 2 çarpı 12 kütle karbondan gelecek. Paydaya ne yazacağız peki? 6 tane hidrojen var ve her birinin kütlesi 1. Dolayısıyla 6 çarpı 1 de hidrojenden gelen kütle olacak. O zaman buradaki oran arkadaşlar hemen şöyle sadeleştiririz. 4'e 1 gelir. Yani bu bileşikten bahsederken de diyeceğiz ki her 5 gram C2H6 bileşiğinin 4 gramı karbon, sadece 1 gramı hidrojendir diyeceğiz. Bu şekilde bir oranlama kullanacağız. Hemen sorular üzerinden örneklendirerek gidelim arkadaşlar. Şimdi bize bir soru vermiş. Demiş ki X2Y3 bileşiğinin kütlece %40'ı X elementidir. Bak sabit oranlar kanunu ile ilgili bütün sorularda şunu kullanabiliriz. Eğer %40'ı X ise biz MX bölü MY oranını hesaplayabiliriz buradan. Yani X kütlesinin Y kütlesinin oranı neymiş bu bileşiğin yapısında? Diyeceğiz ki %40'ı X ise geri kalan demek ki %60'ı da Y'dir. O zaman 40'a 60 gibi bir oran var. Her 40 grama karşılık 60 gram. O zaman her 2 grama karşılık da 3 gram Y gelmesi gerektiğini buradan anlarız arkadaşlar. Şimdi bu oranı bulduğumuz zaman soru geri kalan ne sorarsa sorsun zaten çözümü kendiliğinden gelecek. Bize diyor ki 24'er gram X ve Y elementi kullanılarak en fazla kaç gram X2Y3 bileşiği elde edilir? Arkadaşlar burada şöyle bir yöntem ilerleyelim. Diyelim ki X ile Y'nin kütlesi birleşerek eğer X2Y3 bileşiğini oluşturuyorsa biz neyi bulmuştuk? Bundan 2 gram kullandığım zaman bundan 3 gram kullanmam gerekiyordu. Toplam kütle olarak 5 gram verecek. Yani her 5 gram bileşiğin 2 gramı X, 3 gramı Y'ymiş. Bana demiş ki her ikisinden de 24'er gram alırsam ne olacak? Bak şunu söyleyemiyoruz. İkisinden de 24 gram, o zaman bileşik toplam 48 gram olur. Bunu demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Eğer 2'ye 3 birleşiyorsa mesela 4'e 6 birleşecek ya da işte 6'ya 9 birleşecek. Hep aynı katta artarak birleşmesini bekleyeceğiz. O zaman şimdi 3'ün 8 katı 24, 2'nin 12 katı 24, öyle değil mi? Burada demek ki bu maddelerden birisi tükenirken öbüründen artan madde kalıyormuş. Burada hangisinin tükeneceğini belirlememiz bizim için çok önemli. Diyeceğiz ki eğer 3'ün sadece 8 katı 24 ise biz Y'den 24 gram kullandığımız zaman X'ten kullanmamız gereken madde sadece yani 3 çarpı 8 24'e götürdü ya bize. Demek ki 2 çarpı 8 de bundan kullanıyormuşuz. Yani sadece 16 gram kullanıyormuşuz. O zaman elde ettiğimiz bileşik 16 artı 24'ten 40 gram olacakmış. Bu nasıl gerçekleşiyor peki? Y bittiği zaman aradaki fark kadar yani 8 gram X de artan madde olarak elimizde kaldığı için böyle. Eğer soru bize şöyle bir şey sorsaydı. 40 gram X2Y3 bileşiğinde kaç gram Y vardır mesela? Hemen diyecektik ki Y'nin kütlesi 24. Kaç gram X vardır deseydi diyecektik ki demek ki burada 16 olması gerekiyor. Çünkü şu oranda aynı şekilde artması gerekiyor. Yani 5'in de 8 katı madde miktarını burada bileşikten elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. O zaman dolayısıyla bizden X2Y3 bileşiğinin kütlesini sorduğuna göre demek ki cevabımız 40 olmalıymış. Başka bir soru daha çözelim. X-Y bileşiğini oluşturan X ve Y elementleri arasındaki kütlece sabit oran 5 bölü 4'tür demiş. Bak az önce kütlece yüzde vermişti. Yüzde 40 demişti. Oradan MX bölü MY değerini biz bulmuştuk. Bu defa doğrudan MX bölü MY değerini kendisi veriyor. 4'e 5. Buna göre 20'şer gram X ve Y'nin tepkimesinden artan madde olmaması için kaba hangi maddeden kaç gram eklenmelidir diye sormuş. Arkadaşlar bakın aynı bakış açısında diyeceğiz ki X-Y bileşiği oluşurken X ve Y kütlelerinin X-Y bileşiğini oluşturduğu oranı yazacak olursak diyeceğiz ki 5 gram X'e karşılık 4 gram Y harcanır. Demek ki buna karşılık olarak 9 gram X-Y bileşiği elde edilir. Şimdi temel oran bu. Bu ne demek oluyor? Demek ki 10 gram X'e karşılık 8 gram Y koyarsam 18 gram X-Y bileşiği elde ederim. Bu oran hep sabit kalmak zorunda. Buna göre ben her ikisinden de başlangıçta 20'şer gram alırsam
Bak neyi belirlememiz gerekiyor arkadaşlar? Hangisi öncelikli olarak bitecek? Onu bir belirlememiz gerekiyor. Şimdi 20, 5'in 4 katı, 4'ün 5 katı. Dolayısıyla hangisinde kat daha küçükse öncelikle onun bitmesini bekleriz. Burada arkadaşlar X'ten 20 gram harcandığı zaman demek ki Y'den sadece 16 gram harcanacakmış. Buna göre 36 gramda tabii ki bileşiğin elde edilmesini bekliyor olacağız arkadaşlar. Aynı oranla devam edecek. Bak 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı, 9'un 4 katı kadar madde harcanmış olacak veya oluşmuş olacak. Buna göre artan maddeyi belirleyeceğiz ki artan olmaması gerekirken yani olmaması için hangisinden ne kadar eklediğimizi belirleyebilelim. Yani bu bitiyormuş. X tamamen bitiyormuş. Y'den 4 gram artan madde kalıyormuş. Buradan da 36 gram oluşan madde var. Soru bizden istediği şey şu 4 gramın da ortamda olmaması. Bunu nasıl sağlarız? Demek ki Y'yi bitirmek istiyorsak ortama X ekleyeceğiz. Bak burası cepte. X'ten ekleyeceğiz. Peki ne kadar ekleyeceğiz? Her 4 gram Y'nin harcanması için 5 gram X'e ihtiyacımız varmış. O zaman biz ortama X'ten 5 gram ekleyeceğiz ki hiç artan madde kalmasın. Bu şekilde de sorumuzu cevaplayacağız. Eğer soru bizim karşımıza grafikli olarak gelseydi ne yapacaktık? Peki şöyle bir grafik vermiş bize. Diyor ki X, Y, 3 bileşiğinin kütlesinin kendisini oluşturan X kütlesiyle değişimini veren grafik yandaki gibidir. Arkadaşlar grafik soruları karşımıza geldiği zaman şuraya özellikle dikkat edeceğiz. Burada ne var? Burada ne var? Bak X ile bileşiğin kütlesi toplam kütle arasındaki oranı vermiş bize. Dolayısıyla her zamanki gibi biz hani MX bölü MY oranını bulmaya çalışıyorduk ya. Bunu bulurken X'in kütlesini aynen yerine yazacağız 14. Y'nin kütlesi yerine gidip de 17 yazmayacağız. Çünkü bu 17 bize toplam kütleyi veriyor arkadaşlar. Demek ki aradaki fark kadar yani 3 gramını Y oluşturuyormuş. Yani az önceki tabloyu burada oluşturacak olursak X ve Y'nin oluşumundan, birleşiminden X, Y, 3 oluşurken arkadaşlar her 14 gram X'e karşılık 3 gram Y harcanıyormuş ve buna karşılık toplamda 17 gram bileşik oluşuyormuş. Yani 17'nin yeri burası. Buna göre diyor ki 70 gram X alırsak. Bak bundan 70 gram aldım. 20 gram da Y alırsam ne olur? Soru bu değil mi? Şimdi hangisi biter sorusuna bir cevap vermemiz gerekiyordu soruyu çözmemiz için. Bak 70, 14'ün kaç katı arkadaşlar? 5 katı. Dolayısıyla biz 3'ün 5 katı kadar yani 15 gram Y kullandığımız zaman bu bizim için yeterli olacak. Demek ki X biterken Y'den artan madde kalacakmış. Çünkü Y'ye baktığımız zaman hani 3'ün neredeyse 7 katı 14 çarpı 7 70'ten büyük bir miktar getiriyor bizi. Dolayısıyla bu tepkimeyi gerçekleştirecek kadar X elimizde yok zaten. O zaman ne diyeceğiz? X'ten 70 gram harcadığımız zaman yani 14'ün 5 katı kadar harcadığımız zaman 3'ün 5 katı kadar yani 15 gramda Y harcamamız gerekecek. Buna karşılık 17'nin 5 katı kadar veya 70 ile 15'in toplamı kadar yani 85 gramda X, Y, 3 bileşiğini elde etmiş olacağız arkadaşlar. Burada artan maddeyi hesaplamaya geldiğimiz zaman X zaten bitiyordu. 20'nin sadece 15'ini kullandığımız için de 5 gram Y artan madde olarak elimizde kalıyordu. Bizden zaten artan maddenin kütlesini istediği için cevabımız direkt 5 olacak arkadaşlar. Sabit oranlar kanunlarında da sorularında da izlememiz gereken yöntem bu olacak. Şu tabloyu oluşturduğumuz anda çözemeyeceğimiz hiçbir soru kalmayacak. Geçelim bir sonraki kanunumuza arkadaşlar. Katlı oranlar kanunu. Kim bulmuştu? Dalton bulmuştu. Dalton geliştirmişti bu kanunu. Ne diyor peki Dalton bize? Diyor ki aynı tür elementten oluşan iki farklı bileşikte. Yani az önce sabit oranlar kanununda tek bir bileşikten bahsediyorduk. Bu defa elimizde iki farklı bileşik olacak. Bunların ortak noktası aynı elementlerden oluşacak. İkisi de X ve Y elementinden oluşacak mesela. Burada elementlerden herhangi birinden eşit kütlede alırsak diğer element kütleleri arasındaki oran bize katlı oranı verecek arkadaşlar. Hemen örnekle gidelim. Nasıl buluyoruz? Bu hani tanımlamaya kalktığımız zaman biraz daha karmaşık gelen. Oysa ki çok basit bir kanun aslında. Mesela C2H4, C3H8 bakıyoruz. İkisi de karbon ve hidrojenden oluştu. Aynı elementlerden oluşmuş. Peki aralarındaki oran iki şekilde hesaplayacağız. Aynı karbona karşılık hidrojenler arasındaki oran veya aynı hidrojene karşılık karbonlar arasındaki oran diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi önce bir aynı karbona karşılık gelen hidrojenler arasındaki orana bakalım. Şimdi yapacağımız şu. Karbonların birbirine eşit olmasını nasıl sağlarız? Bak 2'ye 3 olduğuna göre bunu 3 ile bunu 2 ile genişletiriz. Yani şu bileşiği aslında C6 3 ile genişlettiğimiz için H12 şeklinde yazmamızda bir sakınca yok. Bunu da 2 ile genişletmemiz gerekecek. Gene C6
Bu defa 2 ile genişlettiğimiz için H16 şeklinde yazacağız. Bak ikisinde karbonlar eşitlendi ya. Şimdi artık hidrojenler arasındaki oranı yazarız. Yazacağımız şey H1 bölü H2. Yani birinci bileşiğin hidrojeninin ikinci bileşiğinin hidrojenine oranı bize buradaki katlı oranı verecek. Tabii ki 4'e 8 değil. Kullanacağımız sayılar 12'ye 16 olması gerekecek. Çünkü eşit karbonlara karşılık oranlarına bakacağız. 12 bölü 16 bize buradaki katlı oranı vermiş olacak. Her ikisini de 4 ile sadeleştirirsek 3 bölü 4 olarak buluruz. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar bir diğer durumumuza. Bir de eşit hidrojene karşılık karbonlar arasındaki orana bakalım. Hidrojenleri nasıl eşitleriz? Bak biri 4 biri 8 ya bunu 2 ile genişlettik. C4H8 oldu. Bunu aynen aldık. C3H8'dir dedik arkadaşlar. Şimdi hidrojenler eşit ya birbirine. Artık C1 bölü C2'yi yazabilirim. Yani birincinin karbonunun ikincinin karbonunun kütlesine olan oranı. 4'e 3'müş yazdık hemen 4 bölü 3 dememiz yeterli oldu. Bak burada çok enteresan bir şey tabii ki dikkatimizi çekti. Biri 3 bölü 4 diğeri 4 bölü 3 yani birbirinin çarpmaya göre tersi. Bu bir tesadüf değil arkadaşlar. Her zaman için iki bileşik arasında bir elemente göre alınan katlı oran diğerine göre alınan katlı orana göre çarpmaya göre tersini vermesi gerekiyor. Birini 2 bölü 3 bulduysak öbürünü 3 bölü 2 bulacağız. Orası kesin. Yani birini bulduysak öbürünü de zaten bulmuş olacağız. Burada tanım önemli. Tanımı anladıysak nasıl bir yöntem izlediğimizi anladıysak soru kaçırma ihtimalimiz zaten kalmayacak. Şimdi burada katlı oranlar kanunundan bahsediyoruz ama bazı şartlar var. Her bileşik arasında katlı oran aranmıyor. Katlı orana bakabilmemiz için bazı koşullar var. İlk şartımız arkadaşlar iki bileşik aynı tür elementlerden oluşacak ki biz orada bir katlı orandan söz edebilelim. Mesela magnezyum klorür ve alüminyum klorür arkadaşlar burada bir katlı oran söz konusu bile değil. Çünkü magnezyum ve alüminyum gibi iki farklı element var. İkinci kuralımız arkadaşlar sadece iki tür element olması gerekiyor. Yani H2PO4, H2PO3. Arkadaşlar burada işte katlı oran 4'e 3'tür gibi bir şey söyleyemiyoruz. Burada katlı oran yoktur diyoruz. Çünkü 3 farklı element var bileşiklerin yapısının içerisinde. Yani bunlar zaten çok kolay bir şekilde belirlenebilecek durumlar. Şuna gelecek olursak arkadaşlar basit formüllerinin farklı olması gerekiyor. Bu aslında parantez içerisinde şöyle bir cümleye götürüyor. Katlı oran 1 olamaz diyecek. Hani diyelim ki kafamız karıştı hesaplamalar yaptık ya da basit formülün birbiriyle aynı olduğunu tek bakışta göremedik. Hesapladık ve hesap sonucunda katlı oranı 1 olarak bulduk. Bak bunu 1 bulduysak orada katlı oran 1'dir demek olmuyor. Katlı oran yoktur demek oluyor. Neden? C2H4, C3H6, C4H8. Bak basit formül dediğimiz şey en sade haliyle yazmamızdı. Şimdi bunu en sade haliyle yazarsak ikisi de 2'ye bölünüyor. Dolayısıyla CH2 oluyor. Bunun basit formülü ikisi de 3'e bölünüyor. CH2 oluyor. Bunun basit formülü ikisi de 4'e bölünüyor. Yine CH2 oluyor. Bak hepsinin basit formülü aynı. Dolayısıyla burada bir katlı oran hesaplamasına giremiyoruz arkadaşlar. Farklı olacak ki biz katlı oran vardır diyebiliriz. Hemen sorularımızı çözelim. Şimdi sabit oranlar soruları ile katlı oranlar soruları arasında arkadaşlar genellikle hani ilk bakışta birbirine çok benzer sorular karşımıza çıkacak. Fark anlamanın en kolay en güzel yolu şudur. Size soruya başta verdiği bileşikle sonradan sizden istediği bileşiğin formülü birbirinden farklıysa bu katlı oranlar sorusudur. Ona göre çözmemiz gerekiyordur. Eğer burada XY2 verip burada yine XY2'yi sorsaydı burada katlı oran değil direktmen sabit oranlar kanunuyla az önce çizdiğimiz tabloyla kolaylıkla soruyu çözebiliriz demek olacaktı. Şimdi farklılık olduğuna göre burada bir katlı oran aramamız gerekiyor. Nasıl bir yöntem izlememiz peki en kolay ve en garanti yol olacaktır. Onun üzerine konuşalım biraz. Şimdi bize iki farklı bileşik verdi ya arkadaşlar. Bu tarz sorularda şunu yapacağız. Bize verilen bileşik formülü XY2 ve demiş ki kütlece %50'si X'tir. Hemen şunu yapıyorum. XY2 bileşiğini aldığım zaman buradaki MX bölü MY değeri yani az önce yaptığımız gibi kütleler arasındaki sabit oran %50'si X ise %50'si Y'dir. Yani birbirine eşittir. Bu 1'dir demek oluyor. Şimdi bu formülü alıp diyorum ki bu oran bir tane X'in iki tane Y'ye olan oranına eşit olmak zorunda. Çünkü bileşiğin formülü XY2 öyle değil mi? O zaman hemen bu beni X bölü Y oranına götürecek. Yani atom kütleleri arasındaki oranı bize bulduracak. Hemen 2'yi karşıya çarpı olarak atacağız ve bunu 2 olarak bulacağız. Bak bize başlangıçta verdiği bileşikten önce bir atom kütleleri arasındaki oranı kovalayacağız. Bunu bulduktan sonra da ikinci bileşikle ilgili yorum yapmaya geçeceğiz. İkinci bileşiğimiz X3Y4'tü ya. Bak buradaki
X kütlesinin Y kütlesine olan oranı bu defa 3 tane X'in 4 tane Y'ye olan oranına eşit olmak zorunda. Bileşim formülünden bunu anlarız. Az önce biz X ile Y arasındaki oranı bulmuştuk ya, onu getirip burada yerine yazacağız. Yani 3 çarpı 2, hani burası 2 bölü 1'di. Dolayısıyla 4 çarpı 1 de Y'den gelmiş oldu. O zaman ne oldu arkadaşlar? Şunlar hemen sadeleşti. Oranımız 3 bölü 2 olarak çıktı. Bak, bir tane bileşiği biliyorduk. Öbür bileşiğin kütlece sabit oranına bizi götürdü. Artık sabit oranlar kanunundaki o tablomuzu burada da oluşturabiliriz. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Biz bu bileşik için X, Y ve X3, Y4 oluşum tablosunu oluşturacak olursak, bu diyor ki bize her 3 gram X'e karşılık 2 gram Y kullanırım. Demek ki toplamları kadar, yani 5 gram da bileşik elde ederim. Şimdi 40 gram bileşiğin yapısındaki kütleyi soruyor. 40 bunun 8 katı olduğuna göre 2'nin 8 katı kadar, yani 16 gram Y vardır. 3'ün 8 katı kadar, yani 24 gram da X vardır. Bizden Y kütlesini sorduğuna göre cevabımız 16 olacak arkadaşlar. Sadece bunu hesaplamamız yeterli olacak. Haydi bir soru daha çözelim. Bu biraz daha mantıkla yaklaşmamız gereken bir soru olacak. Bize ne demiş? C3H4, C4H6 ve C6H10 bileşiklerinin içerdikleri hidrojen yüzdeleri arasındaki ilişkiyi bul diyor arkadaşlar. Şimdi hidrojen yüzdeleri arasındaki ilişkiyi bulmak istiyorsak, bu sabit karbona karşılık hidrojenler arasındaki aslında katlı oranı bulmamızı istiyor bizden. Buraya yönlendirmiş olacak. Yani o zaman ne yaparız? Deriz ki biz bunların karbonlarını bir eşitleyelim. Eşit karbona karşılık hangisinin hidrojeni daha fazlaysa onun o içerdiği hidrojen yüzdesi de daha fazla olacaktır. Dolayısıyla biz 3, 4 ve 6 şeklinde karbonları birbirine eşitlememiz gerekecek. Nerede eşitleniyorlar peki? Bunu 24'te eşitleyebiliriz mesela. C3H4'ü arkadaşlar. Biz karbonları birbirine eşit olacak şekilde nasıl yazabiliriz? Şöyle alalım. Deriz ki 24'te eşitleniyorsa şunu 8 ile genişletmemiz gerekecek. Yani C24 H32 olur. Bunu 24'te eşitleyecek olursak 6 ile genişletmemiz gerekiyor. C24 H36 olur. Bunu 4 ile genişletiriz. C24 H40 olur. Bu şekilde karbonlar birbirine eşitken hidrojenler arasındaki oranı bulmuş olacağız. Dolayısıyla eşit karbona karşılık hangisi daha fazla hidrojen içeriyorsa onun içerdiği hidrojen oranı da daha fazladır aslında. Yüzdesi de daha fazladır deriz. Dolayısıyla C6H10 en fazla, sonrasında C3H4 gelecek, sonrasında da C4H6 gelecek, en az da C3H4'dedir diyeceğiz. Cevabımız da B seçeneğinde yer alacak. Hemen tablolu sorusuna geçelim. Bu katlı oranlar kanunun çok klasik soru tiplerinden birisi arkadaşlar. Bileşiklerden birinin formülünü verip diğerinin formülünü bizden bulmamızı ister. Genellikle bu tarz grafik soruları yine grafiklerde arkadaşlar şuraya dikkat edeceğiz. Hangi iki değişken arasındaki ilişkiyi vermiş bize, buna bakmamız gerekiyor. Şimdi çözüm yöntemimiz de aslında az önceki katlı oranlar kanunu sorusuna çok benzer bir çözüm yöntemi olacak. Bize demiş ki X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşiğin kütlesinin Y kütlesiyle değişimini veren grafik yandaki gibidir. Birinci bileşiğin formülü XY3 ise, yani şu bileşik XY3'müş. Bunun da XAYB olduğunu varsayalım biz. O bileşiğin formülünü bizden bulmamızı istiyor. Arkadaşlar yapacağımız yine şu olacak. Diyeceğiz ki eğer birinci bileşikten bahsediyorsak, yani XY3 bileşiğinden bahsediyorsak. Bak buradaki MX bölü MY oranını direkt tablodan okuruz. Bize tablo diyor ki 3 gram Y kullanıldığı zaman 5 gram bileşik olur. Yani 2 gram X varsa 3 gram Y vardır bu bileşiğin yapısında. Dolayısıyla arkadaşlar bileşiğin formülüyle bunu özdeşleştirdiğimiz zaman, yani bir tane X'in 3 tane Y'ye olan oranı bu olduğuna göre X'in Y'ye oranının ne olmasını bekleyeceğiz? Tabii ki 2 bölü 1 olmasını bekleyeceğiz. Bak, birinci bileşik bize şu denkleme götürdü, şu oranı buldurdu. İkinci bileşiğe geldiğimiz zaman, XAYB bileşiğine geldiğimiz zaman buradaki MX bölü MY oranı, yani X kütlesinin Y kütlesine olan oranını hesaplayacak olursak arkadaşlar, burada diyeceğiz ki 5 gram Y'ye karşılık 9 gram bileşik elde ediyormuşuz. Dolayısıyla Y5 ise burada kullandığımız X'in kütlesinin 4 olması gerekecek. Bu neye eşit peki? A tane X'in B tane Y'ye olan oranına eşit. Şimdi X'in 2, Y'nin de 1 olduğunu zaten hesaplamıştık. Dolayısıyla 2 çarpı A ile 1 çarpı B'nin oranına bunun eşit olmasını bekleyeceğiz. Oradan sadece A bölü B oranını bulmamız, çıkarmamız yeterli olacak.
A bölü B oranı ne oldu arkadaşlar? Şurası 2 geldiğine göre 2 bölü 5 oldu. Dolayısıyla X, A, Y, B bileşiğinden bahsediyorsak sadece bu değerleri yerine yazmamız yeterli olacak. Yani bileşiğimiz X, 2, Y, 5 bileşiği olacak. Cevabımız E seçeneğinde yer alacak. Bir diğer sorumuza geçecek olursak. Sorumuz demiş ki bize X, 3, Y bileşiğinin kütlece %60'ı X elementi olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar yine bir katlı oranlar sorusu, tabii öncüller girmiş içerisine. Şuna dikkat edelim. Bak birinci bize verdiği bileşik X, 3, Y iken birinci öncülde gene X, 3, Y'den bahsetmiş. Dolayısıyla ilk soruyu çözmek için, ilk öncülü cevaplamak için sadece sabit oranlar kanunu bilgileri yeterli bizim için. Şimdi diyeceğiz ki o zaman buradaki MX bölü MY oranını arıyorsak, bak %60'ı X'miş. X'e 60 yazarsak Y'ye demek ki geri kalan 40 olacak. Dolayısıyla aralarındaki oran 3 bölü 2'ymiş. Şimdi eğer aralarındaki katlı oran bir şey, sabit oran 1 değilse arkadaşlar, her ikisinden de 20 gram aldığın zaman toplam 40 gram elde etme mümkün değil zaten. Hesap yapmaya bile gerek yok. Eğer 1 ise ikisinden de artan madde kalmaz da 40 elde edebiliriz değil mi? Birinci öncülü direkt silebiliriz o yüzden. İkinci öncüle geldiğimiz zaman X, Y bileşiğinden bahsetmiş. Arkadaşlar farklı bir bileşik girdiği için içerisinde demek ki katlı oran kullanacağım. Peki bunu nasıl yapıyorduk? Şu oran arkadaşlar. 3 tane X'in bir tane Y'ye olan oranı 3 bölü 2 olduğuna göre demek ki X bölü Y oranı sadece şu 3'lerden kurtulurum ve 1 bölü 2 olarak karşıma çıkar. Şimdi X bölü Y oranı 1 bölü 2. Bizim bileşiğimiz X, Y olduğuna göre demek ki buradaki oran da 1 bölü 2 olacak. O zaman MX bölü MY 1 bölü 2'dir. Bu ifade doğrudur. Üçüncü öncüle gelelim. Bu defa bizden istediği bileşik X2Y bileşiği. Bak bunu hemen yazalım. Şimdi diyeceğiz ki X2Y'den bahsediyorsak buradaki sabit oranımız 2 tane X'in bir tane Y'ye olan oranı. X bölü Y arasındaki oran 1 bölü 2 olduğuna göre 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1'den 1 olarak buluruz buradaki sabit oranı. Yani 1'e 1 birleşecekler. Demek ki her ikisinden de 20 gram kullanırsam toplamda 40 gram bileşik elde ederim. Çünkü zaten artan madde olmaz. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğrudur. Hem ikinci hem de üçüncü öncülümüz doğru olduğu için cevap da D seçeneğinde yer alır. O zaman neler yaptık bakalım konuyu bitirirken. Kütlenin korunumu kanunundan bahsettik arkadaşlar. Dedik ki Lavoisier'in kanunuydu bu. Ve toplam kütlenin asla değişmeyeceği fiziksel ve kimyasal tepmelerde bundan bahseden kanundu. Sabit oranlar kanunu Proust'un bulduğu kanundu ve bize diyordu ki bir bileşiği oluşturan elementler arasında hem sayıcı hem de kütlece oran sabittir. Katlı oranlar kanununda da Dalton bize diyordu ki aynı elementlerden oluşan iki farklı bileşikte element kütlelerinden birini sabit tuttuğumuz zaman diğer element kütleleri arasındaki oran bize oradaki katlı oranı verir. Bu şekilde güzelce konumuzu da tamamlamış oluyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Bir sonraki dersimizde tekrar tam da burada buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. 10. sınıf biyolojinin ilk dersini anlatacağız bugün. 10. sınıf biyolojide ilk ünitemiz hücre bölünmeleri ünitesi. Daha önceki yıllarda da meyoz, mitozdan bahsedilmişti. Aslında 10. sınıfta da bir tık daha detaylı bir şekilde mitoz, eşeysiz üreme, meyoz ve eşeyli üreme karşınıza çıkacak. İlk konumuz tabii ki mitozdan bahsedeceğiz ama mitoza girmeden önce hücreler neden bölünüyorlar, bölünmeseler neler olurdu, bölünmesi için hangi şartların gerçekleşmesi lazım, onlardan bahsedeceğiz. O yüzden de ilk dersimiz hücre bölünmesinin gerekliliği olacak. Öncelikli olarak tabii ki ödevlerinizi vereyim. Oradan hemen konu anlatımına geçiyorum. 0'dan 10'a biyolojiyi açıyorsunuz. Bugünkü dersimizi bitirdiğimiz zaman ilk testleri çözüyorsunuz. Konu anlatımını da üstünden geçmeyi unutmayın. Sayfa 11'deki ve 13'teki soruları çözüyorsunuz diyeyim. Gençler mitozun evrelerine geçmiyorsunuz. Onu bir sonraki dersimizde anlatmış olacağım. Yine 10 dinamada da aynı şekilde hücre döngüsü kısmının testi çözüyorsunuz. Mitozun evrelerine geçmiyorsunuz. Sayfa 14'e kadar soruları bitirmiş olun bu ders bittiği zaman. Böylelikle mitoz kısmına tamamıyla hazır bir şekilde başlayalım. Hazırsanız yaslanın arkanıza, başlıyoruz. Şimdi ilk olarak bugün
bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Onlardan biraz bahsedeyim. Aslında 9. sınıf 2. ünitemizde hücreydi. Oradaki bilgilerimizi de hatırlayacağız. Hücre nedir konumuz olacak. Hücre bölünme sonucunda tek hücrelilerde neler olur? Çok hücrelilerde neler olur? Bunlardan da yine bahsedeceğiz. Hücreler neden bölünür? Bölünmeyi ne kontrol eder? Hücre döngüsü deyip durduğumuz şey aslında ne? Hangi başlıklardan, hangi konulardan bahsediyoruz? Bugünkü dersimizde bunları öğreneceğiz gençler. Şöyle bir başlamış olalım hücre başlığıyla. Hücre neydi? Canlının en küçük, temel, yapısal, işlevsel birimiydi. Canlıların ortak özelliklerinin içerisinde de hücresel yapıdan bahsetmiştik. Canlılar hücre veya hücrelerden meydana geliyordu. Yani aslında demek istiyorum ki tek hücreli canlılar da var, çok hücreli canlılar da var ama hücre dediğimiz şey sonuç itibariyle mutlaka var. Bazı canlılar tek hücrelidir, bazı canlılar ise çok hücrelidir gençler. Canlının en küçük yapısal, işlevsel ve temel birimine ise hücre ismini veriyorduk. Neden en küçük birim hücredir diyoruz? Aslında hücrenin içerisinde işte ökaryot bir hücre ise çekirdeği vardı, zarlı organelleri vardı. Ama bir organel tek başına işlevsellik gösteremiyor. Canlılık faaliyetlerine devam edemiyor. O yüzden canlı, yaşamsal fonksiyonları yerine getiren birim en küçük hücre olacak gençler. Canlılığın devamı için yeni hücrelerin tabii ki oluşması gerekiyor. Ve bildiğimiz bir bilgi var. Daha sonraki zamanlarda hücre teorisinden de bahsedeceğiz. Tekrar üstünden geçeceğiz. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesiyle meydana geliyordu. Kim tek hücreli, kim çok hücreli biraz 9. sınıfı da hatırlayalım istiyorum. Çünkü konunun içerisinde çok bahsedeceğiz gençler. Canlıları geçen seneden hatırlayın. Hücresel yapı bakımından kaça ayırıyorduk? 2'ye. Bir prokaryot hücre yapısına sahip olanlar vardı. Bir de ökaryot hücre yapısına sahip olanlar vardı. Prokaryot hücre yapısına sahip olan alemlerimiz bakteriler alemi ve arkeler alemi dediğimiz alemlerdi. Ökaryot hücre yapısına sahip olan ise protista alemi vardı, bitkiler alemi denilen alem vardı, mantarlar alemi vardı, bir de hayvanlar alemi dediğimiz alem ökaryot hücre yapısına sahip canlılardan meydana geliyordu. Tek çok kısmına bakacak olursak bakteriler alemindekilerin tamamı tek hücreli. Arkeler alemindekilerin tamamı tek hücreliydi. Hatta genellemeyi yapıştırabiliyorduk. O zaman prokaryot hücre yapısına sahip canlıların tamamı tek hücrelidir diyebilirim. Ökaryotlara bakacak olursak protista alemi içerisinde amip, öglena, paramecium gibi tek hücreli canlılar vardı. Ya da bazı işte alkler çok hücreliydi. Burada tek hücreliler de var, çok hücreliler de var. Bitkiler alemindeki canlıların tamamı çok hücreliydi. Mantarlar aleminde de maya mantarı gibi tek hücreli canlılar var. Veya işte evde pizzanın üstüne konulan şapkalı mantar dediğimiz şirinlerin evi şeklindeki mantarlar çok hücreli mantarlara örnek oluyordu. Hayvanlar aleminde ise çok hücreli canlılar bulunuyordu. Hiç tek hücreli tanıdığımız bir hayvan türü yoktu. Hatırlatmış olayım. Hemen devam ediyorum. Hücre bölünmeleri ünitemizin adı dedim. İlk olarak tabii ki mitozdan bahsedeceğiz. Arkasından mitoz temeline dayanan eşeysiz üremeyi anlatacağız. Sonra mayozdan bahsedeceğiz. Mayoz temeline dayanan eşeğili üremeyi anlatıp birinci ünitemizi kapatmış olacağız. O zaman hücre bölünmeleri dediğimiz zaman mayoz ve mitozdan bahsediyoruz. Bakalım ne demekmiş hücre bölünmesi? Bir hücrenin bölünebilmesi için hücrede bazı şartların oluşması gerekiyor mutlaka. Neler bunlar sorularda çok çıkar gençler. Hormonların uyarıcı etkisi yıldız. Yani bir hücrenin bölünebilmesi için içeriden salgılanan kimyasal habercilere ihtiyaç duyuluyor. Hacim yüzey oranının bozulması yıldız. Hacim yüzey oranının bozulması derken neyi kastediyorum? Hücreler genellikle işte yuvarlak şekilli, küre şeklinde çiziyoruz. Tabii ki birbirinden farklı küp şeklinde olan hücreler de var. Ama şöyle düşün. Bu şimdi büyüyor. Büyüdüğü zaman bunun bir hacminde artış oluyor. Bir de yüzey alanında artış oluyor.
yüzey alanındaki artış hacim artışı kadar olmadığı için madde alışverişinde sıkıntılar yaşanmaya başlanıyor. O yüzden de hücreler bölünme gereksinimi duyuyorlar gençler. Yani hacim yüzey oranının bozulması da hücre bölünmesinin bir sebebidir. Sitoplazma çekirdek oranının değişmesi yıldız, yine bu da bir sebeptir. Bak bu şekle, çekirdek şu kadardı, bu hacmi, bu yüzeyi kontrol ediyordu. Hücre büyüdü, büyüdü, büyüdü. Artık bu çekirdek büyüyen sitoplazmayı kontrol etmekte sıkıntı yaşamaya başladı. O yüzden de bu hücrenin bölünmesi gerekecektir. Devam ediyorum. Peki bu yazdığım 3 maddeyi biraz daha açacak olursak, büyüme sırasında meydana gelen sitoplazmadaki artış hücre zarındaki artıştan fazla olduğundan hücrede hacim neyle artacak gençler? Yani şurası R küple. Yüzey oranı ise R kare ile artacak. Yani hacim yüzey oranı bozulacak. Hücre kontrol edilmekte zorlanılacak. Bu bölünmenin bir sebebi. Yüzey artışı yetersiz kaldığı için hücre zarından madde alışverişi yeterince gerçekleşemez. İçeriye istediğim maddeyi alamıyorsam, atığımı dışarıya atamıyorsam o hücre istenilen işi yapamıyor demektir. Mecburen ne olması lazım? Bölünmesi lazım. Bu bölündüğü zaman, iki hücreye dönüştüğü zaman artık kontrol daha kolay olacak. Haliyle de bölünme işleri rahatlatmış olacak. Ayrıca büyüyen hücrelerde etki ve kontrol gücü azalan çekirdek hücreyi yönetmekte zorlanır. Çekirdek bölünme emri verir. Bu aşamadan sonra da hücrede bölünme meydana geliyor. Hadi burayı biraz daha açalım. Açmadan önce bir soru çıktı karşıma. Sorumuza bakalım. Hücrelerde bölünme hangilerin etkisiyle gerçekleşir demiş. Çekirdeğin büyüyen hücrenin yönetiminde yetersiz kalması bölünmek için gayet mantıklı bir sebep. Çekirdek bu hücreyi yönettiğine göre, çekirdek de yönetimde yetersiz kalıyorsa tabii ki bu hücrenin bölünmesi gerekiyor. Hücre yüzeyinin hücre için gerekli madde alışverişinin yeterli olmaması sıkıntı var demektir. Çok hücreli canlılarda çeşitli hormonların etkisiyle de hücrelerin bölünebileceğini zaten 3 madde olarak en başında söylemiştim. Biz bunları anlatıyoruz güzel, ezbere söylüyoruz. Bunları biz ezbere söyleyelim diye zamanında bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmış. En çok bilmemiz gereken de amiplerle ilgili yapılan bir çalışma var gençler. Hücre bölünmesini kimin kontrol ettiğini, neden bölündüğünü bize gösteren bir çalışma. Amip deneyine bakacak olursak, sitoplazma ve çekirdeğin hücre bölünmesine etkisi amip deneyiyle gösterilmiştir diyor. Deneyde de 3 grup amip kullanıyorlar. Bunlardan bir tanesi kontrol grubu dediğimiz amip. Şimdi deneyler yapılacağı zaman bir tane kontrol grubu yapılır, bırakılır. Kontrol grubuna hiçbir etkide bulunulmaz. Bakalım ben hiçbir şey yapmadığım zaman olaylar nasıl gerçekleşiyor diye bakılır. Bir de deneyin içerisinde deney grubu denilen gruplar vardır. Onlarda da çalışmalar yapılır. Hiçbir şey yapmadığım kontrol grubu, bir şeyler verdiklerim, bir şeyleri değiştirdiklerim ise deney grubu dediğimiz gruplardır gençler. Kontrol grubu dediğimize zaten hiç karışmayacağız. Onu en başta söyledim. Amibin müdahale olmaksızın uygun koşullarda büyümesi gözlenmiş. Deney sürecinde 65 kez amibin arka arkaya bölündüğü saptanmış. Yani amibi buraya bırakmışlar, besini yeterli vermişler, yaşam koşullarını uygun hale getirmişler. Amip büyümüş büyümüş bölünmüş, büyümüş büyümüş bölünmüş, büyümüş büyümüş bölünmüş. Yani koşullar uygunsa bunlar büyüyor, bölünüyor, büyüyor, bölünüyor, büyüyor, bölünüyor. Bunu ortaya çıkartmış oluyor. Baktım birinci deney grubunda ne yaptığına. Şimdi amibi bırakıyor, bölünme büyüklüğüne yaklaşan bir amibin sitoplazmasından bir parça kesiyor. Burada asıl cümle şu: bölünme büyüklüğüne ulaşmamış ama yaklaşmış. Ne yapıyor? Bıraktı, büyüdü, büyüdü, büyüdü. Henüz bölünme emri verilmemişti. Bölünmesine çok az bir şey kala şu sitoplazmasından bir parça kesti. Çekirdek olmayan kısmın öldüğünü gördü. Sitoplazması azalan amip
bölünmedi. Hayatına devam etti, kendini tamir etti. Buradan iki tane sonuca vardı. Birincisi dedi ki, çekirdek olmayan kısım ölüyor. Demek ki hücre bölünmesinde çekirdeğin kontrolü var. Bir. İkincisi, hücrenin bölünebilmesi için sitoplazmanın belli bir büyüklüğe ulaşması lazım. O büyüklüğe ulaşmadan parça kesersem hücrede bölünme gerçekleşmiyor. Sonra ikinci deney grubunda ne yaptı? Bu sefer de bölünme büyüklüğüne ulaşmış amipten kesit aldı. Kesit aldı, çekirdeksiz kısım, çekirdek taşımadığı için, DNA almadığı için öldü. Çekirdekli kısım ise sitoplazmadan parça alınmasına rağmen bölündü. İkisinin arasındaki fark ne? O bölünme büyüklüğüne henüz ulaşmamıştı. Bu ise bölünme büyüklüğüne ulaşmıştı. Yani bölünme emri alan hücre sitoplazmasından parça kesilse bile bölünmeye devam eder. Demek ki bu da bazı emirlerin etkisi altında gerçekleşen bir olaydır. Gelelim sonuç kısmına. Aslında ben size aralarda başlık 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 verdim. Şimdi şurada bir toparlamış olalım. Hücrelerin bölünebilmesi için belirli bir büyüklüğe ulaşması gerekiyor. Büyümesi sınırlanan hücre bölünemez. Sen gider onun sitoplazmasından parça kesersen, ona da henüz bölünme emri verilmemişse tabii ki onda bölünme söz konusu olmuyor. Hücrenin canlılık faaliyetlerini ve bölünmesini kim kontrol ediyor? Ökaryot hücrelerde çekirdek. Aslında çekirdekle de kastettiğimiz şey içerisindeki genetik materyal olan DNA'dır gençler. Bölünme emri alan hücre büyümesi sınırlansa da sitoplazması azalsa da bölünüyordu. Emir verildiyse o iş gerçekleşecek. Sen istediğin kadar sitoplazmasından parça kes. Çekirdeğin etki alanı kısıtlıdır da tabii ki buradan çıkartabiliyoruz gençler. Yine bir soru çıktı karşıma. Dikkat etmemiz gereken de bir kısım varmış. Hemen sizlerle birlikte bakalım. Hücre bölünmeleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. İnsan vücudunda bulunan tüm hücreler bölünebilir. Hadi oradan diyeceksin buna. Mesela bizim vücudumuzda bulunan sinir hücrelerinin çok büyük bir kısmının bölünme yeteneği yok gençler. Veya geçen sene organelleri anlatırken hep demiştik ki olgunal yuvarlarda bu organel yok. Şu organel yok, çekirdek yok demiştik. Bunların da bölünme yeteneği yok. Belirli bir ömürleri var. Ömürlerini tamamlayınca işte ölüyorlar. Daha sonra yenileri üretiliyordu. Yani benim her hücremin bölünme yeteneği yok. Prokaryot canlılarda hücre bölünmesini çekirdek kontrol eder, düşmüyorsun. Prokaryotla ökaryotun farkına geçen sene çok söylemiştim. Her ünitede karşımıza çıkacak, her ünitede karşımıza çıkacak demiştim. 10. sınıfa geldik, bak tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Prokaryotla ökaryotu şurada küçük bir hatırlatayım size. Şimdi prokaryot hücre yapısına sahip olanlar, bir de ökaryot hücre yapısına sahip olanlar vardı. Prokaryotların da DNA'sı var halkasal çift zincirli, ökaryotların da DNA'sı var çift zincirli ama halkasal değildi. RNA dediğimiz ikisinde de ortak, ribozom organeli zarsızdı, protein sentezinin gerçekleştiği ikisinde de ortaktı. Prokaryotlarda çekirdek bulunmazken ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevriliydi. Yani ökaryotlara çekirdekli hücreler ismini veriyorduk. Endoplazmik retikulum gibi, Golgi gibi, koful gibi, mitokondri gibi zarlı organeller ökaryotlarda bulunabilirken prokaryotlarda zarlı hiçbir organel yoktu. Bir tek ribozomcukları var. Ribozom da zaten zarsız, protein sentezinin gerçekleştiği organeldi, unutmuyorsun. Dersin başında hatırlattım ama bir daha söyleyeyim. Bakteriler alemi ve arkeler alemindekiler prokaryottu. Protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahipti. O zaman prokaryot canlılarda hücre bölünmesini çekirdek kontrol edere ne dedin? Hadi oradan dedin.
çekirdeği mi var prokaryotların? Hücre bölünmeleri bazı canlılarda üremeyi sağlar. Mesela tek hücreli canlıya düşün, bir tane bakteri olsun. Hücre bölünmesi yaptığı zaman artık iki bakteri yok mu? Yani birey sayısında artış meydana geldi demektir. İfadelerinden hangileri doğrudurun cevabı da ne oldu gençler? Yalnız 3 şeklinde oldu. Hemen devam ediyorum. Hücre bölünmelerini göreceğimiz için tabii ki hücrenin içerisindeki genetik materyalde nasıl değişimler meydana geliyor? Bunlar da yine bizim konumuz olacak. Gençler, bilmemiz gereken kavramların üstünden şöyle bir geçelim. Aslında neden bahsedeceğim? En başta göstermiş olayım. Kedi geninden bahsedeceğim. Nükleotitler bir araya gelecekler. Neleri meydana getirecekler? Genleri. Binlerce gen bir araya geldiği zaman DNA'yı meydana getirecek. DNA'nın etrafını proteinlerin sarmasıyla da kromatin iplik dediğimiz genetik materyal meydana gelecek. Kromatin iplikler de hücre bölünmesi sırasında özel katlanmalar yaparak kromozomlara dönüşmüş olacaklar, kedi geni diye aklında tutuyorsun. DNA ile başlayalım. Uzun adı neydi? Deoksiribonükleik asitti. Deoksiriboz şekeri içerdiği için ismini oradan alıyordu. Canlıların genetik bilgilerini içeren yapıdan bahsediyoruz. İster prokaryot ister ökaryot, herkesin DNA'sı var. Prokaryotlarda sitoplazmada, ökaryotlarda çekirdeğin içerisinde bulunuyor. Her canlı türünün sahip olduğu DNA miktarı birbirinden farklı. Kalıtım maddesi olan DNA da hücre bölünmelerinin bir hazırlık aşaması, en baş aşaması olacak. İnterfaz evresi dediğimiz bir evre olacak. Orada eşlenmesini gerçekleştirmiş olacak. Mesela bakteriyi düşün. Hücre bölünmesi yaptı, iki bakteriye dönüştü. Bunun kendine ait bir tane DNA'sı vardı. Sonuçta ikiye bölündüğü zaman iki tarafa da DNA'nın aktarılması gidiyor lazım. O zaman en başta DNA'sını kusursuz bir şekilde eşleyecek, miktarını iki katına çıkartacak. Hücre bölünmesinde de ikisine eşit miktarda verecek ki bu iki hücre birbirinin fotokopisi gibi olsun. DNA'yı da hatırla, geçen seneden nükleotit adı verilen birimlerden meydana geliyordu. DNA'nın yapısı nasıldı? Onu da şurada hemen hızlıca size bir hatırlatmış olayım. Hani hep diyorum ya, 9. sınıf aslında çok temel bir sınıf. Daha sonraki sınıflarda burada gördüğümüz bilgilerin üzerine ilerleyeceğiz diye. Bak, bu dersimizde de 9. sınıfta gördüğümüz pek çok konu tekrardan karşımıza çıktı. DNA deyip geçmiyoruz. 9'da DNA'nın yapısından bahsetmiştik. Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfattan meydana geliyordu. Nükleotit adını verdiğimiz birimler. Yani şunların her biri birer neydi gençler? Nükleotitti. DNA çift zincirli olduğu için nükleotitler karşılıklı olarak diziliyorlardı. Şuraya da bir tane nükleotit geldi. Şuraya da bir tane nükleotit geldi. Ne olacaktı? Adeninin karşısına timin, guaninin karşısına her zaman sitozin gelecekti. İsmini deoksiriboz şekeri bulundurduğu için deoksiribozdan alıyordu. Fosfatlar ise mutlaka bulunacaktı. Adeninle timinin arasında ikili hidrojen bağı, guaninle sitozinin arasında üçlü hidrojen bağı kuruluyordu. Binlerce nükleotit bir araya geldiği zaman benim genimi meydana getiriyor. Milyonlarca belki de nükleotit ya da binlerce gen bir araya geldiği zaman da neyim oluşuyormuş? DNA. DNA'mın etrafını bir protein kılıf sardığı zaman da kromatin ipliğim, genetik şifrem meydana gelmiş oluyor. Nükleotitlerin dizilişleri şifreler oluşturacak. Aslında seninle benim genetik yapımızın birbirinden farklı olmasının sebebi, sende de adenin, timin, guanin, sitozin var. Bende de adenin, timin, guanin, sitozin var. Sendeki sayıyla bendeki sayı farklı. Sendeki sırayla bendeki sıra farklı. O yüzden birbirimizden farklı özelliklere sahibiz. Akrabalık derecesi arttıkça nükleotitlerin dizilişi tabii ki birbirine daha çok benzeyecek. Zaten akrabalık testlerinde, DNA testlerinde bakılan şey de nükleotit dizilimleridir gençler.
Nükleotitlerin dizilişleri şifreler oluşturur. Tabii ki bu şifreler de DNA'ya anlam kazandırıyor. DNA'da ya da bazı virüslerde RNA'da genetik materyal bulunuyor. Nükleotit dizisinden oluşmuş kalıtsal bilgiyi taşıyan birimlere ne ismini vereceğiz? Gen. Her şeyimizi genler kontrol ediyor. Mesela benim göz rengimin kahverengi olmasını sağlayan bir genim var. Cinsimin dişi olmasını sağlayan genim var. Ne bileyim, kan grubumun 00 olmasını sağlayan genim var. Her bir özelliğimiz genler tarafından kontrol ediliyor. Gen dediğin şey de nükleotitlerin bir araya gelmesiyle meydana geliyormuş. Bir organizmadaki genlerin tümüne birden de genom ismi veriliyor. Ökaryot bir hücrenin kromozomunu oluşturan DNA ve protein kompleksine de kromatin iplik ismi verilecek. Hücre bölünmesi sırasında kromatinler özel katlanmalar yaparak kromozom adı verilen yapıları oluşturacak. Yaslan arkana bir bak. Şunların her biri, şuradan neyle göstereyim, dur koyu renk alayım. Şunların her biri nükleotit, adenin, timin, guanin, sitozin, adenin, timin, adenin, timin şeklinde. Nükleotitlerin mesela şuradaki 300, 500, 1000 tane nükleotit bir araya geldiği zaman neyi meydana getirmiş? Geni. Genler bir araya geldiği zaman neyi meydana getirmiş? DNA'yı. DNA'nın etrafını bir proteinin sarmasıyla bunun adı ne olmuş? Kromatin iplik. Kromatin iplik dediğin şey de aslında şöyle göstereyim size. Senin kromatin ipliğin parmağının arasında bir ipliği sarmışsın gibi bir yapı. Bu kromatinler hücre bölünmesi sırasında özel katlanmalar yapıyor. Kromozom adı verilen yapı birimlerini meydana getiriyor. Biz kabaca şöyle kromozomları çizip göstereceğiz. Ama aslında bunlar kromatin ipliklerin katlanma sonucunda oluşan yapılardır. Kromozom sayısının da çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Neden? Tür içi kromozom sayısı sabitti. Mesela tüm insanlar, sağlıklı bireylerden bahsediyoruz, 46 kromozomlu. 47 ve 45 kromozomlu yaşayan insanlar da var ama tabii ki onlar biraz hasta bireyler oluyor. Gençler veya ne bileyim işte tüm köpekler 78 kromozomlu, tüm güvercinler 16 kromozomlu gibi. Tür içi kromozom sayısı sabittir. Ama kromozom sayısıyla canlının gelişmişlik düzeyi arasında bir bağlantı yoktu. Akrabalık derecesiyle ilgili bir bağlantı yoktu. Falanca canlı daha fazla kromozom sayısına sahip, o daha gelişmiştir demiyoruz. 16 kromozomlu güvercin, soğan da 16 kromozomlu, o zaman soğanla güvercin yakın akrabadır demiyoruz. Hani klasik örnek var ya, eğrel tohutu 500 kromozomlu, eğrel tohutu benden daha gelişmiş bir canlı mı? Tabii ki hayır gençler. Şu da bir kromozomumuzun yapısı. Buna bir dikkat ediyorsun, çok kullanacağız. Hücre bölünmelerinde bunları birbirlerinden ayıracağız. Şu bölgeden şöyle olur, bu bölgeden böyle olur diyeceğiz. Gelişmişlik açısından önemli olan kromozomlar üzerindeki genlerin canlıya kattıkları niteliklerdir. Kromozomlar uzun DNA zincirlerin protein üzerine katlanmasıyla, sarmal yapmasıyla meydana geliyor. Prokaryotlarda hücrelerin sahip olduğu halkasal DNA molekülüne de kromozom ismi verilmiş oluyor. Yani bizim o DNA'mızın etrafını protein kapladı, geldi, özel katlanmalar yaptı. Şöyle. Bu bizim bir kromozomumuzun parçası oldu ki kardeş kromatit ismini vereceğiz. Şurası da bir bunun fotokopisi oldu. Fotokopiler bir araya geldiği zaman kromozomları meydana getirdi. Şu ikisi birbirinin fotokopisi gibi olduğu için bunlara kardeş kromatit ismini verdik. Kardeş kromatitlerin bir arada bulunduğu bölgeye sentromer bölgesi denir. Sentromer bölgesinde iyi ipliklerine tutulmak için protein yapılar bulunur. Kinetokor iyi iplikleri de kromozomların hareketlerini sağlamış olacak. Aslında tekrardan yaslan arkana, burası en canlıcı kısmı. Senin şöyle bir kromatin ipliğin var. Burada senin gözünle ilgili, atıyorum, kahverengi göz olma genin var. Şurada da işte
saçınla ilgili kıvırcık saçlı olma genim vardı. Her daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Her özelliğimiz iki genle kontrol edilir. Mesela kahverengi gözlü olmanın karşısında mavi gözlü olma genim var. Kıvırcık saçlı olmanın karşısında da düz saçlı olma genin olsun. Hücreler bölünmeden önce özellikler yavruya aktarılacak ya, interfazda DNA'nın eşlenmesi gerçekleşiyor. Yani şu kahverengi göz geni ile kıvırcık saç geni buradaydı ya, DNA eşlenip iki katına çıktığı zaman yine kahverengi ve kıvırcık genini kopyalamış oluyor. Şu tarafta ne vardı? Mavi göz geni ile düz saç geni vardı. Bunun da kopyasını yaptı. Mavi göz geni ile düz saç geninin olduğu kopyayı bu tarafa çıkarttı. Hücrede DNA işlenmesi gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Normalde DNA bu kadardı. Hücre bölünmeden önce iki katına çıkmış oldu. Sonra bunlar katlanmalar yapıyorlar. Kromozomlara dönüşüyorlar. Şurası kahverengi göz geni, şurası kıvırcık saç geni. Bunun karşısında da bu katlanma yaptı. Kahverengi göz geni, kıvırcık saç geni. Bu böyle bir kromozomu meydana getirdi mi? O yüzden şu parçayla bu parça kardeş kromatittir. Birbirinin genetik olarak aynı bilgisini taşıdığı için. Biz hızlı çizimde tabii şu şekilde kalın kalın gösteriyoruz. Bu ikisi birbirinin fotokopisi olduğu için bunlar kardeş kromatit. Kardeş kromatitlerin bir arada bulunduğu bölgeye ne deniyormuş? Sentromer. Yani bunlar kardeş kromatitler sentromerlerinden ayrılabilecek. Bunların şuradaki protein yapılarına kinetokor, kinetokorlara da iyi iplikleri tutunmuş olacak diyeyim. Gençler bir sonraki derslerde daha da açarım. Eşlenen bir kromozomun iki parçasından her birine kromatit. Kromozomlardaki bu kromatitler birbirinin kopyası olduğu için de ne ismini veriyormuşuz? Kardeş kromatit ismini veriyormuşuz. Kardeş kromatitleri bir arada tutan bölge sentromer bölgesi. Sentromerlerde bulunan iyi ipliklerinin bağlandığı kısımlara ise kinetokor ismi verilmiş oluyor. Gelelim gençler buradan da hücre döngüsüne. Hücre döngüsü ne demek? Aslında bir hücrenin hayatı anlamına geliyor. Yani hücre bölündü, yavru bebiş hücremiz var. Hayatını devam ettirip bir sonraki hücre bölünmesine kadar geçen sürenin tamamına hücrenin hayatı yani hücre döngüsü ismini vereceğiz. Yeni oluşmuş bir hücrenin bölünerek yeni hücreler meydana getirmesi süreci hücre döngüsüdür. Hücre döngüsünün de iki tane ana safhası olacak. Bunlardan birincisi interfaz evresi dediğimiz evredir. İkincisi ise mitotik evre dediğimiz evre olacak. İnterfaz hazırlık evresidir. Aslında hücrenin döngüsüne baktığımız zaman en uzun süreçte gerçekleşen şey interfaz. Hatta bazı hücreler hayatının %90'ını interfazda geçiriyorlar. İnterfazın da G1S ve G2 evreleri dediğimiz evreleri olacak gençler. Bunları bir sonraki dersimizde uzun uzun açacağız zaten. Mitotik evreye baktığımız zaman mitoz ve sitokinezden meydana gelecek. Mitoz dediğimiz evrede çekirdeğin bölünmesi meydana gelecek. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz evrelerinden oluşacak. Sitokinezde ise sitoplazma bölünmesi gerçekleşecek. Böylelikle bir hücreden iki tane yavru hücre oluşmuş olacak. Bir de tabii ki önümüzdeki derste bu hücre döngüsünü uzun uzun anlatacağım. Mitoz başlığı adı altında gençler. Ama şuradan tekrar söylemek istediğim birkaç şeyden bahsedelim. Hücre döngüsünün iki tane ana evresi varmış. İnterfaz ve mitotik evre diye. Mitotik evreyi de kendi içinde ikiye ayırıyormuşuz. Bir çekirdek bölünmesinin gerçekleştiği mitoz. Bir de sitoplazma bölünmesinin gerçekleştiği sitokinez olarak. Mitozun da profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evreleri var. Bizim bunu bir şifre yapmamız, aklımızda daha kolay tutmamız gerekiyor. Hemen şifreyi de veriyorum gençler. İnterli Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde aklımızda kodlayacağız. Çünkü bize sıralama soruları, hangisi hangisinden önce gelir, hangisi hangisinden sonra gelir tarzı sorular
göreceğiz. Onları yapabilmemiz için interli profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde evreleri aklımızda tutmamızın faydası olacak. Ya hocam ona gerek yok, ben ip mat şeklinde de aklımda tutarım diyorsan tabii ki ona da bir şey demiyorum gençler. Nasıl aklınızda kolay kalacaksa. Hemen geçiyorum unutma kısmına, toparlayalım. Hücre bölünmesi hücrenin hayatı içindeki bir evredir. Yani hücre döngüsünün bir parçası hücre bölünmesidir diyebiliriz. Bunun haricinde ne dedik? Her hücrenin bölünme yeteneği yok. Mesela vücudumuzdaki sinir hücrelerinin çok büyük bir kısmının bölünme yeteneği yok. Geçen sene hücre ünitesinde olgunal yuvarların mitokondrisi yok, olgunal yuvarların şu organeli yok, bu organeli yok diye görmüştük. Olgun al yuvarlarımızın bölünme yeteneği yok. Yani vücudumuzda bölünme yeteneği olmayan hücreler de var. Bunlar ne yapıyorlar? Ömürleri bitince ölüyorlar. Sonra yerine yenileri yapılmış oluyor gençler. Bazı hücreler de sadece gerekli durumlarda bölünecekler. Mesela kime örnek verebiliriz? Karaciğer hücrelerimize örnek verebiliriz. Karaciğer hücrelerimiz normal sağlıklı durumdayken bölünmüyorlar. Ama yaralanma gibi bir durum söz konusu olduğunda bu hücreler bölünmeye başlıyorlar. Veya bebişler anne karnındayken, yani embriyonik dönemdeyken biraz özel durumlar söz konusu oluyor. Hani az önce evrelerden bahsettim ya, interfazın evreleri var diye. İnterfazın S evresi DNA işlenmesinin gerçekleştiği evredir. Bebiş anne karnında oluşmaya başladığı zaman da hücre sayısının çok hızlı bir şekilde artması gerekiyor. Yani embriyonik dönemdeyken hücre bölünmeleri çok hızlı gerçekleşiyor. İnterfazın G1 ve G2 evresini yapmıyorlar. S mitotik yapıp çok hızlı bir şekilde sayıyı arttırmış oluyorlar gençler. Buradan da tabii ki dersimizin sonuna geldik. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Herkese merhabalar. 2023-2024 sezonuna başlıyoruz. Edebiyata giriş yapıyoruz. Zaten edebiyatı 9. sınıfta tanıdınız, gördünüz ne kadar zevkli, ne kadar zorlu, ne kadar seçici bir ders olduğunu. Edebiyat hocalarımızın bazı konularda ne kadar hassas olduğunu gördünüz. Bu sene daha güzel çalışacağız, daha iyi notlar alacağız ve inşallah en yüksek notlar alarak edebiyatı da başarıhanemize yazacağız arkadaşlar. Fakat burada şu çok önemli. Bu sene göreceğimiz konular geçen seneden daha kolay. Böyle bir müjdemiz var. Yani edebiyat tarih ilişkisi diyor. İkisi de insana hizmet ettiği için ikisi de insan öznesine buluşacak. Edebiyat din, edebiyatımızın dönemleri var ki burasını çok detaylı görmeyeceğiz. Türkçenin tarih dönemleri ve Türklerin kullandığı alfabeler var. Bunlar da son derece kısa 2-3 dakikalık konular. Bunları sizlere anlatacağım arkadaşlar. Hiç endişelenmenize gerek yok. Güzel bir başlangıç yapacağız. 10. sınıfta edebiyat notlarımızı zirveye çıkaracağız. Şimdi isterseniz intromuzu girelim. Sonrasında konumuzu anlattıktan sonra sizler de mutlaka 0'dan 10'a ve Dinamo Edebiyat kitaplarınızdan güzel güzel sorularınızı çözeceksiniz ve en iyi notları alacaksınız. Hadi bakalım videomuz başlasın. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde başlıyoruz. Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi. Buradan sınavınıza soru gelecek. O zaman buraya %100 soru gelir dediğimiz için hemen burayı dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Şimdi olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı anlatılmasına biz edebiyat diyorduk. Bunu geçen sene öğrenmiştik zaten. Şimdi tarih nedir? Tarih toplumları etkileyen olayları yer ve zaman göstererek anlatıyor. Bu olayların birbiriyle bağlantılarını neden sonuç ilişkisi içinde inceliyor. Tarih bilimini biliyoruz. Şimdi peki bir de edebiyat tarihi var. Edebiyat tarihi de şu, hani bizim okuduğumuz bu yazarlar var ya işte diyelim ki Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler. Bu hangi dönemde yazılmış? Bu edebiyatçının yaşadıkları neymiş? Hangi edebi akımda? Mesela realist bir akımda yazıyor bu sanatçı. Bu sanatçının dili nasılmış? Buna benzer konuları inceleyen, yani edebiyatçıların yaşadıklarını inceleyen, edebiyat eserlerinin tarihini inceleyen ders de edebiyat tarihi olacak. Edebi eserleri, bak eserleri ve bu eserleri ortaya koyan sanatçıları dönemleriyle birlikte inceleyen bilim dalına edebiyat tarihi diyoruz. Bakın bizim mesela edebiyatımızın dönemleri var. Burada Fuat Köprülü ayıracak. Hatta şu sayfaya gelelim. Nerede? Hemen o sayfayı bulalım arkadaşlar. Gerçekten bayağı uzunmuş. Burası bakın. Fuat Köprülü, Profesör Doktor Fuat Köprülü Türk Edebiyatı'nın dönemlerini böyle ayırıyor. Diyor ki bizim bir İslamiyet'in kabulünden öncesi var diyor. Sözlü ve yazılı dönem. Hani bu kök Türkler, işte Hunlar, Uygurlar dönemi. Sonra İslamiyet etkisiyle gelişen edebiyatımız var. Bir geçiş dönemi var Karahanlar döneminde. Sonra divan ve halk edebiyatı beraber ilerliyor Osmanlı döneminde, Selçuk döneminde.
Sonra Batı etkisine giriyoruz. Tanzimat dönemi, Sertifünun, Fecrati, Milli Edebiyat, Kurtuluş Savaşı dönemleri. Sonrasında günümüzde Cumhuriyet dönemi edebiyatı var. Bu aynı tarih gibi. İslamiyet'ten önceki Türk tarihi, işte Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihi böyle gidiyor ya. Hani Selçuklu Osmanlı diye gidiyor ya. Aynı onun gibi edebiyatın da dönemleri var. Ve burada işlenen eserlerde edebiyat tarihinin konusuna giriyor arkadaşlar. Şimdi edebiyat tarihi sanatçıların hayatını ve eserlerini, edebi dönemleri, edebi türlerin gelişimini, edebi eserlerin ortaya koyduğu dönemin özelliklerini konu ediniyor. Yani her dönemin kendine ait bir özelliği var. Diyelim ki divan edebiyatında süslü bir dil, aruzu ölçüsü, zengin kafiyeler varken halk edebiyatında daha sade bir dil, hece ölçüsü, yarım kafiye, tam kafiye var. Ya da buradaki dille buradaki dil farklı. Dolayısıyla edebiyatın dönemlerini bilmemiz de önemli olacak. Şimdi edebiyat insanı ve toplumu anlatıyor. Tarih de merkezinde insan olan ve toplumu ilgilendiren olayları konu ediniyor. Yani şimdi insanı ilgilendirmeyen bir edebi eser olabilir mi mesela? Sadece kediler okuyor böyle alıyorlar. Aa bu iyiymiş. Zaten tüm her şey insana hizmet ediyor. Edebiyat da insana hizmet ediyor. Tarih de insan için. O zaman insan öznesinde buluşuyorlar. Edebiyat tarihten yararlanıyor. Tarih edebiyattan yararlanabiliyor. Tarihi gerçeklik edebi metinlerde yeniden yorumlanıyor. Mesela Kurtuluş Savaşı'nın bir gerçeği var öyle değil mi? Kurtuluş Savaşı'nda binlerce askerimiz şehit oluyor. Bu olayı Fuat Köprülü ya da Yakup Kadri ya da Halide Edip adı var. Birçok değerli romancı, birçok değerli şair bu gerçekliği edebi metinlerde yeniden yorumluyor. Mesela tarihi bir gerçeklik var. Genç Osman. 4. Murat'ı Bağdat Seferi'nde 1638 bir müfreze küçük birlik komutanıdır. Yaptığı hücumların birinde yaralanıp Dicle'ye düşerek şehit olmuştur. Şimdi bak Genç Osman anlattılar. Şimdi bunu edebi yorumla Kayıkçı Kul Mustafa halk edebiyat döneminde şiir yapıyor. Diyor ki Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı. Düşmanın cümlesi önünden kaçtı. Kelle koltuğunda 3 gün savaştı. Allah Allah deyip geçer Genç Osman diyor. Şimdi bakın bu bir edebi eser. Bu ise bir tarihi eser. Tarihi bir gerçeklik var burada. Edebiyatta sanatçının kişisel bakış açısı var. Estetik zevk var. Gerçekliği özgün bir kurguyla ele alıyor. Duygu ve hayaller var. Yaratıcılık var. Bu edebi eser. Tarihte ise belgeler var. Bilgi var. Kurgu yok. Duygu hayallere yer yok. Yaratıcılık aranmıyor. Dolayısıyla sizin sınavınıza bakın buraya yazıyorum. %99 soru gelebilir diyorum buraya, tamam mı? Neden gelebilir oldu bu sefer? Çünkü böyle bir eser karşılaştırabilir hoca. Diyeceksin ki burada tarihi gerçeklikte belge var diyeceksin. Bilgi var diyeceksin. İşte kurgu yok. İşte hayal yok diyeceksin. Mesela hayal falan yok burada. Net gerçeği anlatmaya çalışıyor. Yaratıcılık aranmıyor. Edebiyatta ise ne var? Öznellik var diyeceksin. Estetik var diyeceksin. Başka ne diyebiliriz mesela? Hayaller var diyeceksin. Yaratıcılık var. Adam burada bir eser yaratmaya çalışıyor. Bir ürün oluşturmaya çalışıyor diyeceksin. Dolayısıyla edebiyat ve tarih karşılaştırması geliyor arkadaşlar. Mesela konusunu tarihten alan bazı romanlar var. Gerçekten Kurtuluş Savaşı'nı ele alıyor. Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömleği. Ya da Yakup Kadri'nin Yaban romanı. Türk aydınının Anadolu köylüsüyle çatışması anlatılıyor. Yani Anadolu köylüsü Türk aydınına yabancı diyor. Yaban diyor yani. Tarık Buğra'nın Osmancı, Küçük Ağası, bu da Kurtuluş Savaşı ile alakalı, bu Osmanlı Devleti ile alakalı. Kemal Tahir'in Devlet Anası, Osmanlı Devleti ile alakalı. Yorgun Savaşçısı, Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun ve Çanakkale 1, 2, 3'ü. Bunların her biri konusunu direkt tarihten almış. Yani okuduğun zaman tarihi gerçekliğin edebiyatçının gözünde yorumlandığını görebiliyorsun. Dolayısıyla şimdi edebiyat ve tarih karşılaştırmasını size sınavda %99 gelir dediğimizi bir kez daha tablo olarak görüyoruz. Kişisel bakış açısı, estetik zevk, özgün bir kurgu, duygular, hayaller, yaratıcılık. Bunlar edebiyatın özellikleri. Belge, bilgi, işte bunlar tarihin özellikleri. Kurgu yok, duygu, hayal yok, yaratıcılık yok. Şimdi geçiyoruz Bismillahirrahmanirrahim edebiyat ve din ilişkisine. Şimdi tanrıya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal kuruma din diyoruz. Bizler elhamdülillah Müslümanız. Şimdi edebiyat ve dine baktığımızda insanı ve toplumu derinden etkileyen dine edebiyatın kayıtsız kalması mümkün değil. Edebiyatın pek çok bilimle ve toplumsal değerle ilişkisi olduğu gibi dinle de ilişkisi var. Din, estetik duyguyu besleyen önemli kaynaklardan. Şimdi, diyelim ki İslamiyet etkisiyle gelişen Türk edebiyatı var. Burada sanatçılar, mesela Ahmet Yesevi esasında bir tasavvufçu. Mevlana bir tasavvufçu. Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre Birer tasavvufçu. Bunlar böyle edebi eser yazmak için yazmamışlar. Ama yazdıkları ilahiler, söyledikleri cümleler o kadar edebi değer taşıyor ki biz edebiyat tarihini de inceliyoruz bu sanatçıları. Bu tasavvufçular hatta. Sanatçı demeyelim, bu tasavvuf bunlar. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Hani edebiyatımızın dönemleri vardı ya, bakın şurada. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı diyor. Burada arkadaşlar İslamiyet yok ama yine Göktanrı inancı var.
Veyahut da mesela yazılı edebiyat döneminde Uygurlarda yine maniheizm var. Sonra biz 751 Talas Savaşı'nda Araplara yardım ediyoruz. Araplar Çinlilerin istilasına uğruyor. Çinliler saldırınca bizden yardım istiyorlar. Ve Araplar yardım edip yavaş yavaş İslamiyet'e geçiyoruz. İslamiyet'e geçtikten sonra divan edebiyatında, halk edebiyatında hep böyle dini ögelere çok yer veriyoruz. Hatta dini tasavvuf halk edebiyatımız var. Burada direkt abdallar, veliler, yani böyle Hacı Bayram Veli, Kayguz Abdal, Pir Sultan Abdal gibi çok değerli tasavvufçular var. Şimdi dolayısıyla edebiyatla din genellikle arkadaşlar iç içe. Türk edebiyatında din belirli bir dönemde edebi zihniyetin belirleyici unsuru oluyor. Din doğrudan doğruya bir edebi gelenek haline geliyor. Dini tasavvuf halk edebiyatı. Din anlayışı edebi eserleri etkiliyor. Mesela ilahiler, naatlar, peygamberimize övgü için yazılan, münacatlar, Allah'a yalvarış, şatiye. Bunların her biri, bu da dini değerleri felsefi açıdan ele alan şiirler. Bunların her biri din anlayışıyla ortaya çıkıyor. Bireyin ve toplumun hayatına sinen dini inanışlar, uygulamalar edebi eserlere konu oluyor. Mesela Allah sevgisi, peygamber sevgisi, tasavvuf, manevi değerler edebiyatın temel konularını oluşturacak bizim edebiyatımızda. Şimdi Türk edebiyatının tarihi dönemlere ayrılması ölçütler var. Birincisi dini yaşayış. Bak hemen buraya yazmışız. Ne demişiz? İslamiyet'ten öncesi, İslamiyet etkisi. İkincisi kültürel farklılaşma. Bak Batı etkisi demişiz. Sonra sanat anlayışı. Bu da Batı etkisi olduğu için. Edebi metinler, coğrafya değişimi ve dil anlayışı bizim edebiyatımızın tarihi dönemlere ayrılması önemli. Edebiyatımızı üç büyük dönem ayırıyor Mehmet Fuat Köprülü. Diyor ki bir İslamiyet'in kabulünün öncesi, İslamiyet etkisi ve Batı etkisi gelişen diyor. Gerçekten de mükemmel bir ayrım. İslamiyet'in kabulünden önce sözlü ve yazılı gelenekten oluşan bir işte bu Hunlar, Köktürkler, Uygurlar döneminde edebiyatımız var. Sonrasında İslamiyet etkisinde gelişen edebiyatımız olacak. Divan ve halk edebiyatı beraber devam edecek. Sonrasında Batı etkisinde olacak. Gelin isterseniz bunları hızlı bir şekilde şöyle bir özetleyelim. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatına baktığımızda varlığı belgelerle kanıtlanan ilk en eski dönem burası. Bu dönemin hakim zihniyeti kavmi özellikler. Yani işte Türk kavmine ait özellikleri görüyoruz. Tamamen milli bir zevk var ve göçebe kültürü etkili. Yani burada göçebe kültürü olduğu için de sözlü edebiyat dönemi var. İşte koşuklar bildiğimiz şiir. Sonradan halk edebiyatı bunlara koşma diyeceğiz. Divan edebiyatı gazel diyeceğiz. Sagular var. Halk edebiyatı bunlara ağıt diyeceğiz. Destanlar var. Sonradan bunlar romanlara dönüşecek ileride. Savlar var. Bunlar bildiğimiz atasözü. Bunlar en eski örneklerimiz. Yazılı edebiyat döneminde ise bir Köktürk yazıları var. Orhun abideleri. Bir de Uygur metinleri var. Bunlar da dini içerikli ama maniheizm var burada. Şimdi sözlü edebiyat döneminde mesela bakın. Karbuz kamuk erişti, taglar suvi akıştı, kökşin bulut örüştü, kayguk bolup ügrişir diyor. Şimdi bak efendim hocam. Burayı anlayamıyorsunuz ya. Esasında bu bizim en eski Türkçe yani. Şu anda uzakta kalmışız. Bu en eski Türkçe. Veyahut da ulşup eren börleyü, yırtıp yaka avrulayı, sıkırıp ünü yurlayı, sıktap közü örtülür. Bak Türkçe dil yapısına benziyor ama bazı kelimeler zamanla değiştiği için başka başka uluslarla, başka başka milletlerle tanışarak dilimize Arapçadan, Farsçadan birçok kelime geldiği için biz artık bunları anlayamıyoruz. Ama bu en eski Türkçe. Destan dönemi, sözlü. Burada anonim eserler var. Kahramanlık, dua, sevgi, ölüm var. Dil yabancı etkilerden uzak. En sade dilimiz. Nazım 24'lük yani böyle 4-4 gibi görüyorsunuz. Hece ölçüsü var ve Şaman, Kambaksı, Ozan gibi adlar verilen sanatçılar kopuz denilen milli müzik aletimize söylüyorlar. Yazılı dönemde ise tabii ki Orhun abidelerini biliyoruz. 3 tane Tonyuk'u Kültigin ve Bilge Kağan adına dikiliyor. Türkçenin, Türk edebiyatının ve Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri. Uygur metinlerinde de Mani ve Buda dinlerinin etkisi var. Bu dönemden Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Irk Bitik, Kalyanam Kara ve Papam Kara gibi eserleri üniversite sınavında sordular. O yüzden buraları da bilin arkadaşlar. Hocanız sınavda sorabilir. Buraya %100 sorulur diye notumuzda düşelim. Şimdi geldik İslamiyet etkisiyle gelişen Türk edebiyatına. Bismillahirrahmanirrahim. 751 Talas Savaşı ile Türkler İslamiyet'le tanıştılar. 8. yüzyıldan itibaren bak 751. Müslümanlığın etkisinde kalıyoruz. Ve İslamiyet 10. yüzyılda bizim aramıza yayılmaya başlıyor. Orta Asya'da İslamiyet'i ilk kabul eden devlet Karahanlar olacak. Karahanlar döneminde işte Divan-ı Lügat-ı Türk, Atabetül Hakayık, Divan-ı Hikmet, Kutadgu Bilig gibi eserler yazılacak. Hem Araplara Türkçe öğretmek hem de bize de dini anlatmak için. Ve edebiyatımız artık dil, biçim ve içerik bakımından değişmeye başlayacak. Arapça, Farsça kelimeler dilimize girecek. Bir geçiş dönemi var. Bir halk edebiyatı var. Bir de divan edebiyatı var. Ama bunlar arda arda gelmiyor. Bunlardan sonra bunlar geliyor ama bunlar ikisi senkronize, beraber ilerleyecekler. Şimdi geçiş döneminde Karahanlılar İslamiyet'i resmi din kabul edecek. Ve İslam kültür ve medeniyet tarihine gireceğiz. Ve tabii ki de bu dönemde bak ne oluyor? Bakın
Tengri imanımız diyor mesela. Az önce kelimeler yine var. Yine böyle en eski Türkçe var ama namaz kelimesini görüyor musunuz? Bak namaz kelimesi var. İman kelimesi var. Fitne kelimesi var. Artık Arapça kelimeler de dilimize girmeye başladı. Ama yine en eski Türkçe. Kutadgu bilik bu. Şimdi dil, biçim ve içerik bakımından hem İslamiyet var hem de Türk edebiyatının özellikleri var. Yani geçiş. Burada mutluluk bilgisi anlamına gelen Kutadgu bilik Yusuf Asacib'in yazdığı eser. İlk ansiklopedik sözlüğümüz olan Divan-ı Lügat-ı Türk Kaşgarlı Mahmut yazıyor. Hakikatlerin eşi anlamına gelen, gerçeklerin eşi anlamına gelen Edip Ahmet Yüklik'in yazdığı eser. İlk tasavvufi eser olan Divan-ı Hikmet, önemli eserler. Bunları sınavda hocanız sorabilir. Sorulur diye yazıyorum. Bunlar çok değerli. Gelelim halk edebiyatına. Bu adı üzerinde halk edebiyatı, bak halk yazıyor burada. Halk edebiyatı ise tabii ki ne olacak? Böyle sade Türkçe olacak, hece ölçüsü kullanılacak, dörtlük nazım birimi, aşk, tabiat, ayrılık, hasret, ölüm, yiğit, tasavvuf olacak. Halklar, yani halk sanatçıları söyleyecek. Yabancı etkilerden uzak olacak. Bu tamamen İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatının devamı gibi. Burada tabii ki ilahiler var, nefesler var, maniler, türküler, koşmalar, farklı farklı nazım biçimleri var. Mesela dini tasavvuf edebiyatta ilahileri göreceğiz. Anonimlerde türküyü göreceğiz, yani söyleyeni belli olmayanlarda. Aşık tarzında koşmaları göreceğiz. Bunlar yaygın olan nazım türleri olacak. Mesela ilahiye bakalım, Yunus Emre'nin yazdığı. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni diyor Yunus Emre. Bir ilahi bu. Maniye bakalım, hani böyle sakızların arkası çıkar ya. Ay doğar ayazlanır, gün doğar beyazlanır. Mahmur gözlü sevdiğim uyanmaya nazlanır. Yani ilk iki dize doldurma, esas söylenmek istenen son iki dizede. Semaya bakalım, semayda sekizleci ölçüsüyle yazılıyor. Çağır karaca olan çağır, taş düştüğü yerde ağır. Güzel sevmek günah değil, ben kitapta yerin gördüm diye karaca olanı yazdığı bir semay. Şimdi geldik divan edebiyatına. Divan edebiyatta durum değişiyor arkadaşlar. Artık Osmanlı'nın gücünü, Osmanlı'nın şaşasını dile de yansıtığını göreceksiniz. Yani bak bunlar böyle beyitler halinde yazıyor. Burada bir aralarında boşluklar olduğunu bilelim. Bigane gamzen aşka nadana aşina. Ta key tegafül ey büti bigane aşina. Zülfün hayali caedeli çeşmim. Zülfün hayali caedeli çeşmim olmadı. Gisuyu habşane-i müjgane aşina. Efendim diyorsunuz. Ki bu da Nedim'in yazdığı sade dille yazılmış olanı. Yani divan edebiyat sanatçıları Arap ve Fars edebiyattan etkileniyorlar. Arzu ölçüsü var. Nazım birimi beyit, tamlamalarla yüklü ağır sanatlı bir dil kullanıyorlar. Mazmunlar, yani kalıplaşmış benzetmeler var. Medrese öğrenimi görmüş eğitimli sanatçılar yapıyor. Divan denilen eserlerde topluyorlar. Yani divan edebiyat, bak halk edebiyatını yazıyorum diye. Halk edebiyatı dediğiniz zaman böyle dörtlüklerle hece ölçüsü yazılmış. Sade şeyle uzaktan hemen görsün halk edebiyatı. Halk edebiyatı. Halk bu kadar. Ama divan edebiyatını yazıyorum şimdi. Bak şimdi. Divan. Böyle süslü. Ve genellikle 2-2 beytler halinde. Aruz ölçüsü yazılmış. Tamam mı? Uzaktan bakar bakmaz anlayacaksınız. Aa bu divan. Aa bu halk. Aa bu süslü divan. Bu halk diyebilmeniz lazım. Şimdi gelelim buraya. Batı etkisiyle gelişen Türk edebiyatına baktığımızda ise 19. yüzyılda başlayıp günümüze kadar devam eden dönem. Şu anda da hala Batı etkisi var. Tanzimat Fermanı ilanı pek çok değişimi getirecek. Yani Gülhan Attüymanı ile birlikte evlenme, boşanma, miras, askerlik gibi konularda tüm toplumu ilgilendiren değişiklikler yaşanacak. Ve bu tabii ki edebiyatı da etkileyecek. Sonrasında işte gazeteler var, tercüman ahval, işte tasvir-i efkar, çeviriler, uyarlamalar Türk edebiyatına yön verecek. Ve Batı edebiyatı örnek alınacak. Şimdi burada Tanzimat'tan sonra Sert Fünun, sonra Fecrat, sonra Milli Edebiyat geliyor ama bunu hocanız sınavda sormayacak. Size ileride 11'de ve 10'un ikinci döneminde bunlarla alakalı detaylı bilgilerin geldiği şeyler olacak. Burada Tanzimat deyince direkt toplum için sanat yapan Namık Kemal, vatan şairini söyleyebiliriz. Bak yine eski nazım biçim var. Yine böyle dil ağır gibi. Yine beyitlerle gidiyor ama vatan, vatan, esaret, hürriyet gibi kelimeler var. Yani eski nazım biçimleriyle yeni şiirler geliyor. Yeni konular geliyor. Yani şöyle diyecek olursak, bak şimdi bunu hiçbir yerde olamazsınız arkadaşlar. Buraya dikkat edin. İslam öncesi şiiri yazıyorum. Geçiş yazıyorum. Geçiş dönemi, yani bu Kutadgu birliklerinin olduğu dönem. Halk yazıyorum, tamam mı? Divan yazıyorum. Divanı şöyle süslü yazalım. Divan edebiyatı diyorum. Sonrasında buraya Tanzimat yazıyorum. Tanzimat. Servet Fünun yazıyorum. Servet Fünun. Ve milli edebiyat diyorum. Milli edebiyat. Bak şimdi bütün şiirlerin özelliklerini söylüyorum şimdi size. Eğer böyle dörtlüklerle yazılmış, böyle kısa kısa dörtlüklerle yazılmış, içerisinde böyle ırk, bitik, ilik, bülük, böyle en eski Türkçeyi görürseniz bu İslamiyet öncesi. Hem beyit, tamam mı? Hem dörtlükler olan ve içerisinde eski kelimeler ve namaz gibi İslami kelimeler de varsa geçiş dönemi.
sade dörtlüklerle yazılmış, sade bir dil varsa, anlıyorsan her şeyi rahat rahat, bu halk edebiyatı. Beyitlerle yazılmış apağır bir dil varsa, bu divan edebiyatı. Beyitlerle yazılmış ağır bir dil ama içerisinde esaret, hürriyet, halk, vatan gibi kelimeler varsa, yani divanda öyle şey olmazdı, tanzimat edebiyatı. Tamam, böyle beyitlerin kalktığı serbest nazımla yazılmış ağır bir dil varsa sertifin edebiyatı. Yine dörtlüklerle Türklük, vatan, millet, Sakarya, kanımız, Kurtuluş Savaşı, bunları görüyorsanız bu da milli edebiyat oluyor. Olayın özü bu. Şimdi bunları tabii detaylarıyla size soracaklar bütün edebiyat döneminde. Ama esasında temel sayfa burası arkadaşlar. Burası tüm edebiyatın özeti esasında. Mesela bak Ziya Gökalp tam bir milli edebiyat şiiri. Bak burada ne demişti? Bak dörtlük herhalde sade bir. Arı sizin olsun, ece bizimdir. Halkın söylediği Türkçe bizimdir. Leyl sizin, şep sizin, gece bizimdir. Değildir bir mana, üç adam utaş diyor. Yani leyl sizin olsun diyor. Biz gece deriz diyor. Biz artık gece kelimesini kullanacağız diyor. Biz Türkçeyi kullanacağız diyor. Yani milli edebiyat. Tabii Cumhuriyet döneminde de böyle yeni tarzları göreceksiniz. Böyle artık serbest nazımla yazılmış, değişik kafiye örgülerinin olduğu şiirler de göreceksiniz. Hürriyet gazetesi Tanzimat dönemindeydi. Ne demiştik? Tanzimat döneminin özelliği neydi? Halk esaret vardı. Bunu zaten gösterdim. Bu da Sertifin'in döneminde Cenap Şahabettin'in yazdığı bir şiir. Tamamen ağır bir dil var. Bak ne demiş buraya? Ağır dil demiş hatta. Ağır yazmışım ben. Ağır dil yazayım. Geçen eyyamı nevbaharı arar. Oy. Yani acayip. Lerze-i ruşen. Böyle garip garip tamlamalar görüyorsanız bu da Sertifin oluyor. Evet arkadaşlar, geldik Türkçenin tarihi dönemlerine. Buradan sınavlarda fazla soru gelmiyor ama yine burayı da size detaylı bir şekilde anlatacağız. Bazı hocalar zorlayıcı sorular sorduğu zaman buradan da bilgi gelebilir. Şimdi Türkçenin tarihi dönemlerine baktığımızda bir yazılı kaynaklardan izlenemeyen bir karanlık dönemimiz var. Bak buranın adı üzerinde karanlık dönem, bilgi yok. Karanlıkta bilgi yoksa zaten öğreneceğimiz bir şey de yok. Sonrasında bir eski Türkçemiz var. Eski Türkçe döneminde kök Türk yazılarını görüyoruz. Uygur döneminde yazılmış dini içerikli eserler var. Ve yine aynı şekilde Karahanlı döneminde gördüğümüz Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügat-ı Türk, Atabet-ül Hakaik, Divan-ı Hikmet'in yazıldığı dönemler var. Bunlar da Karahanlı döneminde. Burada arkadaşlar demek ki eski Türkçe'de kök Türk kelimesi, Uygur kelimesi ve Karahanlı kelimesi önemli. Eski Türkçe nedir derse hocanız, kök Türkler, Uygurlar ve Karahanlılar döneminde kullanılan dildir diyebilirsiniz. Burada işte dini içerikler var diyebilirsiniz. Bunlardan bahsedebilirsiniz. Sonra arkadaşlar Batı Türkçesi var. Batı Türkçesi mi? Hocam Anadolu diyor, Osmanlı diyor, Batı diyor. Evet, şöyle düşünün bakın. Şurası Kuzey Amerika, şurası Güney Amerika, şurası Afrika diye düşünün. Şöyle bir Avrupa çizelim mesela. Şöyle Türkiye'nin olduğu yer. Şöyle Asya'yı çizelim. Şurası Avustralya. Şimdi bakın haritalarda biliyorsunuz yukarısı kuzeyi, aşağısı güneyi, sağ taraf doğuyu, sol taraf batıyı gösterir. Şimdi bizim ana merkezimiz Orta Asya. Orta Asya'nın doğusuna gidersen Japonya'ya gidersin. Batısına gidersen de Anadolu'ya gelirsin. Dolayısıyla Orta Asya'nın batısı Anadolu oluyor, Osmanlı oluyor, Türkiye oluyor. Dolayısıyla Batı Türkçesi diye bu. Burada neler var peki? Burada arkadaşlar Batı Türkçesinde Oğuz Türklerinin kullandığı yazı dili var. Burada işte Anadolu'da kullanılanlar, Osmanlı'da kullanılanlar, Türkiye'de şu anda bizim kullandıklarımız Batı Türkçesine geliyor. Bir de Kuzeydoğu Türkçesi var. Burada ise Hazar Denizi'nin kuzeyinde ve Orta Asya'da kullanılan bir dil bu. Burada bir Kuzey Türkçesi var. Kıpçak Türkçesi diyoruz buna. İşte Tatarca'da da kullanılan bu. Bir de Doğu Türkçesi var. Burada Doğu ve Batı Türkistan şivesine dayanan bu yazı dili daha çok böyle Çağatay Türkçesi olarak da biliniyor. Bunu da bilmeniz lazım. Geldik bizim tarih boyunca kullandığımız alfabelere. Birincisi Kök Türk alfabesi. Bu Orhun abidelerinde kullanılan ve bilinen ilk Türk alfabesi arkadaşlar. İkincisi Uygur alfabesi. Burada Soğut kökenli bir alfabe ve Uygur Türkleri tarafından kullanılıyor. Arap alfabesi Karahanlılar döneminde kullanılacak. Şimdi Karahanlılar döneminde ilk defa İslamiyet'i kabul ediyoruz. Ama Arapçayı da kullandığımız zaman, Arap harflerini kullandığımız zaman Araplaşma tehdidi var diye zaten Karahanlılar döneminde işte Araplara Türkçe öğretmek için Kaşgarlı Mahmud Divan-ı Lügat-ı Türk diye bir sözlük yazacak. Dolayısıyla biz Araplaşmamak için orada çok dikkatli davranıyoruz. Ama Arap alfabesinde kullanacağız. Karahanlılar döneminde kullanılmaya başlanıyor. Sonradan da Osmanlı döneminde, Selçuk döneminde kullanılacak. Kiril alfabesi var. Bu da Sovyetler döneminde ülkedeki her Türk topluluğu için ayrı alfabeler oluşturuluyor. Bu da soldan sağa doğru yazılıyor. Kiril alfabesi de kullanıyor biz Türkler. Latin alfabesi ise 1928'de Mustafa Kemal Atatürk diyor ki Arapça harfler yerine Latin alfabesine geçeceğiz. Yani eskiden mesela diyelim ki Tonguç şöyle yazılıyorsa, şöyle Tonguç diye yazılıyorsa mesela, bak T harfi, bu N harfi, bu G harfi, bu Ç harfi. Şimdi bak sağdan sola doğru giderken şimdi artık soldan sağa doğru Tonguç şeklinde yazıyoruz. Yani kelimeler değişmiyor. Sadece alfabe değişiyor. Bunu da bilmemiz yeterli. Evet arkadaşlar. Şimdi sıfırdan ona Türk Dili ve Edebiyatı kitabımızda bu konuları sizlere detaylı bir şekilde güzel güzel
konu soru yöntemiyle tek tek gösterdik. Burada az önce anlattıklarımızı gösterdik. Buradan güzel güzel çalışabilirsiniz. Ve ardından da takıldığınız sorular olursa karekod okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Dinamo Soru Bankası olan arkadaşlar da yine 10. sınıf kazanımlarını sizler için verdik. Yani kazanımlarda neler sorulduğunu gösterdikten sonra önce rehber sorulu testler yaptık. Ve sonlarında arkadaşlar bakın burası önemli. Buradaki konular AYT'de de çıkıyor. Bunlar AYT konular aynı zamanda. O yüzden ÖSYM tarzı sorular da koyduk ve yazılı sorular da koyduk. Buradan da yine sorularınızı çözebilir, takıldıklarınızı yapabilirsiniz. Hadi bakalım ilk edebiyat videomuz hayırlı olsun. 2023-2024 sezonuna inşallah güzel bir giriş yapmışsınızdır. Şimdiden ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. İlk dersimize hoş geldiniz. Ben tarih öğretmeniniz Osman Sarı. Emin olun güzel bir yıl olacak. İlk ünitemiz Anadolu Türkiye tarihi içindeki Oğuz göçleri ve Anadolu'nun ilk fatihleri. Ama tabii biz öncelikle bu üniteden, bu dersten hangi soruları çözeceğiz? Birinci dersimizdeki ödevlerimiz nelermiş? 0'dan 10'a tarih soru bankamız var. Burada 11. ve 19. sayfalar dahil olmak üzere bunları çözüyoruz. Ve yine birinci dersimizin Dinamo Soru Bankası, 10. sınıf Dinamo Soru Bankası'ndan 11 ve 13. sayfaları çözeceğiz arkadaşlar. 11-19 deyince gözünüz korkmasın. Çünkü orada konu geçişleri de var böyle. Her testten önce bir sayfalık konu geçişleri var. Yani görünen sayfa diyelim 10 sayfaysa 5 sayfalık bir ödevdir aslına bakarsanız. Hadi başlayalım. Şimdi dersimiz Oğuzların Anadolu'yu fethini kolaylaştıran etkenlerle başlıyor. Şimdi Oğuzlar Anadolu'ya gelmeden önce Anadolu ve çevresinde yakınlarında neler olmuş? Biz Anadolu'ya gelirken Anadolu'daki tarihi süreçteki gelişmeler bu bölgeyi nasıl yıpratmış ona bakalım. Öncelikle 6. ve 7. yüzyıllarda 6. yüzyıl neydi? 500'ler. Roma rakamları çok önemli arkadaşlar. Roma rakamlarını bilmek zorundayız. Roma rakamlarını bilmezsek soruları çözmekte zorlanırız. Bizans ve Sasani mücadeleleri var. Bizans-Sasani mücadeleleri var. Ne gibi mücadeleler? Bakın, Sasani-Bizans birbirleriyle İpek Yolu hakimiyeti için savaşıyordu. Ve yüzyıllarca yapılan savaşlar bunları yıprattı. Ardından ne oldu? Ardından Bizans-İslam Devleti savaşları başladı. İslam Devleti Arap Yarımadası'ndan çıktı, Bizans'a saldırmaya başladı. Ve bu Sasanileri, Bizans'ı yıprattı. Sasaniler de daha önce yıpratmıştı. Zaten İslam Devleti daha sonra Sasanilere saldırdı, Sasanileri yıktı vesaire. Sonra Anadolu'nun fethini kolaylaştıran bir diğer etken Bizans'ı yıpratan Balkanlardan gelen saldırılar. Kavimler göçüyle birlikte Türkler Balkanlar üzerinden Anadolu'ya doğru göç etmişlerdi. İşte Bizans'ı Peçenekler, Uz yani Oğuzlar ve Kumanlar ki Kumanlara Kıpçaklar da denmektedir yıprattı. Bizans Balkanlarda da büyük bir güç kaybı yaşadı. Ve son olarak arkadaşlar Anadolu halkı meselesi var. Halk Bizans'ın ağır vergileriyle çok çekmiş. Bizans aslında yerel halktan oluşan orduları vardı. Bunları kaldırdı. Anadolu'da o tarihlerde yaklaşık 50 bin kişilik bir kuvvet oluşturdu. Profesyonel paralı ordu. Ama bunlar maaştan alamadıklarında kölelere bile saldırıyorlardı. Ve halk Bizans'tan nefret etmeye başladı. Özellikle belki Ortodoks olan halkın bir kısmı yine de hatta Batı Anadolu'dakiler yine de Bizans'a bağlı kaldı ama Orta ve Doğu Anadolu'daki Ortodokslar, bölgedeki Ermeniler Bizans'a tepkiyle yaklaşmaya başladı. Yani kısaca Anadolu'nun elindeki Bizans'ı almamızı, Bizans-Sasani mücadeleleri yıpranma, İslam Devleti Bizans mücadelesiyle yıpranma, Peçenek ya da işte ya da Kuman gibi saldırılarla yıpranma artı Anadolu halkının hoşnutsuzluğunu görmekteyiz. Anadolu'nun fethini kolaylaştıran etkenler içinde. Peki, Anadolu'ya yapılan ilk Türk akınları hangileridir? Oğuzlardan önce arkadaşlar. Selçuklu Türklerinden önce Anadolu'ya pek çok Türk geldi. O akınlara baktığımızda ne göreceğiz? İlk gelenler kimlermiş? Avrupa Hunları. Bakın görüyorsunuz Avrupa Hunları 4. yüzyılda yani 300'lerde gelmişler. Ama geri döndüler. Nedeni bilmiyoruz. Geri döndüler. Anadolu'nun içlerine kadar girip geri döndüler. Sonra 6. yüzyıl yani 500'lü yıllarda Sabarlar ya da Sibirler geldi.
Hatta Ankara civarına kadar ilerleyip geri döndüler. Onu da bilmiyoruz. Sonra 8. yüzyılda, yani 700 yıllarda Abbasiler döneminde Abbasi ordularında Türkler görev aldı. Hatta Bizans sınırlarındaki Avasım adı verilen şehirlere yerleştirdiler. Ve Anadolu'da yavaş yavaş Türkler yerleşmeye başladı. Ki hatta Suriye'de de, yani bugünkü Türkiye'den önce biz Suriye'ye ya da Bağdat'a yerleşmiştik diyebiliriz. Ve Anadolu'ya ilk Selçuklu akınları başladı. 11. yüzyılda. 1015 itibariyle. Selçuk Bey'in torunu olan Çağrı Bey liderliğinde Anadolu'ya geldiler. Hatta Çağrı Bey dönüşte diyor ki, ileride Anadolu bizim için güzel bir yurt olacaktır diyor. Ha, o zaman Oğuzlardan önce, Selçuklardan önce Avrupa onları gelmiş, dönmüş. Sabarlar, yani Sibirler gelmiş, dönmüş. Abbasi egemenliğindeki Türk askerleri gelmiş, dönmemiş. Sınırlar Antep, Urfa, Adana gibi bölgelere yerleşmiş. Sonra Oğuzlar gelmeye başlamış. 11. yüzyılın başı itibariyle Çağrı Bey liderliğindeki ilk akınları gerçekleştirmişler. Ve sonra bu akınlar artık savaşlarla, Bizans'ta olan savaşlarla karşımıza çıkacak. 1048 Pasinler Savaşı'yla Anadolu'nun kilidini açarken 1071 Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'nun kapıları Türklere açılacakmış. Peki, malum bir Pasinler Savaşı var. Bir değinelim. Aslında bu 9. sınıfın son başlığında yer alan konular içinde ama bir değinelim. Pasinler Savaşı'na baktığımız zaman özelliği neydi? Bizans Büyük Selçuklu Savaşı'ydı. Büyük Selçuklu Oğuzları, tabii Oğuzlar da diyebiliriz. Bu dönemde tabii ki Torul Bey hükümdardı ve Selçukluların Kafkasya üzerinden Anadolu'ya girmesine karşı, işte Çağrı Bey'in çok sevdiği bir komutanın pusuya düşürülmesine bağlı olarak da ne yaptılar? Bir intikam seferine çıktı Türkler. Sonuçta bu savaşın püf noktası neydi? Anadolu'nun kilidini açmıştık arkadaşlar. Selçuklular bu savaşı kazanıyor. Bizans yeniliyor. Hatta Bizans ordularının komutanı Gürcü Kralı Liparit esir düşüyor. Ve hatta onun serbest bırakılmasının karşılığında İstanbul'da inşa edilen ilk cami, günümüzde Karaköy'deki Arap Camii'nde Tuğrul Bey adına hutbe okutulmasına, bu caminin onartılarak açılmasına, halife adına da tabii ki hutbe okutulmasına karar veriliyor. Bu da tabii aslında İslam dünyasına bir mesaj veriyor. Hani bakın, biz sizin liderliğinizde layık bir devletiz. Sizin ya inşa ettirdiğiniz camiyi biz yeniden ne yaptık? İhya ettik. Diyerek psikolojik bir mücadele, psikolojik güç elde etme çabası karşımıza çıkıyor. Sonra yine Anadolu Türkiye tarihi içinde ne vardı? Yine 7. sınıfın konusu, pardon 9. sınıfın konutu olarak karşımıza çıkıyordu. Malazgirt Savaşı. Sultan Alparslan döneminde yaşanmış bir savaştı. Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma isteğinin sonucunda yaşanmıştı. Ve ne yapmıştık burada? Anadolu Türkiye tarihini başlatmıştık. Yani Anadolu'ya Türkler artık sivillerle gelip yerleşmeye başlayacak. Peki, Malazgirt Savaşı'nın diğer sonuçlarına bakarsak neyi vardı? Bir, Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruldu. Fetheden topraklar, fetheden komutanların malıdır ilkesi doğrultusunda Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruluyor. Bu bizim bugünkü konumuzun aslında temelini oluşturacak, Anadolu'daki ilk Türk beylikleri. Başka, Anadolu hızla fethedildi ve Anadolu bir Türk yurdu haline gelmeye başladı. Niye Anadolu'nun kapısı Malazgirt Savaşı ile açıldı diyoruz? Çünkü Türkler artık sivillerle, kadınlarıyla, çocuklarıyla birlikte Anadolu'ya yerleşmeye başlıyor. Böylece Anadolu bir Türk yurdu haline geliyor. Bu arada İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı sona eriyor. Bizans savunmaya çekilecek. Aslında Emeviler döneminde, yani 661-750 yıllarında hakim olan Emeviler döneminde Bizans savunmadaydı. Fakat Abbasiler döneminde ve Emevilerin sonlarında Bizans tekrar karşı saldırıya geçmişti. Şimdi Türkler Bizans'ın gerilemesini sağladı. Böylece İslam dünyası, Orta Doğu'daki Müslümanlar rahat bir nefes almaya başladı arkadaşlar. Tabii Türklerin İslam dünyasında gücü ve saygınlığı arttı değil mi bu durumda? Çünkü ben Bizans'ı savunmaya yönelttim. İslam artık Anadolu coğrafyasına da giriyor. Böylece İslam dünyasındaki Türk saygınlığı ne olacaktır? Artacaktır. Ve halife Sultan Alparslan'a İslam ülkelerinin sultanı unvanını verdi. Böylece saygınlık daha da arttı. Ama bir de olumsuz sonucu vardı. Malazgirt Savaşı'nda Haçlı Seferleri'ne neden oldu. Malazgirt Savaşı Haçlı Seferleri'ne neden oldu. Bizans
Papa'dan yardım istedi. Bunun üzerine Haçlılar 1097 itibariyle Anadolu'ya girmeye başladılar. Bu da neye neden olacaktır? Anadolu'daki Türk ilerleyişinin durmasına, hatta Türklerin bazı topraklardan geri çekilmesine neden olacaktır. Anadolu Türkiye tarihi içindeki Türklerin Anadolu'ya yerleşme sürecine büyük bir darbe vuracaktır Malatya Savaşı. Şimdi ilginç bir konuyla karşılaşıyoruz. Yabgullar meselesi diye bir şey var. Basitçe söylenirse sorulduğunda, ya yabgullar meselesi nedir diye sorulduğunda arkadaşlar, siz bunu şöyle tanımlayabilirsiniz: aile içi iktidar çatışması. Malum şimdi Büyük Selçuk Devleti'nin kurucusu olarak Selçuk Bey kabul edilmektedir. Selçuk Bey Oğuz Yabgu Devleti'nde bir komutandı. Bir suikast düzenleyeceği iddiası sonucunda idam edilmesi söz konusu olunca Cente, Samanoğlu egemenliğindeki Cente kaçtı Mavera Nehir'deki. Ve orada müstakil oldu. Müslümanlığı kabul ettikten sonra Samanoğlu'da yıkılınca müstakil, yani bağımsız bir şehir devleti gibi bir devlet oldu. Selçuk Bey'in ölümünden sonra arkadaşlar, Selçuk Bey'in yerine önce aslına bakarsanız oğlu Aslan Yabgu geçti. Fakat Aslan Yabgu oğlu Kutalmış'la birlikte Gazne hükümdarı tarafından kandırılarak hapse atıldı. Hani gel benim doğum günümü kutlayalım falan muhabbetiyle Gazne'ye çağrıldı, hapse atıldı. Yani Selçuk Bey'den sonraki hükümdar Arslan Yabgu'dur. Fakat Arslan Yabgu hapse atılınca Selçuk Bey'in torunları Tuğrul ve Çağrı Beyler başa geçti. Şimdi bakın dikkat ederseniz bu soydan gelenler iktidarı kaybetti. Arslan Yabgu soyundan gelenler iktidarı kaybetti. Mikail Bey'in soyuna geçti. Tuğrul ve Çağrı Beyler devleti yönetirken bu arada Kutalmış Bey kaçtı. Gazze'den kaçmayı başardı. Ve geri geldi. Fakat baktı ki iktidar artık gitti. Bizim ailemizden diğer aileye geçmiş. Sülaledeki diğer aileye geçmiş. Bu sefer Kutalmışoğlu Süleyman Şah ve onun soyundan gelenler bir iktidar çatışmasına girdi. Hatta içlerinden Süleyman Şah Anadolu'da Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurdu. Ve bazı beyler, boylar Anadolu'ya geç edip Süleyman Şah'ın emrinde birleşmeye başladılar. İşte burada Mikail soyundan gelen Çağrı Bey'den sonra, önce Tuğrul Bey, ondan sonra tabii Alparslan, onun Çağrı'nın oğlu geçecek başa. Alparslan, Melik Şah gibi hükümdarlar tahta çıkarken Anadolu'da Türkiye Selçuklu Devleti Süleyman Şah ve onun egemenliğini kabul eden beyler, boylar liderliğinde bir iktidar çatışması yaşandı. Bu kadar detaylı sorulur mu? Hayır, ama bu yabgullar meselesi biraz zor anlaşılıyor gibi düşünülüyor. O nedenle siz bu Arslan Yabgu'nun soyundan gelenlerin iktidar isteğinin sonucunda Selçuklu Hanedanı içerisinde bir çatışmanın yaşandığını söylememiz yeterliydi. Şimdi Anadolu Türkiye tarihi için ne demiştik? Anadolu Türkiye tarihi Malatya Savaşı ile başlıyordu. Ve fethedilen topraklar fetheden komutanların Malıdır ilkesi doğrultusunda Türkler Anadolu'ya göç etti. Ve Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruldu. Şimdi bu beylikler önce bir özetle bakalım. Nerede kurulmuşlar? Çok bariz bir özelliği nedirle bakalım. Saltuklar, sonra detayına gireceğiz. Özelliklerine bakacağız bunların. Çünkü çok güzel sorular var burada. Erzurum merkezi olarak kurulmuş. Saltuklular Erzurum merkezi olarak kurulmuş ve özelliği nedir? Anadolu'daki ilk Türk beyliğidir. Bilelim. Hani Erzurum merkezi verebilir ama Anadolu'daki ilk Türk beyliğini direkt sorarlar arkadaşlar. Hangisidir? Saltuklular olarak karşımda çıkacaktır. Başka danışmentler var. Danışmentler nerede kurulmuş? Sivas merkezi olarak kurulmuş. Lütfen dikkat. Sivas merkezi olarak danışmentleri görmekteyiz. Başka Mengücekler. Çok sorulmadı, anlatılmadı arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Çok da üzerinde durulmaz. Erzincan merkezi kurulmuş. Ve Artuklular var. Artuklular da Güneydoğu'da. Diyarbakır, Batman civarında kurulmuş bir beylik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların dışında burada anlatacağımız, bir daha genişletmeyeceğimiz bir Çaka Beyliği vardır. İzmir ve çevresinde kurulmuş bir Çaka Beyliği. Aslında Bizans'a esir düşen Çaka Bey'in kaçması sonucunda elini aldıklarıyla önce bir gemi ele geçirmesi, ardından işte bir donanma kurup İzmir'i fethetmesiyle kurulmuş bir beyliktir. O zaman Çaka Bey ilk Türk denizcisidir. Sorulur. Buna dikkat. Tabii ki Bizans'ta olan ilk savaşı da yapmış.
Koyun Adaları Deniz Muharebesi diye geçer. Kazanmış. Hatta İstanbul'u kuşatmaya bile kalkmıştır ama daha sonra damadı Selçuklu hükümdarı Kılıç Arslan tarafından öldürülecektir. Şimdi bu beyliklerin tarih eserlerine bakalım. Şimdi ne demiştik Saltuklar için? Erzurum merkez olarak kurulmuştu ve Anadolu'daki ilk beylik olarak karşımıza çıkıyordu. Eserleri neler? Yani bunu aslında çok zorlamazlar ama yani tepsi minare ve Mama Hatun kümbeti ve kervansarayı üzerine durulabilir arkadaşlar. O nedenle en azından bu tepsi minareyi, Mama Hatun kümbeti ve kervansarayını bilirim. Saltuklar Erzurum merkezli, Haçlılara karşı çok ciddi savaşları var. Anadolu Selçukları bunlara itaat altına almış ama hani biz burada ne yapmaya çalışıyorduk şimdi? Eserleri üzerine duruyorduk. Şimdi buradan baktığımızda ne göreceğiz? İşte üç kümbetler, tepsi minare, Mama Hatun, kervansarayı. Danışmentler demiştik değil mi? Sivas merkezli kurulmuştu. Haçlara karşı da mücadele ettiler. Ama danışmentlerin sorulan bir özelliği var arkadaşlar. Lütfen dikkat. Anadolu'daki ilk Türk medresesini inşa etmişler. Yağbasan Medresesi sorulur. Bakın şimdi Saltuklular için, bir önce anlattığımız Saltuklular için ne demiştik? Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Sorulan özellik. Danışmentler için sorulan özellik ise Anadolu'daki ilk Türk medresesini inşa ettiler. Yağbasan Medresesi çok önemli ama bunun dışında emir yani Melik Gazi Türbesi kümmeti, kümmette türbe eş anlamlı, Kayseri Ulu Camii de önemli eserler arasında yer alır. Ama tekrar ediyorum, danışmentler deyince Anadolu'daki ilk Türk medresesi, Yağbasan Medresesi mutlaka bilinecek gençler. Peki başka ne var? Mengücekler var. Mengüceklere baktığım zaman bunlar Erzincan civarında kurulmuştu. Gürcü ve Rumlarla mücadelelerle tanınıyorlar. Divriği Kale Camii, Divriği Sitli Melik Kümbeti, Divriği Ulu Camii ile karşımda çıkan tabii çok güzel eserlerdir bunlar aslında bakarsanız hızlı geçiyoruz ama yani o dönemin şaheserleri denilebilir. Ve Artuklar var. Diyarbakır çevresinde kurulmuştu. Türk töresine, geleneklerine çok sahip çıkan bir beylikti. Ama Artuklar denince mimari eserler içerisinde sorulan, en çok sorulan, mutlaka sorulan Malabadi Köprüsü vardır. Batman Çayı üzerinde arkadaşlar, Batman yakınlarında, Batman Çayı üzerinde karşımda çıkan eserdir. Tabii ki Artuklu Sarayı, yine Mardin'deki Ulu Cami önemli eserleri arasındır. Tabii bilimsel açıdan da bir Cezeri'yi de unutmayalım burada arkadaşlar. Şimdi bu beyliklerin Türk tarihindeki önemi nedir dersek. Öncelikle Türk tarihine, Anadolu Türkiye tarihine faydaları ne? Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına çok büyük katkıları var. Bunu sorarlar. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında ilk Türk beylikleri. Nasıl peki Türkleştirdi, İslamlaştılar? Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşmasında nasıl bir katkı? Bir, yeni yurtlar buldular Türklere. Fethettiler. Fethettikleri bölgelere Türkmenleri yerleştirdiler. Bu da tabii doğudan gelen Türkmen göçünü arttırdı. Doğudaki, o Asya'daki, İran'daki Türkler Anadolu'da kendilerine yurt devletini öğrenince Anadolu'ya gelmeye başladılar. Doğudan batıya. İşte bunun sonucunda da Türk nüfus, aradığımız Türk nüfusu buldum. Bu arada camiler, hanlar, kervansaraylar inşa ettiler. Türbeler yaptılar. Anadolu'da dervişlerle birlikte ne yaptılar? Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşmasına katkıda bulundular. Yani Anadolu'yu Türkleştirirken ne yapmışlar? Bir, etnik açıdan Türkleşmişler. İki, kültür açıdan Türk ve İslam yapmışlar. Ve son olarak Haçlı seferlerine karşı, özellikle danışmentler, Artuklar, Saltuklar Haçlı seferlerine karşı mücadeleyle karşımıza çıkıyor. Ama bu beyliklerin Anadolu Türkiye tarihinde bir de zararı var. Bakın, faydası diye sorulduğunda Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına çok büyük katkıları var diyeceğiz. Ama zarar ne? Şimdi arkadaşlar, Fransa'da ihtilal ne kadar, yani millete dayalı bir ulusçuluk yoktu. Olsa olsa bizde de boy milliyetçiliği vardı. Her boy kendi devletini kurmak ve bunu yüceltmek istiyordu. Yani Türk olmak değil, Oğuz, hatta Kayı olmak önemli. Hatta onların içinde Alkayevli, Karayevli gibi şeyler önemliydi. İşte bu nedenle Anadolu'ya gelen Türkler her biri bir coğrafyaya yerleşti. Ve her biri bir coğrafyada ne yaptı? Kendi devletini kurdu. Biz bunlara beylik diyoruz ama onlara bakarsanız bunlar devlet. Çünkü kendi adlarına para bile bastırıyor bu adamlar.
Bu nedenle hiçbiri diğerin egemenliğine gönüllü olarak girmeyi kabul etmedi. İşte bu Anadolu'da Türk siyasi birliğinin sağlanmasını engelledi, geciktirdi. Çok zor oldu. Türkiye Selçukları mesela beylikler egemenliği altına aldı. Sonra Türkiye Selçukları Köse Dağ Savaşı'nı kaybetti. Hop siyasi birlik bozuldu. Sonra Osmanlılar geldi. Osmanlılar mesela Yıldırım Bayezid Anadolu'da siyasi birliği sağlayacak büyük oranda. Sonra 1402 Ankara Savaşı beylikler yeniden kuruluyor. Yani beyliklerin Anadolu Türkiye tarihine en büyük zararı dediğimizde Anadolu'da siyasi birliğin kurulmasını uzun süre geciktirdiler diyebiliriz. Peki şimdi geldik Türkiye Selçuklu Devleti'ne. Bir giriş yapacağız, ondan sonra noktalayacağız. Şimdi Türkiye Selçuklu Devleti Süleyman Şah tarafından 1077'de İznik başkenti olarak kurulmuştur. Sonra Süleyman Şah'ın, bakın Süleyman Şah devletini doğuya doğru genişletmek istiyor ya, hani şu Yabgullar meselesi vardı ya, hani doğuya egemen olma düşüncesi vardı ya, işte Süleyman Şah doğuya doğru ilerlediğinde Suriye'deki komutan Tutuş'la yaptığı, vali komutan gibi birisidir, Büyük Selçuklu komutanı Tutuş'la yaptığı mücadeleyi kaybediyor. Ve sonuçta Fırat Irmağı üzerinde attan düşüyor. Zırhlı olduğu için boğularak ölecektir. Onun ölümünden sonra devlet bir müddet başsız kalıyor. 1092'de ne yapıyor? Kılıç Arslan devletin başına geçiyor. Tam devleti yeniden toplamaya çalışırken, Bizans'la mücadele edip, beyliklerle mücadele edip, devleti yeniden toplamaya çalışırken neyle karşılaştı? Haçlı seferleriyle. Ve Haçlı seferleriyle birlikte devlet yeniden farklı bir evreye doğru girecek. Yani bu ekrandan arkadaşlar şu kadarını bilelim. Bu aslında bir sonraki dersimize giriş için konmuş bir ekrandır. Türkiye Selçukluları 1077'de İznik başkenti olarak kurulmuştur. Sonra Süleyman Şah'ın ölümünden sonra devletin başına Kılıç Arslan geçmiş. Devleti yeniden toparlamaya çalışmış. Ancak tabii ki bu arada kayınpederi Çaka Bey'i de bir çeşit aslında zehirleme diyelim. Hani sanki Çaka Bey Bizans entrikaları vardır burada. Bizans'ın casusları Kılıç Arslan'ı kandıracaklar. İşte kayınpederin senin devletini ele geçirmeye çalışıyor falan şeklinde. Tabii ki o da Kılıç Arslan, hükümdar Kılıç Arslan kayınpederini zehirleterek öldürecektir. Bu da tabii ki Bizans'ın rahatlamasına neden olacak. Çünkü Çaka Beyliği ortadan kalkacak ve Haçlı seferleriyle devlet yeni bir döneme doğru girecektir. Şimdi arkadaşlar iki tane soruyla dersimizin sonunu getirelim. Şimdi 11. yüzyılın Bizans idaresinden bıkan Anadolu halkı Selçuklu akınlarına direnmemiştir. Bakın 11. yüzyılda yani 1000'li yıllarda Anadolu halkı ne yapmış? Bizans idaresinden bıktığı için Selçuklu akınlarına direnmemiş. Halk direnmemiş. Tabii ki profesyonel ordular direnecek. Bu sonucun oluşmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Ağır vergilerden bunalan halkın Türkleri kurtarıcı olarak görmesi. Evet, Bizans halkı ağır vergiler altındaydı. Baktılar ki tabii Türk dünyasını da biliyorlar. Oradaki vergileri yaşam tarzı ve hemen iki günde gelip almıyorsunuz. Uzun süre sınır oluyorsunuz. Aralarda geliş gidişler oluyor. Dolayısıyla Selçuklu egemenlik topraklarda yönetimin nasıl olduğunu görüyorlar. Bizans tekurları ki Bizans'ın valilerine tekur denir arkadaşlar. Halka karşı adil değiller. Baskı altına almışlar halkı. Zulmediyorlar. Halk bıkıyor. Yine Bizans idaresinden bıkmış. Türklerin cihat amaçlı politika. Cihat neydi? İslam'ı yaymak için yapılan her türlü mücadele. Şimdi Türkler Hristiyan Bizans'a karşı İslam'ı yaymak amaçlı savaştığı için Anadolu halkı neden savaşmasın ki Türklere karşı? Bu hiç alakası olmayan bir durumdur. Hatta adam Bizans'tan memnun olmasaydı belki de cihat kavramından dolayı devletini destekleyecekti. Ama desteklemedi çünkü memnun değil. Bir diğer sorumuza gelirsek Selçuklu Türkleri Bizans ile ilk büyük savaşlarını 1048'de Pasinler'de yaparken Anadolu Türkiye tarihinin başlangıcı olarak 1071 Malazgirt Savaşı kabul edilir. Bu durumun temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Bu durumun temel nedeni olarak. Yani neden 1071'i Anadolu Türkiye tarihinin başlangıcı kabul ediyoruz? Şimdi bunun cevabı aslında Türkiye denmesinde gizli. Türkiye diyebilmemiz için ne gerekti arkadaşlar? Oranın Türk vatanı olmaya başlaması gerekti. O zaman baktığımda ne olacaktır cevabım? Bir olacaktır. 1071'den sonra Anadolu'ya ailelerini getirip yerleşmeye başlamaları
aileleriyle gelip yerleşmeye başlamaları buraya Türkiye denme nedendir. Peki diğer seçeneklere bakarsak, Anadolu'nun Türk yurdunun Bizans tarafından kabul edilmesi. Yok, Anadolu bunu 1776'ya kadar kabul etmedi. Hatta Osmanlı kurulunca, Türkiye Selçuklar yıkılınca yine bir hayale girdiler ve bunu uzun süre kabul etmek istemediler. Türklerin Anadolu'yu yeni vatan olarak görmesi. Evet, görüyoruz ama biz bunu 1015'ten beri yeni vatan olarak görüyoruz. Ama Türkiye tarihi denmiyor. Çünkü henüz gelip yerleşmemişiz. Türklerin batı yönlü akınları zaten çok öncesinde başlamıştı. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Haçlı seferlerinin, Haçlılar saldırdı artık Anadolu Türkiye denmez değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla cevabımız B olacak. Evet arkadaşlar, geldik ödülü sorumuza. Şimdi danışmentlerin kendi adına para bastırmasının tabii bunda Grek yazılarının olmasıyla ilgili bir öncelikli sorumuz arkadaşlar. Sorumuzu dikkatli okuyalım, dikkatli çözelim. Çünkü bu ödüllü sorularda mutlaka ne var arkadaşlar? Bir püf nokta var. Yoksa neden ödüllü ki? Püf noktalara çok dikkat edin. Yani bilgiden öte yorumlara, inceliklere, hani öncelikle yalnızca doğrudan ilk kez falan gibi kavramlara çok dikkat edelim arkadaşlar. Aksi halde sorular yanlış gelebiliyor. Evet, sorunun cevaplarını, aynı zamanda yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Malum dönem başladı. Bizler kendimizi bomba bir şekilde bu döneme sizlerle birlikte hazırladık. O zaman hadi bakalım, biz 10. sınıfta ilk konu olarak ne göreceğiz? Gelin hep birlikte göz atalım. Konumuza geldiğimizde, bugün sizlerle birlikte sevgili arkadaşlar, birinci konu bu doğal sistemlerin ilk konusudur. Buradaki göreceğimiz konular zor ama o beşeri sistemlere geçtiğimizde biraz daha kolay konular bizi bekliyor. Bugünkü konumuz dünyanın tektonik oluşumu ve jeolojik zamanlar. Yani dünya nasıl oluştu, ne şekilde oluştu, yerin iç kısmında neler var, bunlardan bahsedeceğiz. Şöyle içeriğimize baktığımızda, öncelikle birinci olarak dünyanın iç yapısından bahsedeceğiz. Yani yerin iç kısmında hangi maddeler var, burada ne gibi olaylar meydana geliyor, onlardan bahsedeceğiz. Sonra levha tektoniği diyeceğiz. Yani dünyada devam eden bir oluşum var ve bu oluşumun ana sebebi ve bunu kimin ifade ettiğiyle ilgili ifadeleri de bakacağız. Ve en son kısımda jeolojik zamanlar. Yani geçmiş dönemden dünyanın ilk oluştuğu kısımdan günümüze kadar geçen sürede başına neler gelmiş, bunlardan bahsedeceğiz. Ve sonra tabii ki de Türkiye'de jeolojik zamanlar deyip bu kısmı da bitirmiş olacağız sevgili arkadaşlarım. Peki dersimiz bittiğinde bu dersin bize sağlayacağı fayda nedir derseniz, dünyanın nasıl oluştuğu ile ilgili bilgileri öğrenmiş olacaksınız. Doğal ortamda bir olay gördüğünüz zaman, evet bu böyle oluşmuştur diyebileceksiniz. Ve dersimiz bittiğinde bu konunun daha güzel bir şekilde öğrenilebilmesi için ne yapılması gerekir? Ödev yapılması gerekir. Biz de sizler için sıfırdan ona ve Dinamo Soru Bankası olmak üzere iki tane kitap hazırladık. Ve bu kitapları da temin etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kitapları aldığınızda bu işlediğimiz konunun 0'dan 10'a coğrafya kitabındaki sayfa aralığı 10 ve 14, Dinamo Soru Bankası'ndaki sayfa aralığı ise 11 ve 14. Hemen ders bittiğinde kitabın elindeyse bunu güzel bir şekilde çözmeyi unutmuyorsun diyelim. Geldik dünyanın tektonik oluşumu. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Dünyanın ne zaman, nasıl ve ne şekilde oluştu, İnsanoğlunun sürekli olarak ilgisini çekmiştir. Özellikle elle tutulur dünyanın nasıl oluştuğu ile ilgili gözlemler ve teoriler 19 ve 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Ve buna göre dünya günümüzden yaklaşık 4.6 milyar yıl önce, nasıl, bayağı yaşlı değil mi, kızgın gaz ve toz bulutlarının sıkışması sonucunda oluşmuş ve daha sonra kendi ekseni etrafında dönerek soğumaya başlamıştır. Şimdi burada dur. Soğumaya başladığında yoğunluğu az olan kısım dış tarafta, yoğunluğu fazla olan kısım ise iç tarafta birikmiştir. Ve dünyanın birbirinden farklı, hem kalınlık hem yoğunluk anlamında birbirinden farklı 3 tane katmandan oluştuğunu söyleyebiliriz. Peki bu katmanlar hangileri? Bunlardan birincisi yer kabuğu dediğimiz yerin en ince ve yoğunluğu en az katmanıdır. İkinci katmanımız manto
ki bu katman çok çok önemlidir. Üçüncü katmanımız ise çekirdek katmanı olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. O zaman hadi bakalım en ince katman olan litosferle devam edelim. Litosfer, biz bunu mesela nerede gördük? Şöyle bir düşünün. 9. sınıfta gördük değil mi? 9. sınıfta 4 doğal ortamı hatırlayın hemen. 4 doğal ortamda ne diyorduk? Doğa 4 tane temel ortamdan oluşmaktaydı. Bunlardan bir tanesi litosfer, bir tanesi atmosfer, bir tanesi hidrosfer ve bir tanesi de biyosferdi. Litosfer, yani lito dediğimiz taş. Hemen şöyle devam ediyorum. Sifere dediğimiz kısım ise küreydi. O zaman bu taş kürenin karşılığı olarak ifade edilebilirdi. Ve şunu unutma. Litosfer dediğimizde burası yerin en ince katmanıdır. Bak burada bunu bilmek zorundasın. İkincisi yoğunluğu en az olan katmandır. Bunu da bilmek zorundasın. Ve diyor ki hemen şöyle sağ taraftaki görsele de bir bakın. Litosfere geldiğimizde litosfer siyal ve sima olmak üzere iki farklı katmandan oluşmakta. Ve litosferin ortalama kalınlığı hemen sol tarafta da görebiliyoruz. 33 kilometre. Yani deniz seviyesinden başlıyoruz. Ortalama 33 kilometre kalınlıkta olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi hemen sağ tarafa şöyle geçin sevgili arkadaşlar. Yoğunluk ne diyor? Siyal için 2.7 gram bölü santimetre küp. Sima için ise 3 gram bölü santimetre küp demektedir. Şimdi burada siyal nerede bulunmakta? Şöyle baktığımızda siyal karada bulunuyorsa biz bu siyale kıtasal kabuk diyeceğiz. Ne dedik? Tekrar söylüyorum. Siyal karada olduğu için siyalin bulunduğu kısma kıtasal kabuk diyeceğiz. Ve burası sevgili arkadaşlar granitik kabuk olarak geçer. Sima okyanus tabanında ve burası da bazaltik kabuk olarak ifade edilmektedir diyebiliriz. Hemen bu siyal ve sima kısmını da açmamız gerekirse görseli bir bak. Ve sağ tarafta dikkat demişiz. Bir okuyalım. Siyal katmanı bir boşluğumuz var. Sima katmanı ise boşluğumuz var. Daha kalın bir tabakaya sahiptir diyor. Hemen sol tarafa geç. Siyale bakıyorum şöyle. Siyal dediğimiz katman karanın bulunduğu alanda nasıldır? Daha kalındır. O zaman siyal katmanı karalarda diyelim şuraya. Sima'ya geldiğimiz zaman ise okyanus tabanlarında daha kalın olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki bunu mesela bir dünya haritası üzerinde göstermiş olsaydık ve ben bu harita üzerinde farklı yerler sizin için gösterseydim. Mesela şurada bir numaralı alan dedim. Devam ediyorum bu kısma geldim 2 numaralı alan dedim. Hemen şöyle şuraya geliyorum 3 numaralı alanı gösterdim. Ve şöyle şuraya da geleyim 4 numaralı alanı gösterdim. Soru dedi ki sana aşağıdaki ya da yukarıdaki dünya haritası üzerinde işaretli alanlardan hangisinde siyal katmanı daha kalın bir tabakaya sahiptir dedi. Siyal katmanı nerede daha kalındı? Karalarda. O zaman benim böyle bir harita karşıma geldiğinde neyi bilmem gerekiyor? Dünyadaki dağlık alanları bilmem gerekiyor. Hemen şöyle geldim. Peki nereler var? Bilmeniz gereken bazı önemli yerler var. Mesela şuradaki işaretlediğimiz alan Himalaya dağları ve dünyanın bu en yüksek dediğimiz alanları bu noktada bulunmakta. O zaman burada siyal katmanının daha kalın bir tabakaya sahip olduğunu söyleyebilirim. Ya da Kuzey ve Güney Amerika'nın batı kısmına geldiğimizde bu alanda kayalık dağları ve tam şu alanda da Ant dağlarının olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu noktada burada da siyalin daha kalın bir tabakaya sahip olduğunu ifade edebiliriz. Özellikle bize ifadelerde ve sorularda nereyi soracak derseniz hemen şöyle şu kısma yıldız atıyorum. Himalaya dağları Allah'ını seven burayı unutmasın. Peki kalını sormadı ve dedi ki siyal katmanı daha ince bir tabakaya sahiptir dedi. Daha ince. Şimdi siyal katmanı karada daha kalınsa okyanus tabanında siyal katmanı daha ince olmayacak mı? Tabii ki de olacaktır. O zaman siyalin ince olduğu yerinde okyanus tabanı olduğunu ifade edebiliriz. Peki neden bunlara siyal ya da hemen şöyle siyal ya da sima olarak ifade edilmiştir dersek? Bakın. Siyalin içerisinde silisyum ve alüminyum bol miktarda var. Ondan dolayı biz buna siyal diyoruz. Simanın içerisinde de bol miktarda silisyum, hemen şöyle düzeltelim. Silisyum ve magnezyum elementleri yer almaktadır diyebiliriz. Ondan dolayı da buraya sima ifadesi kullanılmış arkadaşlarım. Geldik mantoya. Manto bizim için ciddi anlamda önemli bir katman. Neden dediğimizde birazdan söyleyeceğiz. Yerin
ikinci katman orta katman ve buranın yoğunluğu arkadaşlarım 3,3 gram ile 5,5 gram bölü santimetre küp arasında değişmektedir. Ama şimdi biz bir şeftaliyi düşündüğümüz zaman dış kısmında ince bir katmanı var değil mi? Burayı mesela biz litosfer olarak düşünebiliriz. O yediğimiz bir alanı var. Orayı manto olarak düşünebiliriz. O iç kısım çekirdek var. Orayı da çekirdek olarak düşünebiliriz. Şimdi bu şeftalinin yediğimiz alanı ciddi anlamda, hacim anlamında çok fazla. Hemen buraya uyarladığımız zaman mantoda yer hacminin toplam %84'lük kısmını oluşturmakta arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ve bakın hemen sağ tarafta görselimize baktığımızda manto burada. Hemen üst kısımda da şöyle yer kabuğumuz var. Mantonun yer kabuğuna yakın üst kısmına biz astenosfer diyoruz. Tekrar söylüyorum. Mantonun yer kabuğuna yakın olan o üst kısmına biz astenosfer demekteyiz sevgili arkadaşlar. Kalınlık 33 kilometreden başlayıp 2900 kilometreye kadar unutmakta. Bak şunu unutma. Yer hacminin diyorum. En kalın katman demedim. Hacim dedim. Genişlik anlamında çok geniş bir yapıya sahiptir diyebilirsiniz, tamam mı? Kalınlıkla hacmi ya da derinlik kısmını karıştırmayalım. Bu önemli bir ifade. Peki mantonun diğer önemli özelliği nedir dediğimizde. Mantonun içerisinde ergimiş halde bulunan lavlar var. Ve bu ısınan magma ısındığı zaman yükselmekte ve yükseldiğinde nereye çarpacak? Litosfere çarpacak. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Tencereye bir su koyduğunuz zaman, suyu ısıtmaya başladığınız zaman su kaynadığında o kaynayan su yukarıya çıkacaktır. Daha soğuk olan sıvı kütle aşağıya doğru inecektir. Ve o tencerenin içerisinde tahta parçalarının olduğunu düşünün. Şimdi su kaynamaya başladığında tahta parçaları birbirine çarpacak ya da birbirinden uzaklaşacak değil mi? İşte bizim bu biraz önce yer kabuğu olarak söylediğimiz litosferimiz tek bir parçadan oluşmamakta. Bunları birbirine bağlayan irili ufaklı parçalar var ve biz bunlara levha ya da diğer ismiyle plaka demekteyiz. Ve bunlar o işte mantoda meydana gelen ısınan magmanın yükselip litosfere çarpmasıyla birlikte hareket etmekte ve bu da neyi oluşturuyor? İki tane parça birbirine çarptığında yükselecektir. Ve bu o alanda orojenez dediğimiz dağ oluşumuna neden olacaktır. Bunlar çarptığında sarsıntılar meydana gelecek ve depremler oluşacak. Bunlar birbirinden uzaklaştığında ya da çarpıp kırıldığında o alt kısımdaki, yani bu alandaki kızgın magma ne yapacak? Yer yüzeyine çıkacak ve volkanizma faaliyetlerini oluşturacaktır. Ve aşınma birikme ile birlikte de epirojenez dediğimiz kıta hareketlerine sebep olacaktır. Peki bunlar ne dersek, bunlar arkadaşlarım iç kuvvetlerdir. O zaman şunu unutma. Mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketler. Konveksiyonel hareket dediği ısınan magmanın yükselmesidir. Mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketler iç kuvvetlerin kaynağını oluşturmaktadır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Son katman. Çekirdek. Yerin en olan katmanıdır. Nasıl? Yerin en sıcak katmanı 1. Yerin en kalın katmanı 2. Yerin en yoğun katmanıdır. Ve bu yüzden yoğun olduğu için ağır küre ya da barisfer denmektedir. Nereden başladı? 2900 kilometreden başladı ve 6378 kilometreye kadar uzandı. Yoğunluğa baktığımız zaman 10 gram bölü santimetre küp ile 13 gram bölü santimetre küp arasında değişiklik göstermektedir diyebiliriz. Ve buranın içerisinde, yani çekirdeğin içerisinde yüksek miktarda demir ve nikel elementi olduğu için biz bu katmana ne diyeceğiz? Nife katmanı diyeceğiz arkadaşlar. Yani nifeyi duyduğunda demir ve nikel var. O zaman burası çekirdektir diyebiliriz. O zaman şunu hemen şöyle toparlayalım. Siyal ve sima litosfer dediğimiz yer kabuğunun iki tane katmanıydı. Ve burada yoğunluğun en az olduğu, yerin en ince olan katmanıydı. Ve aynı zamanda siyal dediğimiz karalarda daha kalınken okyanus tabanlarında daha da incelmekteydi. Alt üst manto dediğimiz kısım mantodur ve yer hacminin en fazla olduğu katman burası olarak karşımıza çıkmakta.
ve burada meydana gelen konveksiyonel hareketler iç kuvvetlerin kaynağını oluşturmaktadır diyebiliriz. Son katman, yerin enleri olan katman, yerin en sıcak, yerin en yoğun, yerin en kalın katmanıdır. Çekirdek katmanı, bunu da unutmayalım. Buraya biz ne diyeceğiz? Nife diyeceğiz. Bunların tamamına ne diyoruz derseniz, bunların tamamına da geosfer demekteyiz. Yani litosfer, manto, çekirdeğin bulunduğu bu alanın tamamına da geosfer ifadesini kullanmaktayız. Geldik. Burası önemli. Hemen şuraya yıldız attım. Neden? Öğretmenim, çünkü bunu sınavda sana soracak. Yerin yüzeyinden, yeryüzünden, yerin derinliklerine doğru gidildikçe nelerde artışlar ya da ne gibi değişiklikler meydana gelmektedir dersek, aldın kazmayı, başladın kazıyorsun. Hadi bakalım inebilecek misin? 6378 kilometre. Oldu ki indin, ne olacaktır? Bir, sıcaklık artacaktır. Her 33 metrede genel olarak sıcaklıklarımız bir derece artış gösterecektir diyebiliriz. İkincisi, yoğunluk artacaktır. Nereden biliyorum? Burada ne dedik biz? 2.7 gram bölü santimetre küpten başladık. Aşağıya doğru geldiğimizde 13 gram bölü santimetre küpe kadar gitmedik mi? O zaman ister istemez yoğunluğumuz arttı. Yoğunluk artarsa basınç artar ve aynı zamanda yer çekimi de artacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik levha tektoniği dediğimiz kısma. Dünyanın nasıl oluştuğuyla ilgili birçok teori ortaya atıldı. Evet, ve buradaki kısımdaki önemli olan unsurlardan bir tanesi de bu dünyanın nasıl hareket ettiğiyle ilgili ifadeler. Ve burada ayakları en yere basan teorilerden bir tanesini görseldeki görmüş olduğumuz amcamız ortaya atmıştır. Kim bu amca? Alfred Wegener. Alfred Wegener'in ortaya attığı teorinin ismi kıtaların kayması kuramıdır. Peki Alfred Wegener bu teoriyi ortaya attığında dünya ile ilgili ne gibi oluşumlardan bahsetti? Alfred Wegener diyor ki arkadaşlar, dünya eskiden tek bir kara kütlesiydi ve bu kara kütlesine biz Pangea diyorduk ve bu kara kütlesini çevreleyen süperde bir okyanus vardı. Bu da Pantalassa. Pangea süper kıta, Pantalassa da süper okyanusumuz. Sonra bu Pangea dediğimiz süper kıta ikiye ayrıldı, yani parçalandı. Kuzeyde Laurasya, güneyde ise Gondwana olmak üzere iki parçaya, araya da bir deniz sokuldu diyor ve bu Tetis denizidir diyor. Daha sonra bu parçalar birbirinden ayrılmaya başladı, birbirinden uzaklaşmaya başladı, birbirine yaklaştı ve dünya şu anki görünümünü kazandı diyor. Ama Alfred Wegener'in bu kuramındaki ifadeleri kullanırken o Pangea'nın ikiye ayrılması, daha sonra bunların parçalanması ile ilgili ifadelerin nasıl gerçekleştirildiğini açıklayamıyor. Evet diyor, dünya eskiden tek bir kara kütlesiydi. Yemin edebilirim ama kanıtlayamam diyor. Ve bu Alfred Wegener'in teorisi 1950 yılında bilim insanları tarafından geliştiriliyor ve levha tektoniği kuramı adını almıştır. Yani bunlar diyor ki evet, Alfred Wegener doğru söylüyordu. Neden peki bunu açıklayamadı? İşte onu da biz açıklayacağız, durun yahu diyor. Neden? Dünya diyor baktığımızda diyor tek bir parça gibi durabilir. Ama yakınlaştığımız zaman dünyanın birbirine bağlı parçalardan oluştuğunu söyleyebiliriz diyor. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz mesela. Duvarda çok güzel bir tablo var. Bakıyorsun ya, mükemmel bir tablo diyorsun. Yanına bir gidiyorsun. Lan bu puzzle'mış lan diyorsun, tamam mı? Şimdi bunu düşündüğümüz zaman puzzle'a uzaktan baktığımızda tek bir parça gibi durur. Ama yakına gittiğimiz zaman onu birbirine bağlayan onlarca ya da yüzlerce parçanın olduğuna tanıklık edebilirsiniz. İşte dünyada aynen böyle. Dünyayı birbirine bağlayan irili ufaklı parçalar var. İşte biz bu parçalara levha ya da plaka diyoruz. Şimdi bu parçayı şöyle düşünürseniz, iki tane parça aldım. Birazdan daha güzel göstereceğiz bunu. Bu parçalar nasıl hareket edecek? Nasıl birbirinden uzaklaşacak? Ya da nasıl birbirine yaklaşacak? Hemen o yerin katmanları kısmına geldiğimizde mantoda ne dedik biz, hemen hatırla. Manto dedik ki konveksiyonel hareketler vardı. Konveksiyonel hareket ısınan o magmanın yükselmesiyle birlikte litosfere çarpması değil mi? Evet, o zaman litosfere çarparsa, burada magma ısındı, litosfere çarptı ve litosferi ne yaptı? Birbirinden uzaklaştırdı. O zaman bu parçalar birbirinden uzaklaşabilir. Hemen şuraya şöyle geldim. Sınırlara dikkat edin arkadaşlar. Mesela burada
levha dediğimiz kısımlar, bazılarının büyük bir bölümü kara üzerinde olduğu için biz bunlara kıtasal levha diyeceğiz. Bazıları ise okyanus tabanlarında olduğu için biz bunlara da okyanusal levha diyeceğiz. Mesela burada namı diğer levhalardan bir tanesi Avrasya levhası, büyük bir kıtasal levha, ya da şu alanda görmüş olduğumuz Hint levhası ya da bu alandaki Arabistan levhası, Kuzey Amerika, Güney Amerika levhaları, bunlar büyük ve küçük levhalardır. Bunun dışında mesela şu alanda görebiliyoruz Kokos levhası, onun alt kısmında Nazca levhasını da görebilmekteyiz. İşte bu levhalar birbirine yaklaşıyor ya da birbirinden uzaklaşıyor diyebiliriz. Şimdi şöyle bir haritamıza baktığımızda arkadaşlar, bu haritada başkan ne dikkatinizi çekti? Mesela benim dikkatimi çekenlerden bir tanesi okların yönleri. Mesela ne diyor? Bakın şöyle, şu alan tanıştırayım bilmeyenler için. Burası Atlas Okyanusu'nun ortası. Atlas Okyanusu'nun ortası bir levha sınırı mı? Evet, levha sınırı. Ve bu levha sınırına baktığımızda buradaki o parçalar birbirinden ne yapıyor? Oklar zıt yönde mi? Evet, birbirinden uzaklaşmakta. Bunu şöyle düşünün. Şimdi Atlas Okyanusu'nun tam ortası burası. Bunun alt kısmında magma dediğimiz sıvı akışkan malzeme. Yukarısı da bizim şu anda bulunduğumuz litosferin üst kısmı olsun. Burası birbirinden uzaklaşırsa alttaki sıvı akışkan malzeme yukarı çıkmayacak mı? Çıkacaktır. Ne olduğunu birazdan göreceğiz sevgili arkadaşlar. Mesela diğer alanlardan bir tanesi. Tam şu kısma geliyorum. O Avrasya levhası ve Hint levhasının bulunduğu yer. Burada ne yapıyor? Hop, çarpışıyor. Çarpıştığı zaman aslında iki tane siyal birbiriyle temas edecektir. Neler olduğuna gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi birinci görsele bakıyoruz. Birinci görselde ben neyi gördüm? İki tane kıtasal levha gördüm. Bak tekrar söylüyorum. Bu alanda iki tane kıtasal levha görebilmekteyiz. Ve bu iki kıtasal levha ne yapıyor? Bu iki kıtasal levha birbirine yaklaşıyor. Yani bunları şunlar gibi düşünün arkadaşlar. Bunlar birbirine yaklaştı mı? Yaklaştı. Çarptığı zaman ne olacaktır? Çarptığı zaman bak, tam çarpışma alanını gördün mü? Bu alanda ne oldu? Siyalin kalınlığı arttı. İkincisi, burada şöyle bir dağlık alan oluşmadı mı? O zaman dağlar oluşacaktır. Hemen şöyle geri geliyorum. Hemen şöyle geri gelelim. Şuradaki kısma bakalım. Bakın, şurada Hint levhası vardı, bu kıtasal levha biraz önceki. Avrasya levhası var, kıtasal levha. Bunlar burada ne yaptı? Birbiriyle çarpıştı. Burada kim vardı? Hemen siyal çok kalın bir tabakaya sahip demiştik. Himalaya dağları vardı. O zaman iki tane kıtasal levha buradaki gibi birbiriyle çarpışırsa siyalin kalınlığı evet artar. Tamam. Dağlar oluşur. Çarpışma ile birlikte sarsıntılar, deprem faaliyetleri meydana gelir ve volkanizma faaliyetleri yaşanır diyebiliriz. Peki ikinci görsele baktığımızda ikinci görselde ne oluyor? Gene iki tane ne var? İki tane su göremediğim için kıtasal levhanın olduğunu söyleyebilirim. Ve bu iki kıtasal levha birbirinden ne yaptı? Birbirinden uzaklaştı. Şimdi şöyle düşünün. İki tane kara kütlesi birbirinden uzaklaşırsa orada bir çukurluk oluşmayacak mı? Oluşacaktır. Ve bunu unutmayacaksın. Burası Rift Vadisi olarak ifade edilecektir arkadaşlar. Afrika'nın doğusu çok ileriki dönemlerde birbirinden uzaklaşmasıyla birlikte parçalanacaktır diyebiliriz. Geldik üçüncü görselimize. Şimdi burada bir farklılık var değil mi? Ne var? Şimdi biraz önceki kısımlarda sadece sarı renkleri görmüştük ama burada ne oldu? Mavi renk tonu da işin içerisine girdi. O zaman burada bir tane okyanusal levha ile bir tane kıtasal levhanın olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şuradaki kıtasal levhayı siyal olarak, şuradaki okyanusal levhayı da sima olarak ifade edersek hangisi daha yoğundu? Siyal yukarıdaki, sima aşağıdakiydi. O zaman sima daha yoğun. Şimdi bunlar birbirleriyle çarptığında sima ne yapacak? Siyalin altına dalacaktır. Ve şu kara alanı dediğimiz şu alanda dağları oluşturacaktır. Şurada derin deniz hendekleri meydana gelecektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda volkanizma ve deprem faaliyetleri de yaşanılacaktır diyebiliyoruz. Devam ettim. Dördüncü görsele bakıyorum. Burada artık tamamıyla mavi renk tonu var. Yani iki tane okyanusal levha ne yaptı? Birbirinden uzaklaştı. Eğer ki iki okyanusal levha birbirinden uzaklaşırsa yerin altında astenosfer dediğimiz zaten mantonun
yer yüzeyine yakın olan kısmı değil miydi? Evet. O zaman buradaki magma ne yapacak? Yer yüzeyine çıkacak ve burayı böyle dolduracaktır. Doldurduğunda bura artık kara halini alacak ve buraya biz okyanus ortası sırt diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki kim var böyle? Hemen şöyle geriye geldim. Dikkat edin. Şurada bir alan var. Burası kim? İzlanda. İzlanda okyanusun ortasında bir ada mı? Evet. Okyanusun ortasında bu ada nasıl oluştu? Dikkat et, birbirinden uzaklaşan iki tane okyanusal levha yer almakta. Şu Afrika'nın doğusu dediğimiz şu alanda da birbirinden uzaklaşma yaşanmakta. Hemen şu kısma geldiğimiz zaman Avrasya levhasıyla Hint levhası birbirine yaklaşmakta. Hemen Amerika'nın bak şuradaki batı kısmına geldiğimizde de bu alanda da yaklaşmalar, yanal yer değiştirmeler ve uzaklaşmaların mevcut olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen son. Artık 5 numara dedim buraya. 5 numarada 2 tane kıtasal levha yanal doğrultuda yer değiştirmekte. O zaman bu alanda da şiddetli depremlerin meydana geleceğini söyleyebiliriz. Peki. Şimdi biz burada bunları söyledikten sonra bu levha sınırları nelerle paralellik gösterir? Nerelerde bunlar görülür derse şunu unutma. Levha sınırlarında 1. Depremler yaygın şekilde görülür. 2. Volkanizma faaliyetleri yaygın bir şekilde görülür. Tsunami aynı zamanda yaygın bir şekilde görülebilir ve jeotermal enerji yaygın bir şekilde görülebilir. Burada dikkat etmeniz gereken kısım, bakın Amerika'nın şu batı kısmı var ya, Kuzey ve Güney Amerika'nın batı kısmı, burayı böyle karalayabilirsiniz, tamam mı? İkincisi, Atlas Okyanusu'nun ortasını şöyle karalayabilirsiniz. Üçüncüsü, Asya'nın doğu kısmını şöyle şu kısımda şöylece karalayabilirsiniz arkadaşlar. Ve Türkiye'nin bulunduğu yerden tam şöyle bir sola doğru bir de sağa doğru şöyle gittiğiniz zaman bu alanlar genel itibariyle levha sınırları olduğu için depremlerin yaygın olarak görülebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü bunlar bizim için evet 10. sınıfta önemli, ancak gireceğimiz o TYT sınavında da sorulabilir ki geçmiş dönemde bunlar yoğun ölçekte soruldu ve sorulmaya da devam edecektir diyebiliriz. Geldik şimdi ikinci kısım. Jeolojik zamanlar. Ne dedik biraz önce? Dünya günümüzden yaklaşık 4.6 milyar yıl önce kızgın gaz ve toz bulutlarının soğumasıyla birlikte meydana gelmiş, kendi ekseni etrafında dönmesiyle birlikte de şu anki şeklini ortaya çıkarmıştır. Ve biz dünyanın başından neler geçtiğini jeolojik zaman cetveli içerisinde hep beraber işleyeceğiz. Birinci dönemimiz Pre-Kambriyen. Burası ilkel devir ve jeolojik zamanlar içerisindeki sürenin en uzun olduğu dönem. Bak 4.6 milyar yıl önce başlayıp 542 milyar yıl önce, 542 milyon yıl önce bitmiştir diyebiliriz. Hemen orayı da öyle düzeltelim. Burada ne var? Hayatın başlaması. Bununla birlikte sular ve kayaçların oluşmaya başlaması ve atmosferin dönem sonuna bağlı olarak meydana gelmeye başlamasıdır diyebiliriz. Yani önce sular ve kayaçlar oluşmaya başladı. Daha sonra atmosfer meydana geldi. Atmosfer meydana geldiyse de hayat oluşmuştur diyebiliriz. İkinci dönem bizim için önemli dönemlerden bir tanesi, sorunun gelebileceği alanlar. Paleozoik, yani birinci jeolojik zaman. 542 milyon yıl önce başlayıp 251 milyon yıl önce bitmiştir. Buralarda milyarı yazmışız ama öyle milyon diye düzeltelim. Buranın arkadaşlarım 6 tane alt devri var. Yani şu sağ tarafta görmüş olduklarınız da onların alt devirleri olarak ifade edilmekte. Burada ne var? Biraz önce ne demiştik? Dünya tek bir kara parçasıydı. Alfred Wegener ne dedi? Pangea dediğimiz tek bir kütleye sahipti dedi. Burada Pangea oluştu. Ama Alfred Wegener daha sonra bu Pangea'nın ayrılmaya başladığını ifade ettiğinde çarpışmalarla birlikte bu alanda dağ oluşumları meydana geldi. Birinci jeolojik zamanın başında Kaledonyen orojenezi, hemen şöyle şurada görebilmektesiniz. Birinci jeolojik zamanın sonunda da Hersiniyen orojenezi meydana gelmiştir. Bu dönemde özellikle Apalaş Dağları Amerika'nın güneydoğu kısmında, onun dışında Asya ve Avrupa'yı doğal anlamda birbirinden ayıran kısım, Ural Dağları, İskandinav ve İskoçya'nın bulunduğu alandaki Kıvrım Dağları bu dönemde oluşmuştur diyebiliriz. Ve aynı zamanda bakın, Karbonifer,
karbon, hemen şöyle düşün. Burada ciddi anlamda bugünkünden çok daha yoğun ölçekte gür bir bitki topluluğu bulunmakta. Ve bu bitki topluluğu levhaların birbirinin hareketine bağlı olarak bataklık, göl gibi alanlarda birikmekte ve bu da bu dönemde taş kömürü yataklarının oluşmasına neden olmaktadır diyebiliriz. Ve bu dönemdeki oluşan taş kömürü içerisinde karbon oranı yüksek olduğu için özellikle biz bu taş kömürünü demir çelik fabrikalarında demiri çeliğe dönüştürmekte de kullanmaktayız. Onun dışında süngerlerin, balıkların ve kara bitkilerinin ortaya çıkışı da bu dönemin önemli olaylarıdır diyebiliriz. Mezozoik, hemen şöyle milyarları düzeltiyoruz. 251 milyon yıl önce başlayıp 65 milyon yıl önce biten bir devirden bahsediyoruz. 3 tane alt dönemi var. Kretase, Jura, Trias. Trias, Jura, Kretase diye geçer. Peki bunlar hangisi dikkatini çekti? Şöyle bir bakıyorum. Benim Jura dikkatimi çekti. Jurassic Park değil mi? Aynen o şekilde. Hemen alt tarafa gelirsek, o zaman bu dönemde kimler vardı? Bu dönemde dinozorlar vardı arkadaşlar. Ve ilk memeliler ve kuşlar bu dönemde meydana gelmiştir diyebiliriz. Dinozorlar özellikle bu dönemi karakterize eden en önemli canlılardır diyebiliriz. Ve o Paleozoik'te Pangea dediğimiz tek bir kütle var mıydı şöyle? Vardı. Ve Mesozoik'e geldiğimiz zaman Pangea ne yaptı? Parçalandı. Yukarıda Gond, Laurasya, alt kısımda ise Gondwana olmak üzere iki parçaya ayrıldı. Ve aynı zamanda bu ara kısmada kim sokuldu? Tethys Denizi sokuldu diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve burada özellikle bu ikinci jeolojik zamanda Meksika'da Yucatan Yarımadası'na çok büyük bir meteor düşmekte. Bu meteorun düşmesiyle birlikte mega tsunamiler, mega depremler meydana geliyor ve dünyada büyük bir yok oluş gerçekleşiyor ve buna bağlı olarak da dinozorların nesilleri bu dönemin sonunda tükenmiştir diyebiliriz. Geldik ortalığın karıştığı dönem. Özellikle Paleozoik'te bazı olaylar var. Birazdan toplayacağız. Mezozoik'te bilmemiz gereken birkaç olay var. Onu da söyleyeceğiz. Ama dünyanın ana hatlarıyla oluştuğu dönem bizim için Senezoik olarak geçmekte. Bazı kaynaklarda bunu Tersiyer ve Kuaterner olarak almakta. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bunu artık Senezoik olarak almakta. Bunu da böylelikle iki alt devir olarak ifade etmekte. Burada ne oldu dersek, Tersiyer'den başlamamız gerekirse burada Alp Himalaya orojenezi meydana geldi. Orojenez dediğimiz dağ oluşumudur. Yani levhalar birbirine çarptı ve dünyada büyük bir dağlık sistem meydana gelmiştir. Peki kimler? Avrupa'daki Alpler bu dönemde meydana geliyor. Asya'daki Himalayalar bu dönemde meydana geliyor. Amerika'nın o batı kısmındaki Kayalık ve Ant Dağları bu dönemde meydana geliyor. Ve aynı zamanda dikkat edin, Atlas ve Hint Okyanusları da bu dönemde oluşmuştur. O zaman şöyle düşünürsek, ya dünyanın tamamına yakını şu kadar kısa bir dönemde 65 milyon yıl önce başlayıp günümüze kadar hala devam eden bir dönem. Bak şunu unutma. Evet, dünya oluştu. Bitti durdu. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Aklından çıkar onu. Hala oluşum, değişim devam etmekte. Ama bunlar çok küçük, birkaç milimetre ile birkaç santimetre arasında meydana gelen hareketlerdir. Biz bu hareketleri hissedemeyiz ama hala bu oluşum devam etmekte. Bunu da unutmayalım. Onun dışında bu dönemde özellikle lignit, petrol, bor ve tuz yatakları oluşmuştur. Mesela şöyle düşün. Türkiye'de bor var mı? Var. Hatta dünya toplam rezervinin yaklaşık %72'si bizim ülke topraklarımız üzerinde bulunmaktadır. E o zaman buradan ne gibi yorum yapabilirsin? Türkiye arazisi o zaman büyük bir bölümü Senezoik'te oluşmuştur ifadesinde kullanabiliriz. Onun dışında lignit yatakları var mı? Türkiye'de lignit yatakları da bol miktarda var. Ve aynı zamanda tuz yatakları da bol miktarda var. O zaman bizim buradaki en önemli yorumumuz, bunlar bizim ülkemizde bol miktarda varsa o zaman bizim ülkemizin de bu dönemde oluştuğunu ifade edebiliriz. Ve volkanizma faaliyetleri o levhaların birbirine hareketiyle birlikte yaşanmıştır. Ve bu dönemde şiddetli süper volkanlar meydana gelmiştir. Şimdi şöyle düşün. Şurada bir volkanik dağımız olsun sevgili arkadaşlar. Ve bu patladığı atmosfere bol miktarda ne çıktı? Toz bulutu, kül bulutu çıktı. Ve artık güneş ışınları ne yapamayacak? Yeryüzeyine gelemeyecek. Eğer ki güneş ışınları bu noktada yeryüzeyine gelemezse küresel anlamda bir soğuma yaşanacaktır ve kuaternler,
buzul devirleri başlamıştır. Niye? Şiddetli volkanizma faaliyetleri neticesinde. Onun dışında dönemin sonuna doğru günümüzdeki iklimler meydana gelmiştir. Kıtalar genel itibariyle bugünkü görünümünü almıştır ve insan hayatı başlamıştır diyebiliriz arkadaşlarım. Peki Türkiye durum nasıl? Türkiye her jeolojik döneme ait bir oluşumla karşılaşmıştır diyebiliriz. Nasıl? Gelin bakalım. Birincisi paleozoik dönemden başlarsak. Burası o 4.6 milyar yıl önce başlayıp şuradaki 542 milyon yıl önce prekambriyen demiştik ya, orayı atalım. 542 milyon yıl önceden günümüze kadar geldiğimizde paleozoik çok eski dönem olduğu için bu döneme ait Türkiye'deki araziler çok zengin değil. Evet, bu döneme ait araziler var ve şunu unutmayalım. Eğer ki bize bir ifadede masif arazi diyorsa, hemen şöyle masif araziyi kalbe alıyorum. Masif arazi dediğimiz birinci jeolojik zaman yaşlı arazilerdir. Bunlar yaşlı, hareketi kısıtlı arazilerdir. O zaman bu arazilerin deprem oluşturma ya da deprem olabilme potansiyelinin de düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ama diyorum, birazdan söyleyeceğim. Bakın, kim var peki bu dönemde Türkiye'de oluşmuş? Bunlardan birincisi Zonguldak ve çevresi, Zonguldak Masifi, Antalya Alanya Masifi, Anamur Masifi, bunun dışında Mardin Masifi, Yıldız Dağları, o İstanbul dediğimiz kısmın kuzeyine doğru çıktığımızdaki masif, onun dışında Aydın Masifi, Menteşe Saruhan'ın bulunduğu alan, Manisa'nın bulunduğu alandaki masif arazi, Kırşehir Masifi. Bunlar birinci jeolojik zamana ait arazilerdir diyebiliriz. Hemen geldim. Birinci jeolojik zamanda karbonifer dediğimiz bir dönem vardı ve bu dönemde taş kömürü yatakları oluşmuştu. O zaman bizim ülkemizde taş kömürü yatakları bu dönemde oluştuysa nerenin oluşmasını bekleyeceğiz? Zonguldak ve çevresinin oluşmasını bekleyeceğiz. Yani bir yerde taş kömürünü gördüysen orası birinci jeolojik zaman yaşlıdır diyebilirsin. Ve bununla birlikte sevgili arkadaşlar şöyle devam ettik. Mezozoik, biraz durgunluk dönemi. Bu dönemde, özellikle bu dönemin öncesinde dünya tek bir kara kütlesiydi. Pangea dediğimiz süper bir kıtaya sahiptik. Pangea parçalanıp ikiye ayrıldığında araya ne geldi? Şu ara kısma Tetis Denizi geldi sevgili arkadaşlar. Ve Türkiye'nin büyük bir bölümü bu Tetis Denizi'nin tabanında yer almaktadır diyebiliriz. Denizin altında hareketlenmeye bağlı olarak volkanizmalar meydana gelmez mi? Gelir. O zaman Türkiye'de deniz altı volkanizması diyorsa ne zaman meydana gelmiştir? Mezozoik dönemde meydana gelmiştir diyebiliriz. Ve aynı zamanda bu arazileri nerede görebilmekteyiz? Kuzey Anadolu dağlarında görebilmekteyiz. Geldik Anadolu'nun büyük bir kısmı. O Senozoik dediğimiz dönemde, yani Tersiyer ve Kuaterner dediğimiz bu iki dönemde meydana gelmiştir diyebiliriz. Burada özellikle ne dedik biz? Alp Himalaya orojenize oluşmuştur dedik. Alpler Avrupa'da, Himalayalar Asya'da. Biz aradayız. O zaman biz bu dönemde meydana geldik diyebiliriz. Bizim ülkemizdeki kuzeydeki Yıldız Dağları'ndan başlayıp doğuya kadar uzattığımız dağlık sistem Kuzey Anadolu Dağları. Güneye geldiğimizde de Toroslar. Batı, Orta, Güneydoğu Toroslar bu dönemde oluşmuştur diyebiliriz. Ve aynı zamanda bu dönemde Egeit Karası çökerek Ege Denizi meydana gelmiş, boğazlar oluşmuş, Karadeniz ile Akdeniz'in bağlantısı sağlanmıştır diyebiliriz. Ve aşınmalara bağlı olarak Anadolu Yarımadası hafiflemiş ve hafifleyen bu Anadolu Yarımadası toptan yükselmiştir. Biz bu yükselmeye ne diyoruz? Epirojenez diyoruz ve bizim ülkemizdeki iç kısımlarda zengin platoların varlığı 4. jeolojik zamanda, yani Senozoik'te diyeyim ben buna, Senozoik'te toptan yükselme ile ilgili bir durumdur diyebiliyoruz. Hemen şöyle Anadolu coğrafyasına baktığımızda, Anadolu coğrafyasını kuzeyden Avrasya levhası, güneyden Arap levhası ve gene güneyden Afrika levhası sıkıştırmakta. Ve levhanın sınırını ben size şöyle güzel bir şekilde göstereyim sevgili arkadaşlar. Şuradan şöyle bunu, buradan böyle bunu. Hemen devamında da şunu şöyle gösterelim. İşte bizim bu Anadolu levhası dediğimiz kısım burası. Ve dikkat ederseniz Anadolu levhasının bulunduğu alana ne demiş?
batıya doğru bir hareket var demiş. Ve diyor ki yukarıda Anadolu levhası her yıl yaklaşık 20-30 milimetre batıya doğru hareket etmektedir. Hanginiz hissetti? Hadi söyleyin hanginiz ise onu harbiden kaydık ya diyebilecek var mı? Yok. Niye? Bunlar yavaş hareketler. Ve bu hareketler hala devam etmekte. Levhalar bakın dikkat edin. Avrasya ve Arabistan levhası bizi buradan böyle sıkıştırıyor. Diyor ki git git batıya doğru git diyor. Ve biz o yüzden her yıl 20-30 milimetre batıya doğru hareket etmekteyiz. Ve geldik bugünkü dersimizin sonuna sevgili arkadaşlar. İlk dersimizdi. Peki bugün biz sizlerle birlikte neler öğrendik? Yerin iç kısmından bahsettik. Hemen şuraya şöyle çizmem gerekirse güzel bir şekilde toparlayalım. Yerin en ince ve en hafif katmanı hangisiydi? Litosfer. Yer hacminin en fazla olduğu katman manto. Yerin en sıcak ve en yoğun katmanı çekirdekti. Litosfer kaça ayrılıyordu litosfer? Hemen şöyle aldım siyah kalemimi. Sial ve sima olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sial silisyum ve alüminyum, sima silisyum ve magnezyumdu. Sial'in yoğunluğu daha, simanın yoğunluğu daha fazla. Ve unutma, tekrar hatırla. Sial dediğimiz katman karada daha kalın olduğu için Himalaya dağları, kayalık ant dağlarının bulunduğu alanlarda daha kalın bir tabakaya sahipti diyebiliriz. Manto dediğimiz katman yer hacminin en fazla olduğu katmandır. Ve mantonun yer kabuğuna yakın olan şu üst kısmına biz ne diyorduk? Astenosfer diyorduk değil mi? Ve manto bizim için neden önemliydi? Mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketler vardı ve bu hareketler iç kuvvetlerin kaynağını oluşturmaktaydı diyebiliriz. Çekirdek yerin en yoğun ve en kalın katmanıydı ve aynı zamanda çekirdeğe biz nife katmanı demekteydik. Barisfer ağır küre olarak da ifade edilmekte. Nife ni neydi ni? Hadi bakalım. Nikel, aferin. F neydi? Hatırla. F demirdi değil mi? O zaman nife katmanı da buradan geliyor diyebilirdik. Burayı böylelikle söylemiş olduk. Levha hareketlerine bağlı olarak depremler, volkanizma faaliyetleri, sıcak su kaynakları görülmekteydi. Levhalar birbirinden uzaklaşabilirdi. Mesela iki tane okyanusal levha birbirinden uzaklaşırsa okyanus orta sırtlar oluşurdu. İki kıtasal levha birbirinden uzaklaşırsa Rift Vadisi, Afrika'nın doğusu. İki kıtasal levha birbirine yaklaşırsa depremler, volkanizma faaliyetleri ve dağlar meydana gelmekteydi. Bir kıtasal, bir okyanusal levha, okyanus endekleri ve aynı zamanda dağlık sistemler meydana gelmekteydi demekteyiz. Jeolojik zamanlarda şunu unutma. Bak. Paleozoik dediğimiz zaman taş kömürünü bileceksin. Tamam mı? Bak taş kömürünü bileceksin. Onu da anlaşalım. Onun dışında Kaledonyen ve Hersiniyen kıvrımları da bu dönemde oluşmuştur. Bunu da bileceksin. Türkiye için Zonguldak'ı bileceksin ve masif arazileri bileceksin. Geldik. Mezozoik dediğimiz zaman neyi bileceksin? Trias, Jura, Kretese. Trias, Jura, Kretese. Hah, Jura ya. Neydi o? Dinozorlar. Dinozorları bileceksin. Durgun dönem. Pangea parçalandı Paleozoik'ten sonra. İkiye ayrıldı Mezozoik. Ve son kısım. Senozoik. Burada birçok şeyi bileceksin. Alp Himalaya orojenizini bileceksin. Kayalık dağları, Ant dağları bu dönemde oluşmuştur. Bunu bileceksin. Onun dışında tuz, bor, lignit, petrol yatakları bu dönemde oluşmuştur. Şiddetli volkanizma faaliyetleri yaşanmıştır ve buzul devirleri yaşanmıştır. Bunları bileceksin. Türkiye için Senozoik de neyi bileceksin? İstanbul Çanakkale boğazlarının oluştuğunu bileceksin. Onun dışında Egeit Karası'nın çöktüğünü bileceksin. Türkiye'de bor var, tuz var, lignit var, petrol var. Bunlar oluşmuştur. Bunu bileceksin. Ve aynı zamanda kuzeyde Kuzey Anadolu Dağları, güneyde Toros Dağları oluşmuştur. Bunu da bileceksin diyebiliriz. Ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Karşınızda sizin için güzel, konuyu da genel itibariyle içerisine alan bir soru bıraktım. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde neler işleyeceğiz dersek artık dünyayı oluşturduk. O geçmiş dönemden günümüze kadar gelen süreçte başına neler geldi bunlardan bahsettik. Bir sonraki dersimizde iç kuvvetlerden, dış kuvvetlerden, kayaçlardan bahsederek konuyu hem yerin iç kısmıyla hem yüzey kısmıyla da tamamlamış olacağız diyelim. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Aman ha ödevleri unutma. 11, 14, 10, 14 bunları da çözmeyi unutma diyelim. Hadi bakalım görüşmek üzere.